Neymiş? Büyük sözü dinleyecekmişsin. Evet, YouTube'da yayındayız şu anda. Herkese hayırlı akşamlar. Çok kısa bekletiyoruz her zaman olduğu gibi. Periskop ortak yayınında da Twitter, Watch, Live ve Allah'tan burası açık. Prodüktör. Ve burada da yayına ön izle. Tamam. Canlı yayına geç. Şu anda Twitter'da canlı yayındayız. Yine bekletiyoruz biraz. İstemiyoruz ki Facebook isyan etsin bize. Geliyoruz. Ama zormuş ama, değil mi? Kesinlikle kolay bir operasyon değil. Şimdi şurada da Facebook'u da hallettik miydi? Canlı video. Twitter ok diyor. Tamam, Twitter aldık. YouTube tamam mı? Ekipten rica ediyorum, YouTube tamam mı diye baksınlar bir. Evet, Twitter tamam, Periskop tamam. Şuradan geri çıkıp şimdi Facebook'a bakmanızı rica edeceğim birazdan. YouTube'da tamam. Facebook. Aynı zamanda analiz merkezi ekibe yazalım. analizmerkezi.com canlı da başlayalım arkadaşlar. Facebook'ta da yayındayız. En kötü ihtimal analiz merkezi de tamam. Sitede yayın var. Bu da tamam. Sadece Facebook kaldı. Facebook için de şu anda yayındayız. Evet. Twitter, Periskop, Facebook, YouTube ve Analiz Merkezi. Toplam 5 platform. Analiz Merkezi 2006'dan beri yayında, biliyorsun. Ne kaldı? Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Başka bir dua, şey kalmadı. Sadece dua. Allah mahcup etmesin. Giriyorum o halde, iznin varsa Fatih abi. Herkese iyi geceler. Analiz Merkezi'ne hoş geldiniz. Öncelikle biraz beklettik, kusura bakmayın. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Burada gerçekten büyük bir operasyon söz konusu. Fatih abi ve ekip anca hazırlıklarını tamamlayabildiler. Her hafta bildiğiniz üzere Fatih Tezcan abimiz hem kendi yönetip hem kendi yorumlarını katıyordu yayına. Bu hafta bize sağ olsun şans verip moderatörlüğü biz üstlendik. Biz soracağız, Fatih abi cevaplayacak. Keyifli bir yayın diliyorum hepinize. Hoş evet geldin. Fatih abi. Hoş teşekkür geldin. Ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olasın. Evet, her salı akşamı 21'de ben kendi kendime konuşuyordum. Biraz zor oluyordu. Geçen hafta bu 29 Ekim münasebetiyle işittiğim ağır hakaretlerden sonra, iftiralardan sonra, yediğim iftiralardan sonra bir baktım ne oluyor, ne bitiyordu. Tabii insan böyle günlerde kim yanında, kim değil, kim doğrunun yanında, kim değil. Bizim yanımızda olmanız mühim değil. Hakikatin yanında olunması lazım. Onu daha iyi görebiliyor. Böyle günler için biz süzgeç günleri deniriz. Süzgecin üstünde kalanlar, altına geçenler. Emri olur. Evveliyattan da Beyaz TV'deki programlardan da bildiğim bir kardeşim. Aynı zamanda bu Gökhan Athena gibi 160 bin lira için Ekrem İmamoğlu sülün Ekrem'i yalayanlara karşı da Twitter'da verdiği cevaplarla da aynı zamanda milletin kalbinde taht kuran bir kardeşimiz. Teşekkür ederim. O yüzden ben de saat kaçtı? 5:30'da rica ettim, atla gel diye, hiç kırmadan, ikiletmedi. Allah razı olsun, çıktı, fırladı, geldi. Ve bu bağlamda bugün yayını Emre model edecek, yönetecek. Diğer yandan bizim stüdyo kurulumumuz da işte anca buraya ettiği için, evet, geçen yayın yayın bittiğinde 2 saat 16 dakika içerisinde 112 bin kişiyi görmüştük. 111 küsürdü. Bir hafta içerisinde en son baktığımda 500 bine gelmişti. Haftalık 500 bin izlenme diye bir şey bu klasmanda, yani bu mertebede yayınlarda, bu konularda, hani Kemalizm falan, Türkiye'de bunlar, ben şeyi katarak söylüyorum bunu. Ulusal kanalları katarak söylüyorum. Hani isim vermeyeceğim ben burada. Evet. Katıldığım için biliyorum. Oradaki rakamların ne olduğunu biliyorum. Onu millet çok izleniyor falan zannediyor onları da. Başka türlü şeyler var orada. Onlar dahil böyle bir rakam yok. Şimdi onun üstüne bugünkü yayın. Biz tabii ona finalde, yani işin sonunda tabii o bir liste var. Bir kara liste mecburen yaptık. Bunlar hakikatsiz insanlar. Yani Amerika'sından, FETÖ'sünden Türkiye'ye kadar gördüm bize iftira atanları. Onları sen sorarsın. Ben de anlatırım. Bir liste yaptık ama... Onunla tabii o finalde onlara bir mecbur gireceğiz. Girmeden olmaz. Çağırdılar çünkü. Yani dediler ki biz sana iftira atıyoruz. Cumhuriyet düşmanı diyoruz. Geçen yayın gördün. Yani bizden büyük cumhuriyet dostu olamaz. Siz bize düşmanı diyorsunuz.
sizin cumhuriyet derken kastettiğinizi Kemalist diktatörlük. Biz buna karşıyız. Siz 90 seneden beri milleti sazanlamışsınız, keklemişsiniz dedik. Biz gerçek cumhuriyet. Bunu Said Nursi bile söylemiş. Bunu söylemeyen kimse yok. Necip Fazıl da söylemiş evet. Ama finalde ben onu güzel gireceğiz ama ondan önce bu sana bırakıyorum ben sözü. Şey güzel, profilimiz güzel. Bak deminden beri merak ettin ya nasıl görünüyor. Böyle görünüyor izleyiciler. Kurban olurum. Tamam. Allah nazardan korusun. Amin amin. Eyvallah. Sağ ol. Buyur Emre. Şimdi ben FETÖ tahliyeleriyle girmek istiyorum öncelikle. Tamam. Biliyorsun ki Fatih abi, Eren Erdem olmak üzere başta Nazlı Ilıcak ve hatta şöyle söyleyeyim, önce Eren Erdem, ardından hatta ben seni aramıştım telefonda. Abi bunun devamına Nazlı Ilıcak'la Altan Kardeşler de çıkar mı diye. Tabii. Aynı şu anki gülüşümü tabii yapmıştım bana telefonda. Mesajı almıştım aslında. Önceden biliyoruz çünkü sen de anlıyorsun, biliyorsun bunu. Çok tabii ki. Kahin değiliz biz. Burada bir düğme basma da olayı var. Sen buyur yap sunum onu. Şimdi FETÖ tahliyeleri birinci sorum. İkincisi ardından Arınç'ın bazı açıklamaları var. Bana kalırsa büyük fiyasko ama önce FETÖ tahliyeleriyle alakalı ne düşünüyorsun? Bunun cevaplamı istiyorum. Ekranda bizi izleyen arkadaşlar da, izleyiciler de bunun cevabını bekliyordur diye düşünüyorum. Eyvallah. Tekrar herkese selamünaleyküm. Sen de tekrar hoş geldin. Selam, hoş bulduk. Önce Allah'ın izniyle daha sonra bizim özel destekçilerimizin desteğiyle bu programı yapıyoruz. O yüzden her zaman ilk başta söylüyorum, sonda da söylüyorum, arada da söylüyorum. Biz Türkiye'de biz patronsuz, işte bu gördüğün ortam, şu seviye, bu seviyede yani bunu şimdi ileride göreceksin mesela, gördün de bundan sonra da göreceksiniz, hep beraber bütün kamuoyu görecek, biz buraya konuklar alacağız. Bizim sorduğumuz soruyu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde hiç kimse soramaz. Bizim girdiğimiz konular da bu devletin sınırı, bu memlekette, bu topraklarda kimse giremez. Çünkü bunlar patronlu gazetecilik yapıyorlar ve bütün patronlar bir yerden bağlılar. Sözünü zorla kesiyorum. Bir virgül koyacağım sadece bu söylediğin örnek olsun diye. Televizyon kanalının ismini vermek istemiyorum. Kesinlikle buradan. Tabii. Doğru işler de yaptıkları oluyor. Aslında çünkü nokta atış anlatmam gereken bazı konular vardı. Ama dediğin gibi patronlu yayın yaptıklarından dolayı hep bir noktada kesildik. Seni bu konuda çok takdir ediyorum ve çevremde de herkes inanılmaz keyifle izliyor. Emre bir anda reklamlar geliyor ya, ben anlamıyorum ya. Hani ben yayına katıldık. Fethullah Gülen örgüt lideridir falan filan, daha oraya lafın imasına girdiğim anda rejiden bir anda Fatih'ten al, Fatih'ten al, bir de mikrofonu ayarlayamamışlar. Duyuyorsun Fatih'ten al, Fatih'ten al. Sen bizden daha çok yaşadın bunları. Tamam Fatih'ten al. Ya Fatih'ten al, o Fethullah Gülen'in talimatı 2013'te verdiği. Fatih'ten al veya reklama gidiyoruz. Acil çıkın çıkın çık aslında çık. Aslında orada Fatih Tezcan hakkı savunuyor ama iş başka türlü yürüyor. Ya işte. O şey her sene aynı şey o ama. Yani her konuda aynı o. Bakıyor orada rejide birisi var, onu sen zannediyorsun ki teknik masada kurban olduğum oturmuş. Değil, o işte bütün her şey, o ne biliyor musun o? Gezi sırasında ellerini bağlayıp, A Haber mesela isim vereyim çünkü kovuldu. A Haber'de ellerini bağlayıp ben bu KJ'ye girmem, ben bunlara kötü bir şey yazmam diyen o teknik, işte o kafa, anladın mı? Yani nasıl diyeyim, onun bir tık üstü hatta. Yani ölü evinin yasçısı, düğün evinin defçisi. Çok doğru özetledi o. Kontrol altında konuşabiliyorsan sabaha kadar konuş. Kanal sahibinin senin üzerinden para kazanabileceği şeyleri söylediği müddetçe konuş. Sana kimse demez ki Emre sen hayırdır oğlum. Hiç kimse demez sana. Bir daha tekrar tekrar çağırırlar. Ama milletin öğrenmesi gereken bir şeyler var. Diyelim ki sen buralara girdin ya. Senden büyüken, yani senden şahsından zaten tenzih ederim. Bunu yaptığın sürece senden daha terbiyesiz yok, edepsiz yok, kontrol dışı yok, dengesiz yok, deli yok, meczup yok, yok oğlu yok. Niye? Ya bu işin sonu kanal sahibini. Kanal sahibi kim? İş adamının biri. Oğlum sen rahatsız mısın? Biz burada 100 senelik, 1000 senelik meseleleri aydınlatmaya çalışıyoruz. Yemişim senin iş adamı sahibini. Senin anlatamadıkları, cesaret edip anlatamadıklarını aslında sen ya anlatıyorsun. Bana ne? Ama beni neye ilgilendi? Ben öleceğim gideceğim. Bana ne diyeceksin sen? Gelecek yarın benim çocuğum seni Emre amca, siz yayına çıkmıştınız. Televizyondaydınız. Kanal sahibinden dolayı baban gerçekleri söyleyemedi. Bu adam benim, bu çocuk benim mezarıma gidip dua etmez bana ya. Sıkıntı. Bir iş adamına mı sattın kendini? Onun için mi sustun? O yüzden onu dememek için de burası daha doğru senin için. Tabii canım, 1-0 olsun bizim o. Kesinlikle. Burası bizim, işte bütün sorular geliyor, görüyorsun işte mesajları, binlerce mesaj geliyor. Elimizden geldiği kadar anlatıyoruz, dilimiz döndüğü anlatıyoruz ama burada bizim izleyenlerimizin şunu anlaması lazım. Türkiye'de böyle bir yayıncılık yok. O yüzden biz ilk olmanın acısını çekmeyelim. Biz zaten 500 tane derdimiz var. 501 bu olmasın. Türkiye'de böyle bir yayıncılık yok. Bu konulara girebilen yok. Yani Mustafa Kemal için işbirlikçidir falan. Ben bunu mesela yazıyorlar. O da oradan bir yol tutturmuş.
Bunlar deli, bunlar deli biliyorsun. Gerçek deli bunlar. Lan sen deli misin? Ben Mustafa Kemal'den bu ülkenin kurucusu, yani bu devletin kurucusuna mı bahsediyorum ben işbirlikçi diye? Sahte bir ulu önder diyorum ben. Adam diyor ki o da öyle oradan ekmeğini. Lan ne ekmeği? Sadece Küçükçekmece Adliyesi'nde 45 adet 5816 dosyam var benim. Sadece Küçükçekmece'de. Sen ruh hastası mısın? Bunu diyenler için diyorum. 6 tane çocuğum var benim. Yorgan mı kemirecekler evde? Ben cezaevine gidince neyle bakacaklar? Bunlar mesele ne biliyor musun? Yani giremiyoruz da girelim konuya. Finalde gireceğimiz konuya sadece bir cümle değineceğim. Bunlar herkesi kendileri gibi dünyayı sabah kalkıyor ya bu adam yani. Elini yüzünü yıkıyor, tuvalete giriyor ama akşam yatıyor uyuyor. O aradaki gibi zannediyor yani. Aslında şöyle diyebilirim. Ben kendi adıma tabii ki seni dahil etmek istemem. Muharrem İnce'nin söylediği şizofrenler topluluğunun gün içerisindeki yeşil şizofrenleri bunlar. Konuşmuyoruz Emre. Yeşil şizofrenler var. Onun dediği kırmızı şizofren. Kemalistler. Bir de bunun yeşil tarafı bizim var. Bizim cenatta diyor ki proje mi acaba diyor. Fatih abi dedik ama diyor proje mi diyor yani. Ulan bir bakıyorsun. Oğlum sen cezaevinden korkarsın. Ben korkmam. Sen parasızlıktan korkarsın. Ben zaten sokaklarda yatmışım, kalkmışım. Cumhurbaşkanıyla da görüşebilen benim, başbakanla görüşen benim. Sokaklarda yatmış, kalkmış olan da benim. Yetim, öksüz benim. Oğlum sen onlardan mesela sen çocuğunun öldürülmesinden korkarsın. Ben çocuğum diye bakıyorum. Evli, senin karın, kızın 2 sene, 5 sene sonra bu ülkeyi, 10 seneye kadar bu ülkeyi tekrar Kemalistler ele geçirecek. Oğlum sen karın başörtülü diye ağza alınmayacak küfürler yediğinde senin başörtülü karın, bak adam şimdiden oraya yazıyorlar. Tıkla bak gelişmiş aramadan Twitter'dan ne diyor? Sizi karınızın türbanıyla asacağız, evet, ağaçlara diyor. Adam bizi idam edeceğini söylüyor. Mehmet Altan falan, Ahmet de senin dediğin gibi geçen gün telefonu mevzu. Yani zaten bizim önceden bildiğimiz şeyler. Bunlar Tayyip Erdoğan'a itibar suikastları Cumhurbaşkanımıza. Anlatacağız ama bizim işte dinleyicilerimize şunu anlatmamız lazım. Bu yayınların devam etmesi için vesaire için bizi isteyen bir dilden çıkartmaları lazım, koparmaları lazım. Bunun içinde bazı yanlış anlamalar var yani. Bir cümleye değineyim ona. Zannediyorlar ki ya işte büyük sponsorluk peşinde mi, destek peşinde. Ya değil, değil. Bunun batıdaki oluru, bak şimdi aklımdaydı, çıktı. Bir platform var, bunu yapıyor. Onların sloganını biz aldık zaten. Onlar derler, hatta Abdurrahman Dilipak da onu kullanıyor. Belki eski bir slogandır. Bir kuruşunuzu bile boş harcamayız, bir saniyemizi bile boş harcamayız diye. Bunu Abdurrahman Dilipak 20 senedir söyler. Benim bir kuruşum ve bir saniyem yok der. Bilmiyorum tanıştın mı? Yani gideriz beraber ziyaretine, sohbet ediyorum ben. Gidiyorum mesela, görüşüyorum arasına. Gerçekten öyle. Yani hiç ne bir boş konuşmayı sever ne bir şey. Biz de şimdi bunu olabildiğince, yaşım itibariyle bu zor. Bir de ben tezcanlı bir herifim. Hani burada sekebiliyorum. Yani olabiliyor yanlışlarımız ama buradaki hani batıdaki bunun uygulaması şu. Herkes çıktığında, cebinden çıktığında hiç var mı yok mu diye bilmeyeceği bir meblağı, belirli bir sevdiği burası olur. Ben ne dedim mesela, Nihat Gence gönderin dedim. Hani Atatürkçüler için niye, bana göre vatansever Atatürkçü oydu. Bak bana hakaret eden bir adam, şimdi ismi sayılacak orada mesela. İftira bir adam, buna rağmen söylüyorum. İşte bu bizim delikanlılığımız, o da onun delikanlılığı. Şey yapamayız, yan yana gelemeyiz biz. Biz haksızlık adanın da edenin de hakkını savunuruz. O biz ona yardım edin, ona yönelin, onun ver yansın TV'yi destekleyin dediğimiz halde. O çünkü o Kemalist o. O kadar, o Atatürkçü diyelim. Kemalist demeyelim de çakmam gerekir. Atatürkçü deyince gerekiyor. Yani diyorsun ki kısaca abi, hak bizde her türlü eşit dağılıyor. Biz tabii ya, biz şeye bakmayız. Ha, bu adam bana zulmetti, ben buna saldırayım da bunu diyeyim. Hayır, biz onun evvela hakikatle onun ilişki. Adam ateisttir. Namazı bile yoktur, hiçbir şey yoktur. Ama namusludur, vatanseverdir falan, bir zulmetmiyordur. Tamam, o zaman o bizim hedef tahtamıza girmez. Onun ateisti Allah'la arasındadır. Unutma ki Hazreti İbrahim sofraya geldi adam. Bismillah demedi. Dedi ki bir dakika ya, ben sana yemek yedirmiyorum. Rivayettir anlatılır. Doğrudur diyemeyiz. Kur'an'da geçmiyor ama var böyle bir rivayet. Ne oldu? Adam gitti. Allahu Teala Hazreti İbrahim buyurdu ki sen dedi onu nasıl bu yaşına kadar 50 sene ben onu dedi beni inkar ederken besleyeceğim. Çünkü o Rahman'dır. Sen dedi sofranda sadece Allah'a inanmıyor veya işte benim aleyhimde kıça yaptı diye. Hazreti İbrahim denir ki 7 dağı aştı ve onu aldı sırtında taşıyarak getirdi. Sofraya koydu. Adam dedi ki nedir? Dedi ki Hazreti İbrahim radıyallahu anh buyurdu ki aleyhisselam buyurdu ki Rabbim bana böyle bildirdi senin için. Sen Allah'a inanmasan da benim ona inanmasan da benim sana bu sofradan kalk demem doğru bir şey değilmiş. Adam ne yaptı, ne dedi adam? Bir dakika dedi, sen peygamber misin? Niye? Senden başka biri, sen peygamberken beni sırtına taşıyarak buraya getirdin. Senden başka birisi bunu yapmaz. Ben şimdi sana iman ettim dedi. Adam Müslüman kalktı oradan. Yani ne demeye çalışıyoruz? İnsanların
Allah'la olan ilişkine bakıp onlara işte şeyin dediği mevzu, Fatih Sultan Mehmet'in dediği mevzu, ona da Allah rahmet eylesin. Namaz kılıyor musun, oruç soruyor, tutuyor musun diye insanlara Allah'ın soracağı soruları sormayın. Geçimin nasıl, borcum var mı, ailenle aran nasıl, eşinle kavgalı mısın, annem var. Hayatla ilgili sorular. Ya hayatla ilgili sorular sorun, öbürü Allah'la arasındaki mevzu. İşte bu, dolayısıyla buradan baktığında bizim nasıl çaktığımızı, kime çaktığımızı. Ekrem İmam oldu mesela, camide el açan bir insan. Ne koyduk ismini? Sülün Ekrem. Bak bütün Türkiye için Sülün Ekrem diyor. Ben koydum ismini, diyorsun tweetten çık. E tamam, 10 numara 5 yıldız. Yürüsün Sülün diye yürüsün. Sülün Osman vardı biliyorsun. Saate evet. Bakanları çağırıp para istiyordu. Bu da öyle. Hadi girelim. Şimdi FETÖ tahliyelerini soruyordun galiba, doğru mu? Evet, doğru. Ben şuradan biraz suyun, su alsam olabilir. Neyse, yok lan şimdi. Analiz Merkezi'ni sen al, çabuk sahiplenmişsin burayı. Evet. Çay benim, Mücadele Yayınları. Suyu da Emre. Suyum. Peki, çok mu geç kaldık? Ne kadar? Yarım saat, tamam. Ama izleyicilerimiz gerçekten buradaki, tekrarlıyorum, operasyon sürecini görse şeyi söylemezler yani, kotadan gidiyor. Evet, haklılar ama... Bak. Bak sen gördün diye söylüyorum. Burada ne var? Şurada televizyon var, evet, değil mi? Doğrudur. Şu televizyonu şuraya koyamıyoruz. Işık olmadığı için. Buraya konması gereken ışık Danimarka'da. Getirdik, geri gönderdik. Yani rakam konuşmayacağım, inanmazlar çünkü. Yok. Karayip korsanlarında kullanılan ışık. Geldi. Çok tahmin edebiliyorum. Ya buradan Osmanlıyım da soy ismi vermeyeyim, sonra ifşa almasın. Çünkü o başka bir yerlerde işler yapıyor, tamam mı? Geldi, geri gitti. Şu televizyonu kuramıyorum, niye çapraz iki tane ışık yapamadık buraya diye. 6 aydan beri. Yok, Türkiye'de o ışık yok. Anlatırım detaylarını sonra. Yani şurada kullanmam lazım yani. Ekrem'in mesela ihaneti. Ben isterdim şimdi burada işlemeyi. Tabii burada... Ama bu ışık varken o televizyonu kullanamıyorsun. Taktiğe atıyor kamerayı, parlıyor, izlenmeyecek bir hal oluyor falan. Tamam abi, biz seni nasıl olsa izliyoruz, sen devam et. Gelmeyen mesajlar. Bunu biliyor musun? Gelmeyen mesajlar. Şu anda herkes oraya yazıyor artık, şeyi anladığımız için. Çizgiyi. Peki. Çok az bir şey bekletiyorum sizi yine. Şurada bir... hadi neyse, çok geç kaldık da bunu da erteleyelim. Buraya koyalım bunu. Yayını her yerde paylaşmanızı rica ediyoruz. YouTube'da beğenme önemliymiş. YouTube'da bile paylaşma da önemli. Bunları sen biliyorsun, evet. Da biz işte biraz eksik kalıyoruz buralarda. Onu da rica ediyorum ben. Gelelim tahliyelere. Tahliyelerin olduğu tarih Mehmet Altan, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, ondan önce Eren Erdem. Bu 4 Kasım'da oldu Altanlar ve Nazlı Ilıcak. Evet, doğru mu? Doğrudur. Nazlı Ilıcak'ın çıktığındaki yüzüne baktın mı? O kadın... Neyse bak, bir detay var da vermeyeyim ben şimdi onu. Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktığındaki fotoğrafını gördüm. Yanında oğlu Mehmet Ali Ilıcak vardı. Mehmet Ali Ilıcak'ın da uydudaki işlerini biliyor musun bilmiyorum. Biraz karışıktır o da. Bir sıkıntılı, evet. İşler. Neyse, normal birisine göster de ki bu cezaevi yatırılsın mı de. Hasmı düşmanı bile der ki bu cezaevi yatmasın bu kadın. Bitmiş çünkü kadın. Hani son arzusu çıkmakmış gibi çıkmış kadın yani. Bunu hakaret için söylemem, aşağılamak için söylemem. Suçlu da olsa kimseyi aşağılayamayız. Yalnız Altanlar mesela. Ya Ahmet Altan'a göre Cumhurbaşkanı bir çöplüğün yanında bulunacaktı şimdi. Mehmet Altan, keza biliyorsun çağrışım meselesi. Tabii. Darbenin geleceğini işte hatta hemen önce falan. Sonrasında AK Parti sandıktan çıkarsa darbe olacaktır açıklaması da. Açık. Aleniye tehditte bulundu zaten. Şimdi bunlar teknik takipleri yayınlamışlar. Doğru mu? FETÖ'nün, evet, teknik, doğru, takipleri. Doğru. Başka diğer şeyi de yayınladılar bunlar. Ses kayıtlarını yayınlayanlar bunlar falan. Şimdi bakıyorsun. Eren Erdem, lafını kesiyorum. Eren Erdem tarafına baktığında da MİT... dosyaların ifşası. Karşı gazetesiyle, evet. Taraf gazetesi. İki tane operasyonel gazete. Bunlar kullanıldı. Millet de Taraf gazetesini bir ara tutuyordu. Ha. Yani liberaller diyorlar ya. Tabii bir ara yürüdü. FETÖ, evet. Ya, taraf herkesin elindeydi kardeşim. Şimdi başka bir şey. Ya ona anlatıyoruz ya. Yeni lafı oraya vurmak istemiyorum ama yani yabancılarla anlaşıp eğer geldi Fethullah Gülen bir yerlere ve siz bunu yediniz, Fethullahçı oldunuz diyorsanız bize söylüyor. Siz 100 seneden beri Ulu Önder diyorsunuz Mustafa Kemal'e. Ama bak biz demiyoruz. Biz size aldandınız demiyoruz. Yani oradan gelmesinler. Yediren yer. Yani birileri bir şey yedirmek istediyse, bunu projeksiyon yaptıysa, bir proje yaptıysa orada yersin bunu. Şimdi Allah bile Türkiye'de kimler proje? Mesela biz çok iyi net bildiklerimiz var. Ben burada ağzımı açayım. Ya bak abi, beni bir çıkar. Tövbe aşağı derler. Vahiy gelsin inanmayacak olanlar var ya. Vahiy gelsin. Hayır ya, vahiyde bir sıkıntı vardır diyecek olanlar var. Biliyor musun? Çünkü kendini. Net biliyoruz mesela ama inandıramazsın mesela insanları. O yüzden susuyorsun şimdi sen. Süleymancılar, ya bırak ne Süleymancılar. 2013'te ben Gülen cemaati diyorduk o zaman. İşte Aralık'ta ben örgüt dedim ilk defa. O zaman biz yazdığımızda beni AK Parti kitlesi linç etti. CHP'liler değil ki. Geziciler değil ki. AK Parti o zaman bize bunu yaptı. Şimdi
Ondan önce mesela bugün yine bir profesör yazmış. O benden de evvelattı mesela. Kitaplar falan yazmış birisi mesela evet. O. 1999'dan sonra o dönemde 2000'den sonra itibaren beni hep AK Parti linç etti diyor. Fethullah Gülen'e karşı yazdığımda diyor. O ismen yazdı o. Yani aslında bizi içimizdekiler linç etti. Ya bu hayır beraber değil. Birleşen tabanı birleşmiş iki tane oluşumdu. Birisi FETÖ'ydü, birisi AK Parti'ydi. Yukarısı birleşik değildi. Evet, şimdi geçen gün burada mesela Çengelköy'de Kemalist bir emlakçıyla mesela denk geldik. Telefonda dedi ki ya olur mu Fatih Bey kimler dizin dibine oturdu dedi. Kim dedim dizin dibine oturdu? Tayyip Erdoğan oturmadı mı Fethullah Gülen? Dedim ki hemen dedim bekliyorum telefonum sizde var. WhatsApp'tan fotoğrafı gönderin. Çengelköy'den denize atıyorum kendimi sahilden canlı yayında ama dedim. Siz de izleyeceksiniz bunu. Gitmedi mi dedi. Kadının kafasına nasıl kalmış biliyor musun? Tayyip Erdoğan kalmış Pensilvanya gitmiş şeklinde kalmış. Ama işte hep yediğimiz konular algı operasyonları abi. Tayyip Erdoğan hocası kim? Onu anlattım. Tayyip Erdoğan hocası kim? Necmettin Erbakan. Siz Allah dedim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Siz dedim ona küfür etmediniz mi? Yok dedi. Hatırlattım evet dedi. Dedim onu kim öğrencisi kimdi? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Ya var ya anasına babasına kötülük yapsan unutmaz ama bizim gibi tipler büyüğüne hocasına kötülük yaptı mıydı? Onu unutur. Hocasına yaptı mı unutmaz Emre. Şimdi ben Tayyip Bey'e bana edilen küfür. Vallahi billahi şu anda söyle hatırlamam. Görüyorsun çok ediyorlar. Ben hatırlamam ama gezi sırasında İzmir'de Tayyip Erdoğan annesine küfür edildi. Evet çok iyi hatırlıyorum. O kafama sıkmadan çıkartamazsın. Çünkü onun acısını daha almadık biz. Bu ülkenin başbakanının bu ülkenin başbakanının anasına sövdünüz siz sokaklarda ve gezi terör örgütü şu anda hala dosyası yarım yamalak falan. Barış Atay falan mecliste geziyor Barış Atay. Bunların ne işi var dışarıda? Şimdi ne işi var bunların dışarıda? Ya dolayısıyla yarın şimdi bunu tahliyeler ne zaman oldu? 4 Kasım 2019 tarihinde oldu. Şimdi bugün zaten 5 Kasım Salı. Baktığım vakit Tayyip Bey ne zaman, Cumhurbaşkanımız ne zaman Amerika'ya gidiyor? 13 Kasım tarihinde evet. Gidiyor. Trump'la görüşmek üzere değil mi? Deli Trump. Görüşme öncesi. Tabii Deli Trump koydum adını onu da. Deli gibi davranıyor bu adam. Amerikan başkanıyla görüşmeye gidiyor. Arada 9 gün var. Şimdi düşünüyorsun diyorsun ya bu ihale kimde? Şimdi FETÖ'cü bir tanesi benim tweetten sonra lan dedim bir dakika biz bunu attık ben bakayım. Yazmaya başlamışlardı. Benim tweetimi gördü. Bilmiyorum kendinden mi yazdı. Bilemem ben onu. Hemen yazmaya başlamışlar. Amerika'ya gidecek ya diyor. Korkudan diyor çıkardı onları diyor. Bak Cumhurbaşkanı korku elbisesi giydirdi. Ya adam bak istese Amerika'ya gider. İstese gitmez. Korku olsa Afrin'e giremez. Cerablus'a Elbaba giremez. Rasulayn'a giremez. Tel Abyad'a giremez. Ya korkusu olsa zaten mağaralarınıza giremezdi. İnlerinize giremezdi. Herif sizin inlerinize girdi oğlum. İnlerinize gireceğiz dedi ve girdi yani. Daha hala bu adamla korku cümlesini aynı nasıl yaz, aynı kelimesini nasıl aynı cümlede yazıyorlar hala. Ben anlamıyorum. Bu herhalde bizi tahrik. Yani Cumhurbaşkanı'nın okuyacak hali yok da. Herhalde bizi tahrik. Yani kendi kitlelerine veya kendi taraflarına korkan bir cumhurbaşkanı hala. Korkmadığını 15 Temmuz'da görmediniz mi? Çıktı saat yarımda dedi ki herkes sokağa dedi. Kendisi geldi havalimanına. Ben bizzat yani dizim evet. Koltuğuna değiyordu. Yanındaydım sabahleyin. Dışarıda uçak savarlı helikopter geziyor. Bak askerliğimi Güneydoğu'da yapmış, bir sene bir fil silah atmış birisi olarak anlatıyorum. Ben sana tam siper yatarsın. Yani yüzüstü yatarsın, çenen de böyle bakamazsın dışarı, yan yatarsın biliyor musun görmesin diye. Uçak savarlı helikopter diyorum ben sana, şurası. Beyefendi burada oturuyor, ben yanında oturuyorum. Helikopter burada, evet netice diye sordu. Oradan birisi dedi ki bizdenmiş. Kim olduğunu hepsini yazacağım onların. Helikopter bizdenmiş dedi Emre. Cumhurbaşkanı böyle yaptı. Nereden anladınız dedi. Ya önünde camın önünde. Korkarım yani medyaya çıktı hatırlıyorsun. Böyle yaptı. Nereden dedi. Efendim el sallamış dedi. O el sallamanın hikayesini de kimse bilmiyor. Medya yazdı da işte el salladı diye. Ben böyle eyvah dedim bunun kafasını kıracak şimdi. Böyle yaptı. Yaptı. O da biliyor musun? Tayyip'in huyudur o. Şey yapamıyor. Rahat kızamayınca. Kitler kedi tık yapar. Böyle yaptı. Öbürler hemen aldılar. Kolundan çıkarttılar onu. Saçmalıyorsun oğlum. Adam el salladı diye darbe olmuş. Saat evvel, 1,5 saat önce Allah derken Levent Deveci. Evet, bahsedeceğiz. Evet. Ağzından gırtlağından vurulmuş. 1,5 saat sürdü. Efendim el sallıyor. Bizden diyor. Cumhurbaşkanı'na. Delirir mi? Teyit edilir mi öyle? Delirirsin ya. 1 saat. En son şey çağırdı. Tayyip Bey. Düşünebiliyor musun anlattığım konuyu? Cumhurbaşkanı jet çağırdı. Savaş uçağı çağırdı helikopter için. Cumhurbaşkanı çağırıyor bunu. Bir oda adamdık orada. Gerisi yalan diyorum ben sana. Bir oda adamdık. Bilal kalktı. Oğlu Bilal kalktı. Bir ara isyan etti. Üzerinde deri mont vardı. Hiç unutmuyorum. Kalktı. Ya arkadaşlar Tayyip Bey burada Cumhurbaşkanı dedi. Birkaç saat önce darbe oldu bu ülkede. Üzerimize silahlı helikopter. Siz neyi düşünüyorsunuz? Tartışma şuydu. Düşürelim mi düşürmeyelim hani bu burada falan. Düşerse ne olur? Düşmezse bu niye geziyor burada falan. FETÖ'cü herif. Ve gülüyor. O gülmedi niye biliyor musun? İsmini kitapta yazacağım. Bir abi var.
ben bunu vururum diyor. İçerideki silahı görmemiş, tamam mı? Almış, ver diyor şu uzunu diyor. Uzunu alıyor. Bu uçaklara çıkarken merdiven var ya hani. Evet. O merdiven, havalimanındayız ya. Onun üstüne çıkıyor. Fotoğrafı şimdi bildiğim için. Yanında da yine birileri var. Korumalarda. Onlar da böyle yapıyorlar. Hani hedef almaya helikopteri. FETÖ'cü şerefsiz de şeyi açmış. Kapağı açmış. İçeride sen görür müsün uçak savarı? Bunlar bir görüyorlar. Abi orada çok komik bir şey söylüyor. Tamam mı? Hemen indiriyorlar silahları. Çünkü indiriyor da böyle yapıyor. Yani silah gösterir FETÖ'cü. Cumhurbaşkanı bu arada anlattığım. Yani o merdivenle Cumhurbaşkanımızın arası birkaç metre. 50 metre yok yani Emre. Yani adam o uçak savarı çıkıyor. Seken mermiler bile. Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah muhafaza buyursun. Hani şehit cumhurbaşkanı olurdu. Ama onun onayını alamadılar Amerika'dan şerefsizler o gece. Neyse onun başka şeyler var. Tekrar konuşuruz. Ederiz. Buradaki bu tahliyelerin sevgili Emre olur. Tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir itibar suikastı olduğunu düşünüyorum. Bu deli Trump diyoruz ya. Trump kalksa Amerikan başkanı sonuçta ama. Kalksa dünyaya bir açıklama yapsa. İşte Rahip Brunson olayında girdi ya bir kendi evet. Kendisine bir şekle şemale. Oradaki gibi yapsa dese ki Tayyip Erdoğan ülkesinin gazetecileri hapsetmişti. Aradım yeter artık Amerika olarak bu konu hakkında inisiyatif alacağız. Sabrımızı taşıyor dedim ve bıraktı. Dese ne olacak? Hadi buyur. 190 ülkede manşet. Her yerde manşet. Tayyip Bey'e mektup gönder. Tayyip Bey ne dedi? Gidince mektubu önüne koyacağım onun dedi. Şimdi bak onu da mesela o raconu da bizim millet bilmez. Yani sen bana bir mektup yazıyorsun. Ben gelince masanın üzerine koyuyorum. Bunun ne manaya geldiğinde. Bilmezler. Şimdi bu adam Kasımpaşalı olduğu için ince racon çalışıyor. Ağır racon işletiyor. Sokaktan gelme bir insan. Sokaktan gelme. Ben sen de daha önce hatırlıyor musun? Bir sohbetimizde birebir söylemiştim sana. Sokak bilmeyen siyaset yapmasın diye. Kesinlikle katılıyorum. Sokak bilmeyen siyaset. Biz sokak biliyoruz hala siyasete girmiyoruz. Tayyip Bey sokak biliyor. O yüzden siyaseti çok rahat hani fotoğrafları direkt işte biz de aynı yerden geldiğimiz için ne yaptığını anlayabiliyorum mesela. Tabii ki. Aynı atıyorum. Gözden bakıyorsunuz. Belki diyorlar ki mesela bak şimdi mesela Bülent Arınç konusunda ikinci konuda. E tabii Bülent Arınç mesela aldı yanına aldı. Diyorlar ki niye onu şunu yapmıyor bunu yapmıyor. Ya adamın hası kuduz köpeği salan değil, tasmayla direğe bağlayandır. Tamam mı? Adamı saldın, tamam köpeği saldın gitti. Kuduz misalle anlatıyorum tabii, yani. Tabii. Kuduz köpeği saldın gitti. E döndü seni ısırdı, evladını oğlunu ısırdı, onu ısırdı, bunu ısırdı. Kuduz çünkü. Ağzından akacak salyanın nereye düştüğünü bilemez ki. Geleceğiz şimdi oraya. Şimdi oraya geleceğiz şimdi. Bilemez ki. Hadi geldi ısırdı, ne yapacaksın? Tasmaya bağlayacaksın, dur diyeceksin şurada. Bağlayacaksın, dursun orada. Önemli değil. O seni yine hırlar, tehdit eder falan filan ama onun yanında tutuyorsun. Şimdi bu tabii bize ağır geliyor bizim gibileri. Niye biz bu kadar siyaset hani politikanın bu artık en üst. Bunu şimdi Bülent Arınç bilmiyor mu? Yani Cumhurbaşkanı onu oraya bağladığını tamam sen burada gez kapat çeneni dediğini bunu bilmiyor mu? Biliyor. Kendi adı kadar biliyor evet. Tamam işte kendi adı kadar iyi bildiği için bir yerlerde şalter atıyor onda da. Niye? İşte yaşlılığı geldi ölümü yaklaştı ya kahraman olayım. Hani bir şey yapayım, bir atak yapayım. Tarihe geçsin adım. Tabii. Başka bir şey daha var. Oğlu var. Oğlunu, şimdi bak buraya dikkat et. Herkes diyor ki Bülent Arınç, mesela oraya da geçelim. Bu KYK'lılar hakkında yaptığı bir açıklama var. KYK facia diyor ya. Onu mesela bir cümle okuyabilir misin oradan? Hazırlığında var mı senin? Hemen bakıyorum. Burada olması gerekiyor. Bekletiyorum sizi hemen. Yo yani Bülent Arınç açıklığı yaptı da pompacıya acıdım diyor. Genel müdür diyor değil mi? Pompacıya acıdım diyor. Temizlikçiye acıdım diyor. İstersen bir genel özetini okuyayım. Buyur. Hem sana hem izleyicilerimize. Diyor ki abi çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki ben onlara acıyor ve merhamet ediyorum. Onlardan da özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen daire başkanlığından ihraç edilen bir kadını gördükçe eşi polis ihraç edilen bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Tamam. Ardından da diyor ki açıklamasının ardında ihraç etmeye şu yapılabilirdi. Bak burası çok dik. Tabii. Benim tansiyonumu düşürdü abi. İhraç etmeye şu yapılabilirdi. Ben sizi gri listeye aldım. Ne olduğunuzu da çok bilmiyorum, ilgilenmiyorum da. Sizinle çalışmak istemiyorum. Fakat bugüne kadarki bütün yasalaklarınızı size geri veriyorum. Ve sonrasında siz kamuda bir daha çalışmayın. Gidin nerede çalışıyorsanız çalışın. Yani kısaca 251 şehit verdiğimiz 15 Temmuz'un arkasında... Ne demek istiyor sence? Türkçesi benim anladığım şu abi. Siz diyor bir şey yaptınız. Biz diyor şehitler verdik. Siz diyor suçlu değilsiniz. Suçlu olan diyor başka noktalar, insanlar. Siz diyor hiçbir şey yapmadınız, melakesiniz. Siz diyor devlet
alanında çalışmayın ama diyor sokakta gidin pompacı olun. Bir sıkıntı yaşamayın. Ne benim gördüğüm bu. Biliyor musun? Ne yapmaya çalışıyor biliyor musun? İkinci HDP'yi üretmeye çalışıyor. Evet of. Baktığında evet iyi analiz yaptığında ikinci HDP'nin yavrusu gibi. Hatta birinci HDP'nin yavrusu diyebiliriz. İkinci HDP'yi üretmeye çalışıyor. FETÖ HDP'sini üretmeye çalışıyor. Şimdi PKK sözcüsü HDP. Şu anda onlara göre, FETÖ'ye göre siyasette Fethullahçı terör örgütünün bir sözcü partisi yok. Evet. Onu öğretmeye çalışıyorlar. Abdullah Gül'ü oraya çekmeye çalışıyorlar. Ahmet Davutoğlu'nu oraya çekmeye çalışıyorlar. Ali Babacan'ı oraya çekmeye çalışıyorlar. Hiçbirisi gözü yemeyince hiçbirisinin Bülent Arın şimdi bu işe girmeye başladı. Getirmek isteyeceği yer neresi biliyor musun? Yani en son finalde. Şimdi Ekrem İmamoğlu o da bugün gündemimizde var. Ekrem İmamoğlu ne diyor? Strasbourg'a Fransa'ya oraya buraya gittiğinde nasıl bir yalakalık yapıyor? Evet. Diyor ki işte Süleyman Soylu'nun cevap verdiği işte ahmak dediği nokta. Diyor ki bu diyor HDP'lere diyor kanunu değil şık bulmuyoruz bunun yanında diz falan filan diye bir konuşma yapıyor değil mi? Ya biraz da şöyle istersen onu da hemen okuyalım. Burada notlarımın içerisinde var. Diyor ki kayyum atanmaları diyor doğru değildir. Ülkeler arasındaki anlaşmalar bozulabilir. Bu doğrultuda tamam ülkemizi şikayet ediyor kısacası. Şimdi Ekrem'in de söylediği diyelim tamam mı? Bu konuyu nasıl dillendiriyor HDP? Bizim diyor PKK ile bir ilişkimiz yok ama diyor PKK terör örgütü değildir. Burası önemli zaten. Değildir diyor. PKK terör örgütü değildir. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye, PYD'ye yaslıyoruz demedi mi? Evet. Dedi. PYD'yi zaten PKK'ya terör örgütü gözüyle bakmıyorlar. Abdullah Öcalan'ın heykeli dikeceğiz dedi. Doğru mu? Doğru. Bir de dedi ki PYD'ye de sırtımızı yaslıyoruz. Şimdi PYD nedir? PKK hani kuzey ve güney onlara göre Kürdistan'da aktif. Kandil itibariyle yani işte kamplar itibariyle söylüyorum. Bir şeyden bahsetmiyorum yani Barzani Taliban'ı onunla bahsetmiyorum. Beri tarafta da Suriye tarafında da yani Batı Kürdistan dedikleri yerde de PYD. PKK ile PYD tamamen bir oluşum. Diğer tarafta da PEJAK var zaten. İşte PKK'nın ilk kuruluş internasyonel işte o kaçıncı maddeyi unuttum. Abdullah Öcalan'ın o bildirdi dediği mevzu. Yani dört ülkeden alınan topraklarla kurulacak olan devlettir, ülkedir falan filan. Kürdistan meselesi bildiği bütün kamuoyun evet. Bildiği mesele. Peki ama buranın ince olan yeri neresi? HDP'ye göre PKK bir terör örgütü değildir. Yani işte halkının bağımsızlığı için, şunun için, bunun için mücadele eden ve Kürdistan ideolojisiyle, ideasıyla, ne idealiyle ne dersen de bunun için savaşan bir şey. Şimdi senin bahsettiğin PKK ne ki? Yani PKK Güneydoğu'da dünyada pek çok örneği bulunan bir örgütlerden bir örgüt. Diğer tarafta FETÖ var. Peki FETÖ ne? FETÖ 1917 Bolşevik ihtilalinden sonra komünist Rusya ile işte kapitalist Amerika'nın karşı karşıya gelmesi, daha doğrusu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya gelmesi, Truman doktrini, Marshall yardımları, işte Fulbright zaten türevidir o işin. Bu üçgen diyelim biz buna. Bunun sonrasında oluşan kamplaşmada dünyada Golden Generation adı altında, altın nesil adı altında tamamen Amerikancı. Yani iki kanattan bu kanadı savunan Amerikan kanadını, Amerika ülkesini, o Dream Life, American Life falan diyorlar ya, evet. İşte onu savunan bir nesil üretmeyi amaçlayan ama bunu da özellikle Müslümanların arasında yani başkenti Türkiye olan bir yalaka, bir altın nesil adı altında emperyalist sünepe topluluğu, ülkesi kurma. Şimdi FETÖ ile PKK bir olabilir mi bu anlamda? FETÖ, PKK'nın babası falan değil, dedesinin dedesidir. FETÖ, bak sen hani mesela kısmen gireceğim orayı. Girişten önce de konuştuk Emre ile bu konuyu sevgili Emre ile. Ne dedik? FETÖ bir örgütün adı değildir. Bu bir zihniyettir. Hatırlıyorsun. Evet, evet. Kimden bahsettik hatta? O da FETÖ'cüydü dedim. Hatta sen şaşırdın. Niye? İzah edince oturuyor değil mi? Tabii taşlar oturuyor. Yabancılarla anlaşıp gizli gizli görüşüp bulunduğu devlet içerisine bir yere gelen herkes FETÖ'cüdür. Bak hakkını aramaktan bahsetmiyorum. Ahime gitmekten bahsetmiyorum. Atıyorum yurt dışına kaçmaktan onlar değildir ha yani. Bak bunları hiçbirisinden bahsetmiyorum ben. Başka bir şey söylüyorum ben. Bulunduğun ülkede bir mesela benden bahsediyorum şimdi. Biz örnek gel Fatih Tezcan Real beni konuş. Wall Street Journal yok mu? Evet. Fethullah Gülen'in konuşuyor Amerika'daki işte o Mavi Marmara meselesi. Röportaja geldi. 2 saat 4 dakika. Niye yayınlamadılar? Adam bana daha girerken isim vermiyorum. Muhabiri daha Ortaköy'de oturduk. Bir yer vardı hani katı kapattık falan. Adam şey bekledi karşısında. Hani Twitter'da yazıyor falan artık nasıl bir dünyası varsa röportaja geliş şeklinden de olur mu? Herhalde öyle bir şey bekledi. Baktık hani zaten bir fısıldadı bir ufak yani takım elbise koruma polisi falan görünce dedi ki bir saniye. Ne dedi biliyor musun herif? Korktum ben. Sizi yükselen AK Parti gençliğin lideri olarak görüyoruz dedi. Kimsin demedim ben ona.
Rus kim? Ağzından kaçırdın şimdi. Birinci çoğulçuğuz. Siz kimsiniz? Hani görüyorum dese ha, teşekkür ederim. Evet. Estağfurullah, öyle değil hani ama. Yakaladım. Misal hani örnek Rus. Ha, orada ben dedim ki bak orada. Eyvah dedim, bu çok fena yapacak bizi. Bu zor geçecek burası. Çünkü eğer emperyalizm birisini affedersin güzelliyorsa o arkasından çok büyük bir şey geliyor demektir onun. Fırtına var arkasında. Tabii bir şeyi örtecek demek ki onun arkasından. Bir şey teklif edecek sana. 2 saat boyunca bu arkadaşın yaptığı şey defalarca, sen dinletirim ses kaydını, o da ses kaydı aldı. Biz de profesyonel açık tabii ses kaydından bahsediyoruz biz. Onu aldık, zannediyorum 9'du saydığımda, yani yalan olmasın 5 diyelim. İyi ama öyle diyorsunuz ama Tayyip Erdoğan artık reformları bırakmadı mı? Sizce biraz diktatör gelmiyor mu size de falan? İlla senden konuşma diyor ki diktatör de diğerleri ya gibi. Ya kendini yırtıyor diktatör de, sen orada Wall Street Journal yazacak, diyecek ki işte hükümet yanlısı gazeteci yazar da Erdoğan'a sırtını döndü. Hiç umar mısın sen benden böyle? Abi bakacaksın Fatih Tezcan ismi orada geçiyor. Fatih Tezcan Amerika'da kim tanır? Kim tanır Fatih Tezcan'ı? Önemli olan o değil. Amerikan kamuoyunda benim ismim önemli değil. Şimdiye kadar Erdoğan'ı desteklemiş birisi de Erdoğan'ı bıraktı. Ha, o da arada geçti. O da gemiye bindi. Hiç önemli değil. Niye biliyor musun? FETÖ alacak o gazeteyi, götürecek senatörlere. Bakın diyecek, bunu da sağladık biz. Aynı yere hizmet ediyorlar. FETÖ de o gazeteyi konuşmuştu, hatırlıyorsun. Tabii, Fethullah Gülen de oraya. Zaten senatörler arası ilişkiyi de Enes Kanter haini. Bravo. İtiraf etti. Onu bize şeyinde yayınladık. Listesinde yayınladık. Verdik. Ama yine sözünü kesiyorum. İtiraf etmeden önce de sen zaten bunu açıklamıştın diye hatırlıyorum. Senatörler biz arası. Listeyi yayınladık. 2014'te 15'te yaptık ama başka bir şey diyeceğim ben. Diyelim ki orada biz onu kabul ettik. Bak hiç FETÖ ile alakası olmadığını düşün Fatih Tezcan'ın. Geçmişte, şimdi ve ileride. Asla ve asla adını bile duymadığını düşün. Beni de Kemalist olarak düşün. Tamam mıyız? Kabul müyüz? Evet, kabul. Ben o adama tav olsaydım eğer, aleyhinde konuşsaydım Erdoğan'a, ben de FETÖ'cüyüm. Evet, bugün FETÖ'cüyüm. Cezaevindeydim belki. Hayır hayır, o anlamda değil, değil. Örgüt olarak bakma olaya, ya, zihniyet. Olarak, zihniyet tamam. Ya sene 1900'e git. Sene 1909'a git. Sene 1923'e git. Sene 1836'ya git. Hiç fark etmez. Sene 1500'e git. 1600'e git. Kavalalılara git, Osmanlı'ya git. Kim ki yabancılarla gizlice görüşüp anlaşma yapıp da kendi devletine paralel bir oluşum içerisine giriyorsa FETÖ'cüdür. İşte biz o yüzden Fethullah Gülen için diyoruz ki yaşayan en büyük Kemalist'tir. Kemalizm esas bu işin çıkışıdır bu topraklarda. Son 100, tam tarih 110 sene itibariyle. Yani 1909-13 Nisan itibariyle. Bunu bu şekilde medyada anlatmadığımız için, anlatamadığımız için insanların kafası karışık. Ulan ne alakası var diyor Atatürk'le Fethullah Gülen'in. Soru abi, sokak bunu söyler. Ne alakası var kardeşim, birisi devleti kurmuş, biri yıkmaya çalışmış. Ulan demiyor ki bir dakika lan, Mustafa Kemal de Osmanlı'yı yıktı. Da eğer abi. 15 Temmuz başı olsa Fethullah Gülen de burayı yıkacaktı. Şimdi serbest kalan kim? 24 saat önce bu saatlerde Nazlı Ilıcak ne dedi videoda? Nasıl Osmanlı saltanatı bittiyse Türkiye Cumhuriyeti saltanatı bitecektir demedi mi? Recep Tayyip Erdoğan da bitecek. Daha ben nasıl ispatlayayım sana peki konsepti? Baktığında evet doğru abi, taşlar yine oturuyor. FETÖ söylüyor bunu, itiraf ediyor. Osmanlı'yı Mustafa Kemal bitirdi. Türkiye Cumhuriyeti Tayyip'i de biz bitireceğiz. Abdülhamit'i, Vahdettin'i Mustafa Kemal bitirdi. Bunu da biz bitireceğiz. O yüzden CHP Genel Sekreteri Kemalist, CHP'nin Genel Sekreteri Kasım Gülek Fethullah Gülen'i Amerika ile tanıştırandır. O yüzden kızı Tayyip Gülek CHP'nin milletvekildir. O yüzden Fatih Üniversitesi FETÖ'nün amiral gemisi. Fatih Üniversitesi olmasaydı FETÖ olmazdı. O yüzden onun bütün o Hadımköy'deki arazisini, Beylikdüzü'nden çık Hadımköy'ü evet, arasındadır hemen. Oradaki bütün araziyi Kasım Gülek bağışlamıştır. Kızı Tayyip Gülek bağışlamıştır işte. Sen orayı bakmazsan eğer, ikisini ayrı ayrı görür mü? Zaten hiçbir şey göremezsin. Fotoğrafı okuyamazsın, genel fotoğrafı. O yüzden Nihat Gençler falan bilmem ne yok mu? Onlar hele bir beri gelsinler bakayım. Sen Kemalist Türkiye'de kaçta doğdu? 1941. 38'de 41 yaptı nüfus kağıdında. 42'ydi. Evet. İki kere değiştirdi. 41'i aldı. Kaç yaşında? 80'de neredeydi? Burdur'da yakalandı. Kaçta yakalandı? 1986'da. Siz daha bundan hesabını verdiniz mi? Ya kuş uçmaya korkuyor. Kuş. Kuş uçmaya korkuyordu. 6 sene Fethullah Gülen Türkiye'de nasıl gezdi? Bir de bir yakalanışı var ki. Burdur'da yakalanıyor. Anında İzmir'den serbest kalıyor. Burdur İzmir kaç saat? Aynı anda hem Genelkurmay Başkanlığı arıyor hem Turgut Özal arıyor yani. Düşünsene, birisi yakalanıyor, serbest bırakın diyor. 6 sene sonra, 6 senedir. Ya yersen firarda. Ne firarı? Abi, zaten firar yok. Küçük dünyanda anlatıyor canım. Ben albaylarla oturup kalkıyordum firadiyken diyor yani.
E sen Kemalist albaylarla nasıl oturdu kalktı? Kenan Evren niçin MKK'da Fethullah Gülen tanıdığımız birisi bizim? Devam edin o konuyu dedi. Kenan Evren'le Fethullah Gülen'in ne alakası var? Niye darbe olduğunda son karakol diye yazdı Fethullah Gülen? Bunları bizim milletimize bir başka program senden yapalım. Güzel güzel uzun uzun rahat rahat anlatalım. Ama sen geldiğin yerde şimdi tekrar dön başa abi en buraya gel. Bülent Arınç'ın KYK facia açıklamasına dönelim de istersen oraya. Tabii. Orada başka bir şey var orada. Dedim ya. Yeşil HDP'yi yapmaya çalışıyorlar. FETÖ'nün terör örgütü olmadığını dillendirecekler. Bunu atalım diyecekler. Suç örgütü dedi Hanefi Avcı hatırlıyor musun? Evet. Suç örgütü. FETÖ bir adını koyayım ben sana. Terör örgütü olarak söylememiz doğrudur ama eksiktir. Suç örgütü dersen o iş olmaz. Suç örgütü çok hafif kalır anlatmaz. Suç örgütünün dahil bütün örgütlerin evet istihbaratı vardır ama esas olarak baktığında kimse kusura bakmasın. Yani ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Zaten resmi ismi ama maalesef Hayati Yazıcı gibi tipler yüzünden itibarsızlaştırıldı o kelime. FETÖ paralel devlettir. Bu kelimenin altını hiç çizmediğimiz için biz fazla son dönemde devamlı Emre FETÖ deyip durduğumuzdan dolayı evet. Bir şey çok sağlam unutuldu. FETÖ bir örgüt değildir. FETÖ paralel devlettir. Bu ikisinin arasındaki uçurum biraz izah etmem lazım. Örgüt bir topraklarda kendisine göre işte etnik olur, bölücü olur. Mesela dini temelli olabilir, etnik temelli olabilir, başka türlü olabilir. Bir amaç güder. Bununla ilgili bir silsilesi vardır. Bir liderlikten aşağı bir yapılanması vardır. Burada bir maksat güder. Peki devlet nedir? Devlet bulunduğu topraklarda kendine göre ideolojisi vardır. Bir lideri vardır, bir kurucusu vardır. Tepeden aşağı kadar bir silsilesi vardır. Ben sana bir şey soracağım. Yani izleyicilerimizi hem sohbet eder gibi konuşalım. Devletin tanımından haberimiz var mı? Devlet bulunduğu topraklardaki en büyük örgüttür. Şimdi devletin binlerce tanımı var. Yani bunu şimdi tabii açmaya kalkarsak Platon'dan gireriz öbür taraftan sabah çıkarız. Olur. Mevzu o değil ama devlet nedir? Devlet. Devlet binlerce birimiyle alt kurumuyla beraber devasa bir örgüttür. Bu örgüt tırnak içinde bu örgütün parasını kim verir? Vergilerle sen verirsin. FETÖ nereden topluyordu? Himmet adı altında topluyordu. Himmet paralel devletin topladığı vergileri verilen isimdir. Ben sana, bana sor, bir tane bir şey sor ki ben cevap veremeyeyim buna. Yani FETÖ'nün yaptığı, devletin yapmadığı veya devletin yaptığı, FETÖ'nün yapmadığı bir tane. Şimdi bak eleman yetiştirme, asker. Bak daha işin aşırısına gidelim. FETÖ bir örgüttü değil mi? E sen nasıl bir örgütten bahsediyorsun ki darbe gecesinde askerlerle çıktı dışarıya? Hangi örgütten bahsediyorsun? Adam Avrupa'da geziyor. Zaman Gazetesi'nin attığı şeyi görmedin mi? Tweet'i görmedin mi? Yakında geri geliyoruz diyor. Dönüyoruz diyor ya. Çünkü. Dönüyoruz diyor. Yazacaktım bir cevap. Burayı da kapatacaklar benim hesabımı. Yani. Dönüyoruz diyor ya. İnsan tutuyor kendisini yani. Döneceksin ama nereye döneceğinden haberin yok yani. Döneceksin. Bir şey demiyoruz ama döneceksin. Her zaman söylediğin söz bu. Hoşuma da gidiyor. Her yerde de bunu anlatıyorum. 15 Temmuz'da biliyorsun ki hafif atlattılar bu darbe teşebbüsünü. Ama döndükleri vakitte inşallah dönemezler. Döneceklerini de düşünmüyorum ama döndüklerini de düşündüğümüzde bu sefer kolay da kurtaramayacaklar. Çünkü bu halk senin gibi benim gibi bizi izleyenlerin inanmışlığının sayısı da arttı gün geçtikçe. Ya bu sefer sokaklarda tamam. Biz bunları teslim etmeyeceğiz yani yargıya. Tamam. Ama bunun bir şartı var. Şimdi o bağlamı daha önce biraz anlattığım için biraz geniş girmek istiyorum. Yazsan arkadan dinle. Emre, şu anda bu koşullarda yani ne demek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yken bu şeyi uzatmak istemiyorum bunu bu çerçeveyi ben fazla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ken bir darbe olursa dediğinde sen haklısın. Ama yarın Cumhurbaşkanımıza Allah zeval vermesin diyelim ki Hak Teala tecelli etti. Veya bir şekilde siyasette indirildi. Yerine birisi geçti diyelim. X birisi geçti. İsim vermeye gerek yok. Sen bu şekilde mi gideceğini zannediyorsun? Tabii şimdi baktığın zaman da gitmeyecek. Ya acı gerçek. 15 Temmuz'u sokağa çıkanlar ayaklanmadan, askere kurşun sıkmaktan yargılanacaklar. Şimdi... Bir dakika. Buna biz yargılanacağız. Bunları da siz canlı canlı göreceksiniz. Bizim ömrümüz vefa etmeyebilir. Siz bunu canlı canlı göreceksiniz. Ben başka bir şey düşünerek böyle konuşuyorum. Siz bunu göreceksiniz. Fethullah Gülen bu ülkeye saygı karşılamasıyla gelecek. O zaman bu video yayınlanacak. Diyecekler ki sene 2019 5 Kasım
sırf Mehmet Altan, Ahmet Altan yüzünden mi? Öbürleri diyecekler ki yoo, o zaten bunu seneler önce söyledi. Ben 2019'da söylemiyorum, ben 2016'da bunu söyledim. Ben darbe olacağını beyefendiye 2014'ün Ocak ayında söylemiştim. 2016'nın Temmuz ayında oldu biliyorsun. Arada ne kadar var? 2,5 sene. Ben bunu şu anda söylediklerimi seneler önce söyledim. Bir daha burada izlemeyenler için yineliyorum. Bir daha söylüyorum. Fethullah Gülen buraya saygı karşılamasıyla, iadeyi itibarla gelecek. Kendisi gelemezse, yaşı yetmezse şerefsizin, Allah azabını derin kılsın. Yani ölümünü çabuklaştırsın onun. Abi. Ama diyelim ki öldü. Kabri, mezarı buraya iadeyi itibarla getirecek o şerefsizin. Ve millet hiçbir şey yapamayacak. Dikkat et, bir şey yapamayacak derken istisna düşmüyorum. Bir sokak ayaklanması, bir protesto gösterisi bile yapamayacaksın diyorum. Bir kişi sokağa çıkıp da diyemeyecek ki vay bu insan bu kadar öldürtmüştü, şey vermiş, talimat vermişti. Hadi lan diyecekler, nerede talimat? Amerikalı yetkililerin bizim Adalet Bakanlığı yetkililerinin yüzüne, bana bunu bakanlıktan bir dostum anlattı. Amerika'da, Washington'da söylediği şey işte. Siz her şeyi gösteriyorsunuz ama talimatı gösteremiyorsunuz. Bizim yetkili diyor ki siz, yani aramızdaki, Amerika Türkiye arasındaki anlaşmaya sadık değil misiniz? Bu anlaşmaya göre zaten kuvvetli şüphe de sizin zaten iade sebebiniz. Biz bundan dolayı şu an iade edemeyiz diyor. Yani demek istediği şey şu, eleman benim elemanım, şüphe müpeti zaten ben biliyorum emir verdi. Ama senin elinde ispat yok. Niye? Fethullah Gülen es-sükut minel ikrar fehvasıyla bile ölüm darbe talimatı verebilen birisi. Efendim işte büyüğümüz, örnek veriyorum ben sana. Burada bir aksiyon almayı değerlendiriyoruz. Daha önce konuştuğumuz üzere bütün hazırlıklar hazır. Aksiyon almamız konusunda görüşünüz nedir dediğinde yapması yeterli. Bu dünyanın hangi hukukunda izin verme oluyor? Bir tek hukukta. Es-sükut minel ikrar. Kızı istemeye gittin Emre, yarın öbürsü gün bekar bir kardeşimiz Emre. Buradan da duyurusunu yapmış Allah. Kızı istemeye gittin. Dedi ki babası, ne düşünüyorsun kızım dedi. Babacığım bir dakika gelir misin dedi. Ben uygun düşünmüyorum dedi. Bu tamam. Ama sessiz kalırsa kural nedir? O edeptir o. Kız sessiz kalmıştır. Gönlü var anlamına gelir. Olur anlamına gelir. Emri olur. Olur anlamına gelir. Ona ne dedir? Es-sükut. Evet. Sessizlik. Min el-ikrar. Karardan, onaylamaktan, ikrardan geliyor. Tamam. Bu. Fethullah Gülen bu şekilde talimat verebilen birisi. Peki Amerikalı bu bizim Adalet Bakanlığı yetkilisi ne diyor? Diyor ki talimata dair. Halbuki bütün, şimdi onu neyse. Şimdi bunu söylüyor değil mi? Ben de diyorum ki ileride böyle, ama bunu neye dayanarak söylüyorum biliyor musun? Şimdi bunu peki Fatih abi, hani bunu böyle evet, söylüyorsun da. Tabii ki. Neye güvenerek, yani neye istinaden bunu sallıyorsun? Bu korku mu saçmaya çalışıyorsun sen ortalık? Yok, hayır, yok, hayır. Bir şey yapmayacağını zaten herkes biliyor. Hayır. Bir bildiğim var. Geçen cuma günü burada namazı beraber kıldık Tayyip Bey'le. Cumhurbaşkanımız. Benim yanımdaki koruma Cumhurbaşkanlığı koruması. Daha hani yeni ayrılma, bir kardeşimiz, dostumuz, eski tanırım kendisini. O gün beni sen bir geç zaten, bizimle ilgili durumu geç. Cami değil mi bu? Ne demek cami Emre? Cem olunan yer, bir araya gelinen yer. Sen Recep Tayyip Erdoğan bugün, o gün herkes ona isyan etti. Vatandaşları, burayı vatandaşlardan arındıralım. Şimdi sen caminin çıkışını vatandaşlardan arındıralım diyen Kemalist bir amir var İstanbul'da. Cumhurbaşkanımızın koruma amiri. Kemalist. Oturduğum, kalktığım, tanıdığım, birebir bildiğim birisi. İsim vermeyeceğim şimdi burada. Zamanı gelince onun ismini de veririm her yerde. Zaten Cumhurbaşkanımıza konu gitti. Sen Cumhurbaşkanı dışarı çıkacak. Neyi vatandaşlardan arındırıyorsun? Emre, normal bir cami değil. Çengelköy'de burada hemen Cumhurbaşkanı çalışma ofisi var. Evet. Onun yanında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle görüştü, temsilcisiyle görüştü. Şimdi her yer kamera. Doğru mu? Mesela vatandaşa evet sen kimsin diye soruyor. Camiye gelen vatandaşa soruyor bunu. Evet sen kimsin? Bunu gözümüzle kaç tane gördük. Soruyorlar. Sen evet sen. Namaza geliyoruz diyorsun. Ya sen bana sen kimsin diye sormayacaksın. Bana sormuyor da yani önemli değil. Bana sorduğunu kabul. Sen bana sen kimsin diye sormayacaksın. Senin bir elektronik sistemin olacak. Daha benim face'i gördüğün anda merkeze gidecek. Cumhurbaşkanı ile aynı camiye giriyor o. Zaten üst aramayı falan yapıyorsun ama sen kimsin ne demek? Adam orası bir cami. O da cuma ezanı okunuyor da sen kimsin? Ne diyorsun? Nasıl sen kimsin? Sen kimsin esas? Cami çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a namaz kılmış insanlar Allah razı olsun reisim diyemiyorlar. Niye? Kemalist bir amir var orada diye.
vatandaştan arındıralım burayı. Ya sen cumhurbaşkanıyla vatandaşın tekabbelallah inna minhum demesine müsaade etmiyorsan, hani Allah kabul etsin işte hepimizden, Allah kabul buyursun. Sen bu mukabeleye izin vermiyorsan, cumhurbaşkanı sen bu şekilde absorbe ediyorsan, yalıtıyorsan, zaten ondan sonra Emre bir daha anket yapmana gerek yok. Olay. İstanbul'u niye verdik diye. Çok açık ortada. Dışarıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında menfi veya müspet. Hiçbir mesele hani bir ortada, yani olumlu da düşünüyor, olumsuz da düşünüyor. Toplumun %99'u böyle zaten. Bir insan bunu görsün, bir dakika der, demek ki bu herhalde saldırılacak bir adam ya. Ya beraber Cuma kardeşim, bu adamın ismi Tayyip. Taylan değil, Tayyip Emre. Tayyip, Tayyip ya. Bu adam Tayyip Erdoğan. Bura cami. Camiden çıkan vatandaşı bile bundan arındırıyorlarsa, caminin önünü vatana arındırma diyor ya, arındırma arındırma ya. Arındırma ne demek ya? Kemalist bir amir diyecek ki bu adam yaramaz bir adam demek. Kendi cemaatiyle, yani namaz kılanla beraber bunu yan yana koymuyorlar. Demek ki linç edecek bunu millet diyecek. Hiç tanımayan birisi. Ama şimdi bizi dinleyenler diyorlar ki evet, zaten burada ben neye dayanarak söylüyorum? Bu ve bunun gibi pek çok şeye dayanarak. Şimdi Bülent Arınç dediğin seni kim? Hukuk danışma değil mi Cumhurbaşkanı'nda şu an? Peki bunun oğlu kim? Mücahit Arınç. Nerede milletvekili? 3. bölge Beylikdüzü. Ekrem İmamoğlu'nun bölgesinde milletvekili Bülent Arınç'ın oğlu. Yarın bir tane parti kurdular. Bak Ekrem ne diyormuş? Benim sadece İstanbul'da kaç milyon oyum var. Biraz Tayyip beni zor devirir diyormuş. Yanından geliyor bu bilgi. Evet, kulislerde ve... Yok. Bana direkt yanı başından geliyor bu bilgi bu. Sadece İstanbul'da benim kaç milyon oyum var. Tayyip beni zor devirir diyormuş. Bak adamın geldiği yere. Yarın bir tane parti yaptılar. KHK'lılar falan hepsi doluştu oraya. Gül Davutoğlu'na talimat geldi. Birisine İngiltere'den, birine başka bir yerden geldi. Hadi bunlar konuştu. Ne oldu? İkinci HDP. Hadi uğraş. Fethullah terör örgütü işte terör örgütü olmaktan çıktığında. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Levent Deveci. Doğru mu? Evet. Gazi Levent Deveci. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece. 16 Temmuz sabahı saat 4.30'da. Allahu Ekber derken A harfinde diyor ki bir mi ikinci A mı onu hatırlamıyorum diyor. Allahu Ekber derken gelen FETÖ'nün attığı G3 mermisi buraya saplanan ve Allah-u Teala'nın kurtulmasına izin verdiği kardeşimiz, abimiz, dostumuz. Ümraniye'de oturur, burada oturur kendisi. Yarın sabah saat 10'da yargılanıyor Guantanamo turuncu kulup tulum giyerek. Niye? FETÖ avukatına hakaret etti diye. Ve bu insan Gazi... Şeyi alamadı, rütbesi alamıyor. Ünvanı alamadı. Yüzdesi tutmuyormuş. Çengelköy'de abimiz muhtar, Can Cumurcu. Gitti geldi, gitti geldi alamadı. Dedi ki Allah belalarını versin. Can abiye de selam, Levent'e de selam, ikisine de selam. Can abi bilmem ne yüzdenin altında kalıyormuş. Üstünde FETÖ'nün mermisiyle yaşıyor. Basamıyor, yere basamıyor Can abi bazen, biliyor musun? Izdırabını ben görüyorum. Ben de babayım, o da baba. Gözünde yaşla konuşuyor. Ben yumruğumu sıkıyorum böyle sakin. Abi diyorum. Şeyde muhtarlıkta gideriz beraber. Bir gün sen de böyle otur. Hemen orada otururum. Yumruğumu sıkıyorum böyle konuşuyorum ben. Niye? Devlet devletliğini yapamamış. Millet devleti kurtarmış. Devlet şimdi millete yine artistik yapıyor. Ben diyor yüzdeni vermiyorum senin diyor. Bak, Cumhurbaşkanı'nın yanı Kemalistlerle dolu. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. 15 Temmuz'dan önce Gülencidir'i adamdan saymıyordu. Diyordu ki bunlar darbe yapamaz, 15 Temmuz oldu. Şimdi Kemalistleri saymıyor. Ben kendimi yırtıyorum, gömleğimi parçalıyorum. Yapma reis, yapma yapma diye. Yapma geliyorlar. Canlı canlı gözümün önünde benim ikinci darbe çok netim. Aşırı netim ben. Çok netim. Niye? Ben bir de Mısır'ı yaşadım. Evet, beyefendiye bu anlatılmadı mı? Anlatıldı beyefendiye bunlar. Daha mesela 2 ay evvel. Bir daha tekrar anlatıldı. Ya bırakın diyor, Kemalistler diyor o kadar aktif falan değiller artık hiçbir. Ben deliriyorum ben. Senin koruma amirinden tut da oraya kadar, her buradan tut da şuraya yerde kadar, her yerde Kemalistler var şu anda. Bak daha detaya girersem daha da fazla detay var, biliyor musun? İsme girmek istemiyorum. 15 Temmuz'la alakalı da sıkıntılar var. Yani 15 Temmuz gecesi yaşanan öyle insanlar var ki şu anda inanılmaz yerlerdeler. Ben görüyorum böyle, Allah'ım diyorum yani. Hala şu anda Tayyip Bey şunu biliyor. Amerika Tayyip Erdoğan'ı gözden çıkarmış değil. Amerika'nın gözü şehit Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cümlesine hazır değil. Amerika buna hazır değil. Sanıyorum Tayyip Bey bunu görüyor. Yoksa diğer taraftan baktığımda 15 Temmuz gecesi ihanetin en büyüğünü yapan adam bir yerin en üstünde. İhanetin en büyüğünü yapan. Bak en büyüğü diyorum sana.
En büyüklerinden biri demiyorum Emre, kelime seçerek konuşuyorum. 15 Temmuz gecesi makamı itibariyle en büyük ihaneti yapan adam bilmem nerenin bakanlığın en tepesinde. Duruyorsun, düşünüyorsun abi. Diyorsun ki bu burada. Ha bunu da mı şeye vereceğiz? Tasma meselesine vereceğiz. O örnek mi bu örnekte yani? Evet. Bülent Arınç da mı aynı örnek? Mücahit Arınç aynı örnek. Öbürü o da aynı örnek. Bu da aynı örnek. Yalnız bir saniye. Tasmalardan yürüyecek yer kalmadı Tayyip Bey'e. Yürüyemiyor. Hareket edemiyor. Alttan bilgi gelmiyor. Görüşmek isteyenler görüşemiyor. Tayyip Bey, sen zannediyor musun cami çıkışında vatandaştan arındırma meselesi haberi var? Ama mümkün değil. Oradaki amir gözüyle bir iki kişiyi gördü müydü, tavır alıyor. Burayı diyor boşaltın, burayı açın diyor. Buradan geçecek diyor, tekrar diyor, devam edecek buraya diyor. Ya orada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bir tek konu bu değil. Öbür tarafta bakıyorsun şimdi. Yani turuncu bir kıyafet giymiş. Sen cumhurbaşkanı olsan, senin sokağa çağırdığın bir insan, FETÖ'ye, senin sokağa çağırdığın hainlere karşı yargılanırken Silivri cezaevinde yargılanmasına müsaade eder misin onu? Asla. Silivri'de FETÖ'cüler yargılanıyor. Ve o gazi protesto ediyor devleti. Turuncu giyiniyor. Gidiyor. Bütün millet arkasında. Kimse gak diyemez. Ben de arkasındayım. Yerden göğe, ben de arkasındayım. Yerden göğe kadar. Ya o, sen mesela şunu diyebilir biriler. Diyebilir ki ya kardeşim hakaret etmeseydi şu bu. Ya peki ben başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben buradan ismini vermeyeyim. Hatta vereyim. Yani müsaade almadım ama umarım aklını helal ederler. Ayabak ailesi. Mahir Ayabak şehit. Kardeşi Kayla Zehra var bacım. Bir öbürü bir onun ablası var mesela. Onlara ben de o gün gitmiştim. Biz yetişemedik işte Allah. Bu işlerde bize nasip olmuyor ya. FETÖ'cüler yumrukla daldılar bacıya. Şehidin bacısına. Kimlikleri verdiğin yer var. Silivri'de evet. Davalara gittim biliyorsun. Orada kimlikleri verdiğin yerde yumrukla daldı. Oradan birisi atlamış üstüne uçmuş falan filan, ne yaptınız dedim. Hani sordum oradaki kardeşlere, biz yoktuk diyorlar. Olsa zaten başka türlü bir şey olabilir. FETÖ'deki cesarete bak. Şehitin bacısına dalıyor. Çünkü ona göre, şimdi yine oraya bağlayalım olayı. Çünkü ona göre 15 Temmuz gecesinde asker istediği zaman sokağa çıkar. Onlar öyle söylüyorlar. 15 Temmuz gecesi ben çağrı yaptığım vakit bizim tweetin altına yazılanları okudun mu? Hala dün gibi aklımda. Bunun bedelini ödeyeceksin diyor. İnsanları sokağa çağırıyorsun diyor. Bizi vazgeçirmeye çalışan kimdi? Bize ulaşmaya çalışan kimdi? Siirt İl Emniyet Müdürü. İnleteceğiz seni Fatih. O senin dediğin sıkı yönetim komutanı var. Sokağa çağırdık diye. Ben diyorum ki bizi zaten, bizim ömrümüz vefa etmez Allah'ın izniyle. Bizi kopartırlar, biz şehit oluruz ama... Öyle bir şey olacak ki bunlar diyecekler ki işte Tayyip Erdoğan, he bak şimdi ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Tayyip Bey'e kadar kim çağırdı sokağa? Yok. Tayyip Bey'den sonra kim çağırdı sokağa? Sonrası da çok konuşmuyor bu işin. Kim çağırdı? Çift 058'e kadar, ben sana şöyle anlatayım. 20.35'te, tamam mı? 20.35'te işte Abdullah Gül niye siyasete giremez biliyor musun? Abdullah Gül siyasete girdiği anda ağzının ortasına soruyu çakacağım. Diyeceğim ki ben. Girmiyor. Sokrat haklı. Şimdiden sorayım hatta ben. Senin eğer milletle bir şeyler yapma gibi bir hülyan varsa sormak lazım. Senin millete karşılığın olduğuna inanıyor musun? Eğer hayır derse zaten sen siyasete giremezsin. Aynı soru Ahmet Davutoğlu için de geçerli. Ama toplumda bir karşılığın olduğunu düşünüyorsan o zaman sen ilk tankın çıkışı 20.35. Köprünün kapanması 22 suları. Sen niye 12.58'e kadar yani bir desen 20.35'te 21'e bağlasan 4-4,5 saat boyunca sen niye topluma seslenip sokağa çıkmadın? Neden son dakikaya bekledin yani? Ne değişmesini bekledin? Hayır o değil. Niye çağırmadın insanları? Senin halkta bir karşılığın varsa... Tabii canım, benim varsa şahsen emri olur olarak ben aynı dakika çağırırım. Cumhurbaşkanımdan önce veya sonra. Sen niye eski cumhurbaşkanı olarak çağırmadın o zaman? Ahmet Davutoğlu, sen niye güvenli eve gittin oğlum? Neden? Sen demek ki toplumda karşılığınız olmadığını biliyorsunuz. Kimse sizi dinleyip de sokağa çıkmazmış demek ki. Öyle demek zorundasın sen. Öbür türlü dersen, toplumda karşılığın vardı ama çağırmadım dersen, şunu kabul edeceksin ki sen kriptosun. Veya işbirlikçisin. Hani buraya doğru bir gelmen lazım senin. Doğru muyuz? Doğru, evet. Bir yanlışımız var mı, mantık yanlışımız? Buraya kadar doğru. Ha, o zaman biz bir çerçeve anlatıyoruz. Diyoruz ki bu şartlar altında, bugünün şartlarıyla bir daha darbe denerlerse... Akıbeti aynen senin dediğin gibi olacak. Bizim bin kere dediğimiz gibi. İşte bundan önce mesela Sedat Peker söyledi biliyorsun bir kere, silahların dedi. Benzer bu, zaten aklın yolu bir. Yani bu şimdi başka türlü bir şey olmaz. Daha fazla şehit verilir. Ben ona bir şey demiyorum yani, 250'den fazla şehit verilir. Ama bu şartlarda sadece FETÖ. Şimdi bir başka bir konuya geliyoruz şimdi. Bu da KETÖ meselesi.
işte Tayyip Bey'e anlatamadığımız demeyelim de Cumhurbaşkanımızın şu anda sağlıklı olarak burayı değerlendirdiğini düşünemediğim bir konu var. İşte orası da Kemalist terör örgütü. Eğer Kemalist terör örgütü bir başbakanı öldürdüğü, iki tane başbakan yardımcısını öldürdüğü dolayısıyla bundan dolayı ve darbeler bundan dolayı eğer yargılanmıyorsa burada zaten iki tane sonuç var. Üçüncü bir sonuç olamaz. Canlı konuşalım şimdi. Beraber canlı konuşalım, sohbet edelim. Sesli düşünelim diyorlar ya. Evet. Sesli düşünelim. Ya bunu Türk ordusu yaptı ve Türk ordusu katildir, öyle mi? Başbakan öldürdün, iki tane bakan öldürdün, bu kadar darbe yaptın, insanları astın ettin, Türk ordusu. Veya bana göre böyle değil. Ben benim ordumu tenzih ederim. Ben 7 ecdadımla 7 zürriyetimle Türk Allah'ın izniyle de mevzu o değil. Ben kendi ordumundan tenzih ederim. Türk ordusu böyle bir ordu değildir. Nizamı da bu eklerim. Kemalist terör örgütüdür. Ama Fatih Tezcan diyor ki bak Kemalist terör örgütü diye biliyorsun Google'da yok. Biz bunu söyledik, ne dedik? Başbakan, iki bakan öldüren hakkında, bu terör örgütü hakkında eğer daha iddianame bile yazılamıyorsa o zaman bu örgüt hala aktif demektir. O zaman ikinci sıraya geliriz. 1960'ta bir başbakan, iki bakan öldüren örgüt şu anda ne durumda ki siz bir iddianame bile yazamıyorsunuz? Savcılar göreve diyorsunuz ya Fatih Tezcan'la alakalı olarak Mustafa Kemal'e. Evet, oraya ben da Mustafa Kemal, birazdan, evet. Ben Mustafa Kemal'i eleştiriyorum. Benim sen boş ver bir saniye. Savcılar Cumhuriyet savcıları mı? Cumhuriyet savcıları. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanını öldüren örgüt hakkında nerede savcılar? Kolay mı? RSN diye yazıyor ya, oraya geleceğiz. RSN savcı yazdı mıydı? Ben 3000 tane savcı hakkında RSN nereye başvuracağım? Ben Türkiye'de 3000 tane savcı var Emre. Ben nereye vurayım kafamı? Niye Kemalist terör örgütü iddianamesini yazmıyorsunuz? Kenan Evren bu terör örgütünün neresinde? Zirvesinde. Darbeyi yaptık, bir oradan astık, bir oradan astık. Samimi ikrar ve itirafı varken öldü. Ama siz nereden yargıladınız? Darbeden yargıladınız. Darbeyi kim yaptı? Adını koyamadınız. Bildiğiniz halde koyamadınız. Bildiğiniz halde koyamıyorsunuz. Gerçeği yok. Esir alınmış bir ülkede yaşıyoruz. Esir alınmış bir milletin fertleriyiz. Dolayısıyla dün Kemalizm esir aldı, sonra Gülenizm esir almaya kalktı. Alamadı, Tayyip Erdoğan direniyor, şimdi Tayyip Erdoğan'ı koparacaklar. Koparmadan devam etmeyecek mevzu, neden? Çünkü Gülenizm de Kemalizm de her ikisi de zaten Amerika ile anlaşmalı. Ve Amerika şu anda süper güç. Ortak noktada buluşuyorlar yani. Babaları Amerika zaten, babaları yani. Bunlar Kemalizm'i, Gülenizm'i doğuran zaten Amerika. Ha ispat. Ya 1 milyon kere ver. Git aç Bristol'un mektuplarına. Git aç. Nutu oku. Cahit Kemalist kardeşim. Ya Mustafa Kemal her yerde söylüyor. Yabancılarla görüşüyorum. Adam demiyor ki ülkenin başkenti neresi? Ben sana soruyorum. Neresi başkenti bu ülkenin? Ankara mı? Niye? Sebep niye Ankara? Ne için Ankara? Ne arıyor Ankara'da başkent? İstanbul değil miydi benim başkent? Evet, baktığımızda öyle tarihe. Ben kovmadım mı? Kurtuluş Savaşı'nı ben kazanmadım mı? Evet. Ben kazandım. Ne için Ankara peki? Harf inkılabı diyorlar değil mi işte? 1 Kasım harf inkılabı. Kimin harfleri? Bunlar Latinlerin. Ben ne kullanıyordum? Osmanlı. Doğru mu? Doğru. E peki Osmanlıca nerede? Ben galip geldiysem nerede? Niye İstanbul değil? Diyorlar ki işte olur mu? Devrim oldu, almak lazım. Ya sen cahil misin? Kiril alfabesi Rusya dünyanın en büyük ikinci gücü ya. Belki de birinci güç. Umurumuzda değil de yani süper güç dediğin. Ben evet, örnekliyorsun. Ya süper güç bir tanedir, o da Allah-u Teala'dır. Celle Celaluhu. Ve tekaddes hazretleridir. Geç o kelimeleri de. Ya diyelim ki o da büyük bir güç. Alfabesi, Japonlar alfabesi, Çinliler alfabesi dünyayı kök söktürüyor. E ne oldu? Hiç utanmıyor musunuz? Namus yok mu size? Ermeni bile kendi alfabesini yazıyor. Küfür ettiğin Ermeni bile ya. Hala sen şurada 100 sene evvel. Bak 100 sene. Sen bunu 500 sene sonra diyeceksin ki 600 sene önce. Hayır. 100 sene önce bulunduğun topraklara şu anda Orta Doğu bataklığı diyorsun. Ulan müptezel, Kasım ayında hala tişörtle geziyorsun. Farkında değil misin Orta Doğu'da olduğunun? Burası aynı zamanda Orta Doğu. Burası aynı zamanda Avrupa. Burası aynı zamanda Asya. Seni müptezelleştirdiler güzel kardeşim benim. Bizi zombileştirdiler. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kemalizm bunun için zaten Mustafa Kemal başa geçirildi. Şimdi Mustafa Kemal İngilizlerle Perapalas'ta görüştü, geldi. İşte 2. Dünya Savaşı'na itibaren Amerika aldı amiral gemisi durumunu. İngiltere'den sonra sıra Amerika'ya geldi. Zaten bak bir daha uzun uzun anlatmayayım. Gülenizmi forcelediler. İşte
Perestroika, Glasnost, Perestroika politikalarından sonra Rusya, sesimiz nasıl geliyor bilmiyorum. Onunla ilgili bir feedback almak rica ederim ben. Senin şeylerime bizim ekip gönderir bunu. Sesle ilgili bir şey alayım çünkü dinleyemiyorum bir yandan aslında. Dinlemem lazım. Belki birkaç saniye mola isteyebilirsiniz suyunuz için. Ben Rusya'dan devam edeceğim. Gülen'in şey yapılmasından ama bir kendimizi duyabilelim. Duymadan aslında yayın olmaz. Aynı zamanda yayını paylaşırsanız sevinirim zannediyorum. Ya beğeniyorsanız paylaşın. Yani o cümleyi öyle kuralım. Öbür türlü kurmayalım. Ses süpermiş. Ama bak sesim yüksekmiş. Ses süper de işte. Bazen işte yükseliyorsun onu... abi içindeki. Tamam peki. Anlık olarak 1289 kullanıcı. YouTube teşekkür ediyorum. Ama her yerde Twitter, Periscope, Facebook olmak üzere paylaşmanızı rica ediyorum. Bu dinlenirsin. Şimdi SSCB'nin yıkılmasıyla beraber bütün dünyada Golden Generation'ın yani altın nesil projesinin maksimize edilmesi, bunun force edilmesi ve Fethullah Gülen'in bir figürü olarak Yeşil Halife yani baktığın vakit Müslümanlara bir fake halife, sahte bir halife olarak bunun gelmeye çalışmış. Bak şimdi. Burada bir problem yaşıyoruz. Bu sıralamayı, bu yüzyılı böyle anlatmadığımız için bir problem yaşıyoruz. Bu bir problem. Şimdi sen bunu bu sırayla anlatmazsan bundan sonrasını göremezsin. Konuşamazsın demiş ya. Bak şimdi görelim o zaman. Sence Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Amerika, Batı diyelim mi ona kısaca? Batı. Evet, tabii. 1909'da daha sonradan İsrail diyeceğimiz Siyonist lobi etkisiyle dünyanın en büyük devlet başkanı, liderini devirmiş. İkinci Abdülhamit'ti o. Arkadan 10 sene zaten senin toprakların dörtte üçünü almışlar, yemişler. En son seni 750 bin küsür kilometre kareye kapatmışlar. Dibine de oraya buraya bir tane Ermenistan'ı oraya koymuş. Öbür tarafta PKK ileride biliyor Kürt sorunu çıkacak. Zaten açık. PKK, potansiyel PKK'yı oraya hazırlamış. Onun arkasından Livatar, Antakya, Hatay probleminden dolayı bana bir tane harita ver. Bir ülkeyi ver. Problemlerini söyle. Ben sana 10 dakika içerisinde 5 tane terör örgütü çıkartayım oradan. Tık 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 çizersin. Parayı buradan alacak dersin. Buraya, 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 buraya. Tamam mı? Ha, şimdi ne olmuş? İstanbul ne olmuş? Ne zaman geldi Türkler buraya? 5 asır önce. Tamam, burasının özerk bölge olması. Güneydoğu'da en fazla PKK nerede var burada? Diyarbakır'da var. Ahmet özerk bölgesi. Yukarıda Rusya zaten Kars'ı, Ağrı'yı, Aladır'ı, Ardahan'ı her zaman için ister. Orada bir fitne ileride olacak. Zaten şeyde var, verilerde var. Beri tarafta da, bu tarafta da İzmir, Simirne özerk bölgesi. Bunlar da hepsini bir söyledik mi? Tunç Soyer şimdi başladı mı? Ne dedi? Dedi ki bu iş bir konu için demişti ya, Ankara'nın insafına kalacak bir konu değildir diye konuştu. Hangi konuydu? Şimdi unuttum. Bir konu, Tunç Soyer, Ankara'nın insafına kalacak bir konu değil. Sen kimsin müptezel? Sen İzmir'in belediye başkanısın oğlum. Daha sen İzmir'i bok götürüyor. Çok affedersiniz, özür dilerim. İzleyicilerimiz ağzımdan kaçtı da. Sen Ankara'nın derken. Öbür tarafta Ekrem İmamoğlu'na bakıyorsun. Bu ne yapıyor? Bak ne dedim ben? Hepsi FETÖ. Dava açamazlar. Bu konuşmanın başını sağlam tuttuğumuz için. Zihniyet FETÖ'dür diyorum ben sana. Bu önemli bu. Tunç Soyer Ankara'nın insafına bırakmayacağız bu konuyu diyor. Öbürü kalkıyor Ekrem İmamoğlu dedi. Bak hatırla o yayını yaptı burada televizyon varken. Ne dedik arka fonda göstererek? Akdeniz'de daha sonradan pişman olacağımız gelişmeler var diyor. S-400 konusu var diyor. Çok pişman olacağımız gelişmeler yaşıyoruz diyor. Kim diyor bunu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Bu ne demek Amerika'ya? Ben seni yalıyorum. Sen Yüksek Seçim Kurulu yoluyla beni buraya başkan yap. Tamam. Hani dediği şey, onun kastettiği şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Ben böyle değerlendiriyorum. Bir gazeteci yazar olarak. Final zaten ortada. Şimdi... sormak lazım, bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının S-400'lerle ilgili açıklama yapmasının sebebi ne olabilir? Mantıklı izah var mı bunun? Yani bizim göremediğimiz bir derinliği olabilir mi sülünün? Sülün eklemenin yok. Sülün, sülün ya, sülün diyorum az önce. Sülün, sülün. Bir derinliği mi var bunun? Aslında. Yani Doğu Akdeniz'deki petrol yataklarının önemiyle alakalı acaba ömründe bir fizibilite falan yaptığını ya, mı düşünüyorsun? Ben şöyle söyleyeyim sana Fuat abi. Adama derler ki sen kimsin yani, geçmişin senin ne? Öyle bir çapın yok. Sen kimsin? Oraya konulan bir piyonsun. Ya tehditle orada burada şey yapan müteahhitsin, inşaatçısın ya sen. Aynı zamanda ben geçmişe de dönmeyi aslında çok sevmem ama hatta sen ilk paylaşmıştın. Sultanahmet'te seçim öncesi bir balıkçıya gidiyor. Sen paylaştın. Evet, evet. Şimdi ben o balıkçıya hiç gitmedim ama benim o eşrafta çok tanıdığım arkadaşım var. O gün gittiğinde yan masasında bir arkadaşımız var. Bir şeyler duymuş. Ya Emre'cim dedi, kulaklarım dedi bir ara öyle şeyler duydu ki dedi, lavaboya indim. Ya Rabbi ben bunlara ortak olmak istemiyorum, günahlara. Küfürler, kıyametler. Bunlar şimdi senin dediğin gibi S-400'ü konuşacaklar. Ülkeye saldıracaklar. Müthiş ağzı bozuk bir adam biliyor musun? Müthiş. Ben çok nasıl iyi biliyorum. Oynuyor? Çok zaten iyi biliyorum. Dikkat et, öğretmişler kızdığı vakit üzülüyorum yapıyor. Üzülüyorum. O bak, psikopatlara psikologların bir numaralı anlattığı konudur o. İşte atıyorum ben işte
Ahmet Bey bir konuya çok kızıp hani dövecek gibi şiddet eylemine girecek, küfür edecek gibi olduğunuzda hemen aklınıza diğer kartın öbür tarafını getirin. Orada bir tane kart var. Bakın kartın bir yüzü, psikolojimizin bir tarafında üzülmek vardır. Karınıza üzülüyorum diye falan onu ezberletmişler, bir şey oluyor. Tam silinecek. Üzülüyorum. Üzülüyorum. Psikopat ya. Oğlum, şimdi diğer taraftan. Aslında ben biliyorum orada ne söylemek istediğini, sen ne tabii, biliyorsun. Tabii tabii. İşte o anlattıkları ya. Psikoloğun anlattığı şeyi yapıyor. Üzülüyorum diyeceksin diyor yani. Hemen orada üzülüyorum. Yoksa öbür taraftan gitse var ya, o işte o senin o. Şimdi burada Tayyip Bey'in bundan sonraki yol güzergahında yanında bir kahtırical yaşanıyor. Diyorlar ki Tayyip Bey kendisine destek olanları uzaklaştırıyor. Kendisine köstek olacak kim varsa yanına yaklaştırıyor. Bundan dolayı problemler çıkıyor diye bir söylem var. Bunun aksinin mümkün olduğunu mu zannediyorsunuz? Bir Kemalist terör örgütü iddianamesi yazamamış bir Türk adliyesi var. Fatih Tezcan'ı danışmanlığına mı alacak Tayyip Bey? Öyle mi zannediyorsunuz? Bir Metin Külünk bakıyorsun bir tarafta. Diğer yan başka bir isimler var. Onlar var, onlar var, şunlar var vesaire vesaire. Aslında nasıl? Buyur. Aslında baktığında belki bu söyleyeceklerim tabii ki örnek. Belki seni, belki senden işte Metin abi, Metin Külük buradan da ona selam olsun. Belki yanında görmek istediği isimlerden birilerisiniz. Ama yanını doldurduğu az önce anlattığın gibi Kemalist terör sadece örgütü. Kemalist değil, kendisini Kemalist olarak kodlamış Gülenistler. Şimdi burada Tayyip bir Bey'in bir de maskeye takmışlar var diyorsun. Korkunç. Tayyip Bey'in buradaki kendine güveniyle beraber. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tayyip Bey bir insan ya. Ya bütün ülkenin unuttuğu konu bu olabilir mi acaba? Tayyip Erdoğan bir insan. Yani baktığı yerde gaybı göremez ya. Perde arkasını göremez. Yeri geliyor mümkün belki 3 saat, 4 saat bir ihtimal uyuyor. Belki hiç uyumuyor. Ya görebilseydi 15 Temmuz olmazdı zaten. Şimdi aynı yere doğru tekrar gidiyoruz. Diyor ki mesela KYK facia diyor Bülent Arınç. Mesela o konuya saplandık. Tayyip Bey diyor ki zaten toplantımız var biraz sonra. Konuşacağız kendisiyle diyor. Evet. Bu ne anlama geliyor? Tayyip Bey bundan memnun değil. Ya SF'le kınadım diyor. Peki. Daha ne desin abi yani peki. Cumhurbaşkanı. Peki o zaman şunu sormak lazım. Bülent Arınç böyle olacağını bile bile buraya neden girdi? Neden diye. Lades yaptı diyelim. Peki neden acaba böyle bir şey olabilir? Külliyede bir gün yemek yiyoruz. Öğle yemeği. Yanımızda üst düzey isimler var. O anlatmıştı. Bunu ben daha önce anlattım. Bir daha dinlemeyenler için bir daha anlatayım ben. Birisinin FETÖ'cü birisinin gelmesiyle alakalı FETÖ'cüler ziyaret ediyorlar kendisine. Diyorlar ki işte bunun böyle gelmesini istiyoruz diyorlar falan. O da diyor ki, o adam da diyor ki hayır, hakimle alakalı bir konu. Bunu desteklemenizi istiyoruz diyorlar. O da hayır diyor falan bilmem. Nasıl hayır diyor. Üç kişi gelmişler. Bir tanesi diyor ki bak diyor bizim listeler çocuklarına kadar uzar ama diyor. O da öbürü de böyle yapıyor. Kapatsana çeneni ya, ne diyorsun diyor. Sen ne diyorsun diyor. Çocuk falan yo tamam sen boş ver diyor. Vermeyeceksen verme diyor. Başka türlü görüşürüz diyor. Çıkıyorlar gidiyorlar. Çocuk meselesi orada mesela. Anlattığım hadise kaç sene oldu bizimle yaşayalı. Bayağı zaman oldu mesela. Çocuk meselesi. Şimdi Bülent Arınç'ın çocuğu var mı? Var. Evet. Nerede? Milletvekili. Diyorlar ki Bülent Arınç. Bak şimdi madem o zaman lafın sırası geldi değil mi? Bülent Arınç bu açıklamayı yapsın. Ama biz Bülent Arınç'ın başka bir açıklaması var. Onu ortaya çıkartacağız şimdi. Doğru mu? Evet. Hem 15 Temmuz. Ben bugün ona sen iyi dinle demiştim zaten. Şimdi o açmıştır dinliyordur. Bir de öyle bir hastalığı da var onun. Oo. O yanındakiler ya kendi dinleyemez. Şu an hala benim bildiğim kadarıyla toplantı devam ediyor. Bittiyse de bilgim yok arkadaşlar. Sonradan dinlediğinde o zaman bu tehdidini ona... Şu an yanındakiler dinliyordur, raporlayacaktır diye düşünüyorum. Tarih 1 Şubat 2016. Yani 2, 7, 5 ay var darbeye. Evet. Bülent Arınç benim ona işte... Biliyorsun davalığı zaten, girdik birbirimize bir sürü şeyler. Süreçme noktada devam ediyor. Bülent Arınç 5 ay önce, darbeden 5 ay önce ne demiş? Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Ne demiş? Programdan sonra belki de aldıkları talimatla eski Çınar'ı yıkmak hevesiyle manşetlerden, TV programlarından, gazete köşelerinden, sosyal medya ve diğer mecralardan şahsıma yönelik başlatılan linç kampanyası heves sahiplerinin kursaklarında kalabilir. Bizden bahsetti. Hedef nokta sensin. Zira... Tezcanlı, bu Tezcanlı'yı italikle yazmış. Tezcanlı bazı arkadaşlarımızın iddiaları ile gerçekler arasında pamuk ipliği kadar bile bir bağ yokken bu kampanya yine size döner ve cümle alem size güler. Hatırlatma 15 Temmuz gecesi 21'de seni bağırtacağım Fatih.
Cümle alem size güler. Bülent Arınç söylüyor bunu. Unutulmamalıdır ki yıkmaya çalıştığınız çınarın gölgesinde güneş görmemiş daha birçok hakikat gölgeleniyor. Açıktan mektup tehdit. Beni benim reisimle, cumhurbaşkanımla tehdit etmişti. Yani senin reisinin, cumhurbaşkanının sırları bende. Benim bunun için Bülent'te hiçbir şeyim olamaz. FETÖ zaten benim evime eleman gönderdi ikna etmek için. Profesör Firari şimdi orada dedi ki Fatih dedi. Her erkeğin, her insanın zaafları vardır falan dedi. 4,5 saat yalvardı bize herif. Onları bir gün yazarım. Tamam, ben de dedim ki eğer varsa bulduysanız hani benim dedim hayatta bir eşim var. Benim hani hayat felsefem bu, varsa dedim sabahtan akşama kadar yayınlayın. Çevirerek yayınlayın öyle yani. Öyle bir adamsın zaten, evet. Ama dedim ben sizi fena yapacağım. Aynı böyle söyledim. Ben sizi fena yapacağım demiştim. Nasıl? Ne rüşvet aldığını bizim cenap bilmiyor dedim. Bizim cenap Fethullah Gülen'in rüşvet alın biz bunu destekleriz dediğini bilmezdi. Diğer Kemalist cenap biledi. Ben bunu yayınladığımda ortalık ayağa kalkmıştı. Yani. Onun arkasından 36 saat sonra Fethullah Gülen abi birader sen de müminsin ben de müminim diye beni yalamaya kalktı gerizekalı. Özür dilerim ağzımdan argo laf kaçtı yani bize sarkmaya kalktı. Ben o zaman tekrar aynı şahsı aradım o aracı aradım. Bu dedim bana mı söylüyor burada? Sana söylüyor Fatih dedim. Abi dedim sen kendin adına geldiğini söylemiştin bana. Fethullah Gülen mi gönderdi seni deyince hayır falan demiştin bana dedim. Fatih bu işleri sen biliyorsun dedi. Yani benim dedi çok fazla konuşmama gerek yok. Biz dedi sana bir şey söyledik, teklif ettik. Sen kabul etmedin. Bir daha oku dedi. Gönderdiği mesajı bir daha oku. Yok dedim abi bir daha görüşelim. Ben sana mesaj vereceğim. Sen onu gönderirsin yüzüne dedim. Korktu gelmedi. Bir daha benim yanıma gelseydi ben ona çok güzel mesaj gönderecektim. O sürecin sonunda da zaten Sarı'yı artık susturun. Yani senden bahsediyorlar. Seni onun orada. Hemen arkasından işte Amerika'ya giden bir ismin bize aksettirdiği konu. Onun yanında saat 12 ile 13 arası basın saati. İşte orada susturun artık bunu her gün raporlayıp duruyorsunuz falan bilmem ne. Onun arkasından bir veya iki ay yani Kasım Aralık mı hatırlamıyorum. Bakmam lazım şey var bende. Tarihi var bende. Bizim arabamıza suikast girişimi olması. Ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk toplantımı yapacağım günün iki saat öncesi. Sonra Sinan Erdem'de işte öğleden bu... sonra. Tabi ondan sonra zaten mevzu biliyorsun. Sonra da bu müptezel Levent Özeren ve onun benzerileri de ondan diyor ki. Sonra. Ya diyor devlet bu adamın yanına neden polis vermedi? Nasıl vermesin? Hayır onun söylediği şey şu korumayı çekin sıkacağız kafasını. Tamam zaten öyle finalde biz onu diyoruz söylüyor üstü kapalı. Ki, korumasız görüşelim evin neredeyse İstediğin vergelim. Zaman her yerde. Yani istediğin nasıl istiyorsunuz? Bak, şartlar koşullar onların olsun. Bunlar mesela Levent Özeren dikkat ettin mi? Bu kadar saydım değil mi? Hala burada bu akşam söylüyorum. Sen şerefsizsin diyorum değil mi? Ne için dava açılmadığını biliyor musun? Çünkü arka tarafta Önder Aytaşlar'la, Baran Sular'la, Emre Uslu'yla görüşüyorlar beni tanıyor. Davayı açtığı vakit şimdi ben ona o kafaya koydum ben canlı yayında ne dedim devletimden özür diliyorum bu benim dedim ben Levent'i aldım ben kendi kütüğümü anladın Seni mı bu bana emanet zaten ne anlama geldiğini iyi bilir bu bana emanet ya Levent bana emanet bir gün ben bunu bir yerde göreceğim ben bunu Allah çıkartır niye çünkü eğer seni hakim serbest bırakıyor savcı serbest bırakıyorsa sen zaten FETÖ'cü değilsindir oğlum rahat ol biz seninle başka türlü görüşeceğiz sen niye korkuyorsun ki bu kadar Fatih'e bir gün düşeceksin oğlum sen her türlü düşeceksin çünkü sen şunu yapamazsın bu topraklarda. Yani oradan 2-3 tane gözünden korkan hakim 15 Temmuz gecesi kimse sokağa çıkmasın diyor. Kansız bitmesini istiyoruz darbenin diyor. Hakim de olacak o müptezel seni serbest bırakacak. Sen Fatih Tezcan benim gibilerin karşısına çıkamazsın sen. Sıkıntı olur sana o konu. Evet. O konu sıkıntı olur sana. Olmaz öyle o. Başka türlü olur. Olaylar başka türlü gelişir. İbret olursun canlı yayında. Videon ibret olur Türkiye'ye. O öyle değil o. Azmayacaksın, kudurmayacaksın. FETÖ'cüysen kaçacaksın, gideceksin. Şerefsiz şerefsiz, sinsi sinsi yazacaksın. Ama saat gecede Milliyetçi Hareket Partisi'nin attığı tweet'i gösterip serbest kalması o işte o büyük soru işareti. Levent Özeren evet, öyle serbest kaldı biliyorsun değil mi? Karanlık bir... Gece 2'de... Ben de çözemedim. Gece 2'de çift 0... 02 çift 0'da MHP'nin attığı resmi tweet'i gösteriyor. Bak diyor MHP de diyor sokağa çıkılmasına karşı çıktı. Ben de karşı çıktım diyor. Hakim de diyemiyor ki orada bir dakika senin tweetinle bunların arasında dakika farkı var. Sen o önce atılmış değil ki seninki önce atılmış. Sen niye bunu yapıyorsun diyememiş. Hakim neyse hiç muhatap bile olmam yani o konuyla özür dilerim senden hani yok, hiç yapmam yani. Ama Bülent Arınç'a dönelim. Şimdi Bülent Arınç bu tehdidi ne diyor? Yıkmaya çalıştığınız çınarın gölgesine. Bülent Arınç'ın bugünkü açıklamalarının şey budur. İzahı budur. Bu şu anda okuduğum satırlar. Bülent Arınç'ın son 10 senede değil, yani bu FETÖ sürecinde falan değil, ömründe yaptığı en kritik açıklamadır. Çünkü bu konu Tayyip Bey'e gitti, bu yazdığı şey.
Şimdi Tayyip Bey bu mesela bana yazdığını biliyor. Unutulmamalıdır ki yıkmaya çalıştığınız çınarın gölgesinde güneş görmemiş daha birçok hakikat gölgeleniyor. Şimdi bu adamın, Bülent Arınç'ın bir FETÖ yalakası olduğunu nereden anlarsın biliyor musun? Diyelim ki bende Tayyip Bey'in sırları var ki var. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Bir tane oğlumun başına şunu geleceğim, bunu geleceğim değil. Altı çocuğumla beraber maaile kaldırılacağımı, patlatılacağımı bileyim veren şerefsizdir. Ben devletin hiçbir yerinde değilim. Ben gazeteciyim. Sıradan bir gazeteciyim ben. Hiçbir yerinde değilim ben. En ufak imada bulunan şerefsizdir. Niye? O sır sen açıklayasın diye değil, sen tutasın diye sana verilmiştir. Kim tarafından? Tayyip Bey tarafından değil. Sırların paylaşımı Allah'ın izniyledir. Allah'ın izni olmadan kimse bir şey bilemez. Ama Tayyip Bey bizi niye sever? Cumhurbaşkanımız, Allah ondan razı olsun. Seni 2013'te A Haber'de yaptığım bir konuşma, ben konuşmayı o zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın maaile izlediğini bilmiyorum. O akşam niye çıkıyorum A Haber'de, diyorum ki oğluyla ilgili bir şeyler söylüyorsunuz. Bu bizle beraber mezara gidecek diyorum ama diyorum siz insanların yüzüne bakamazsınız diyorum. O zaman kendi aralarında Allah razı olsun bir konuşma yapıyorlar. Ertesi gün havalimanına geliyor. İşte koruma amiri, o zamanki koruma amiri dostumuz. O da bize demiyor ki hani başka türlü bir durum var. Söylemiyor, gelsene diyor hani görüştürelim, tanıştıralım siz diyor. Biz oraya gidiyoruz, ilk orada tanışıyoruz. Ben ağlıyorum. Benim gözyaşım o zaman aldı eline şeyi, Cumhurbaşkanı sildi. Şimdi gelelim şuraya. Diyorlar ya Fethullah Gülen'i dinlemişsin de gözyaşın çorba görüyorsunuz yazdıklarını. Adamlar bak yani. Ya kendileri diyorlar ki Mustafa Kemal'in eğitim sistemi o kadar kötü berbat ki duvarda Atatürk resimleriyle biz o kadar malız ki affedersin dangalağız ki sen akardı diyorsun değeri geçmiş zaman demek ki geçmişi kastediyorsun 2013'te yazmışsın ama biz malız. O özür dilerim bir daha söyleyeceğim. Değili geçmiş zaman nedir bilmiyoruz, öğretmiyor bize Kemalist öğretmenler diyor. Benim suçum yok, kendileri itiraf ediyorlar. Lan gerizekalı, o söylediğim 98'deki bir ay. Orada söylediğim şey peygamber sevgisi, Fethullah Gülen'le alakalı yok. Dinleyebilirim. Aynı zamanda bir de öncesi sonrası var. Yok canım çıktık onu söyledim onu. Kimin haddine ya? Manyak mısın? Öyle bir şey mevzu olabilir mi? Peki. Ne benim sana bu konuya gireceğim dediğim, ne de şimdiye kadar da gireceğim diye düşündüğüm bir konuya girebilir miyim? Müsaade mi? Söz senin abi. Merakla bekliyoruz. Tabii. Aslında demin konuştuğumuz konunun devamı işte Emre. Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğin destekten dolayı sorumlu olacaksın ileride. Suçlanacaksın, yargılanacaksın. Çünkü Tayyip Bey'i zaten terör örgütü lideri olarak dosyalayacaklar. Hem de 4 tane terör örgütü var tespit ettiğimiz. En sonuncusu da Pelikan terör örgütü diye uydurdukları mevzu. Fethullahçı terör örgütüne de katacaklar. Kendi kafalarına göre 2 tane daha terör örgütü yapmış, onları da katacaklar. En son Pelikan örgütü diye bir kelime kullandı ya birisi, isim vermek istemiyorum şimdi burada. Evet. Onun da aslında altında oy atıyor biliyor musun? Niye biliyor musun? Başbakana darbe yaptı diyecekler. Ahmet Davutoğlu istifa etti gitti ya, onu oradan oraya bağlamaya çalışacaklar. Tayyip Bey de bu anlattığım kompozisyon Türkiye'de ilk defa anlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 4 tane terör örgütüne birden bağlamaya çalışıyorlar. Lahey var bir tanesinin içerisinde. Özgür Ordu'ya giden silahları DAEŞ'e gitti diye anlatacaklar. Bugün bir tane şerefsiz FETÖ'cü ne yazmış? Mal varlığını Amerika biliyor ama zannediyoruz daha yeni öğrendi. DAEŞ lideri Bağdadi öldürüldüğünde yanından çıkan evraklarda olabilir diyor Erdoğan'la şey. Bak kurduğu şeyi görüyor musun? Bu şizofreni değil. Başka bir şey bu. Bu tam olarak Fethullahçılık bu işte. Yani hiç olmayan bir şey oradan bir şey uyduruyorsun. İnsanlar önüne atıyor. Lan Bağdadi patladı. Çantadan Erdoğan'ın şeyi çıktı falan, anladın mı? Adam söyler bunu. Niye? Çünkü namus yok ya. Şeref yok, onur yok, namus yok, haysiyet yok. Yaz ya Fethullah Gülen bu demek işte yani. FETÖ dediğimiz zihniyet budur. Bir namusu yoktur. Batı beni seçsin, başa getirsin, geri hiçbir şey önemli değil zihniyetidir zaten. O yüzden yazıyor. Ama Tayyip Bey'le ilgili böyle bir aksiyon alacak Batı ve buradaki kuklaları. O yüzden zaten tahmin ediyorsun Batı bu aksiyonu burada aldıktan sonra buradaki yerli, şimdi ben sana bir şey soracağım, Ekrem İmamoğlu sence tav olmaz mı bu konuya? Tayyip Erdoğan terörden yargılanacak, eski cumhurbaşkanı olacak, o zaman da Ekrem İmamoğlu bunun karşılığı dünden razı olmaz mı ya? S-400 meselesinde ülkesini satan, kayyım atanmış Güneydoğu'da HDP PKK meselesinde, daha yeni taze 48 saatlik mevzu Strasbourg'da, Fransa'da ülkesini satan, Yunan meselesinde, Doğu Akdeniz Rum meselesinde ülkesini satan, bugün daha şimdiden, daha İBB yani bir tane şehrin belediye başkanını da satan, sence yarın böyle bir şey teklif edildiğinde imza atmaz mı altına? Tamam demez mi? Der abi, hatta yani şimdi burada belki doğru olmayacak ama belki şerefini de satar.
Dava açacaksa da benim şahsım açsın. Benim içimde ben hiçbir şey tutmam. Az çok beni tanıyorsun. Her şeye imza atar. Söyleyeceğimiz çok şey var belki ama her şeye imza atarlar bunlar. O bize yakışmaz. Her şeyim. Neden? Çünkü bu bir zihniyettir. Batı'ya yalaka olayım, Batı beni bu ülkede bir yere getirsin. Bu kafa bu kafadır. Ve gitmeyecek de. Belki de dediğin gibi Kemalist terör örgütünün... Bir de bunun alt tabanı da hazır. Kemalistler buna teşne yazıyorlar. Zaten sizi sallandıracağız. İstiklal Mahkeme'ye tekrar kuracağız. Sizi idam edecekler. FETÖ'cüler zaten beraber de onlar biliyorlar. FETÖ'nün tabanı bu konuyu bilmiyordu. Şimdi bir de başka konu daha var. Onu da açıklayalım. FETÖ'nün tabanı salaklar Kemalistlerle aynı taban olduklarını bilmiyorlardı. Onlar hep bir nefret duyuyorlardı yani. Atatürkçü ya, Kemalist ya. Hep bir nefret duyuyorlar. Lan kardeşsiniz oğlum, kardeşsiniz ha. Sizin başınızla onun başı aynı aynı. Beraber aynı zihniyetsiniz siz. Siz ne anlatıyorsun? Sen namaz kıldın diye vatansever mi oluyorsun? Amerika'yı yalayarak, Batı'yı yalayarak sen Türkiye'de bir yerlere gelmeye çalışıyorsun. Aynısın. Onu şimdi fark ettiler. İşte zaten bizim bağırdığımız... Şimdi Cüneyt Özdemir çıkmış, geleceğiz biraz sonra. Diyor ki AK Parti'nin en büyük düşmanı Fatih Tezcan. Niye alarmı olduklarını biliyor musun? Bundan dolayı. Çünkü bunların kardeşliğini bunlar öğrendiler. Biz de buradan söylüyoruz. Diyoruz ki bak, APO'cular, PKK, FETÖ'cüler, FETÖ, Kemalist terör örgütü, Kemalistler. Burada Kemalistler sadece bir ayrım yapıyorum. Yani diğer cenah hiçbirisinde yapmıyorum. Diğerleri zaten monoblok. Sadece Kemalist Atatürkçü meselesinde bir karışıklık var. Bunu daha önce anlattığım için girmesem olur mu? Hepsi değil. Yani Atatürk'ü sevenlerin hepsinden bahsetmiyoruz burada. Bu reel bir ayrımdır. Bu bir kompartizasyondur. Bunu ben altı bu kompartiyi ediyorum ben bunu burada. Kasten ediyorum, tamam mı? Bunların hepsi kardeş olduklarının farkına vardılar. Ve dolayısıyla kimisi salak birbirine retweet diyor. Dikkat ediyor musun mesela? FETÖ'cüler gidiyor, Kemalist mesela bir tanesini retweet diyor. Bunlar salak olanlar. Bu enayi, oğlum belli etme lan, retweet yapma ki dışarıdan bakan bu. Tabii geçişkenliği ifşa ediyorsun, yapmaması lazım salağın. Yapıyor. O çünkü daha yeni taze. Ha diyor, hepimiz beraberiz diyor yerli millilere karşı diyor. Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, MHP'ye, şu anda MHP koalisyonda oldu. Yani bir koalisyon demeyelim de ne diyelim, ittifakta olduğundan İttifak dolayı. Diyeyim, evet. Tamam mı? Hani ha, ben de diyorum ki bu ittifak şu anda devam ettiği bağlamıyla söylüyorum ben bunu. MHP'nin tamamen yerli milli Recep Tayyip Erdoğan'la beraber hemhal olduğu, birleştiği şu ittifak dağıldığı gün, %49.9 olduğu gün Fethullah Gülen uçak biletini alır. Ama biliyorsun uçak bileti bazen bir hafta sonra alınıyor, bazen bir sene. Ben onu bilemem. Alır. Buraya da gelir. Zannetme ki şu olur bu olur. Hayır. 15 Temmuz'da hakimiyet Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'deyken neler yaptığını gördün. Yarın öyle olmadığını, neler olacağını ben sana anlatmayayım. Mısır olur. Mısır'da 250 yaklaşık şehit vardı. Atladım gittim. Hep aynı örneği veririm. Yazılarımda bununla ilgili 2016'nın yazılarına bakılsın. Tam 5 tane yazı yazdım ben bununla alakalı. Birinci etap çalışmasıydı 15 Temmuz. Emre, ya kurban olayım. 250 tane şehit var. Bir darbe 250 şehitle mi biter? Nasıl? Tank var heriflerin elinde. Ama yarın mesela sonik patlama, o sonik patlamanın yerine uçakların bombalama yaptığını bir hayal eder misin? Kaç ya, bin tane? Mısır'da oldu işte. İlk evvela 250 idi. Şimdi dikkat buyur buraya. Vatansever fişlemesi yapıyorlar senelerdir. 15 Temmuz 2016 darbesi vatansever fişlemesi içindir. Tam ismi darbenin olduğu alanlarda ve bunu fiziki olarak bahsediyorum. İstanbul, Ankara, buralarda ve genel olarak da medyada, kamuoyunda kimler darbenin yanında saf tutuyor, kimler gri bölgede kalıyor, hani arada kalıyor, güvenli evlere kaçıyor, demeç vermiyor, sokağa demiyor falan. Ama kimler darbecilere karşı işte sokağa çıkın diyor, sokağa çıkıyor vesaire 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 vesaire. İşte bunların hepsini fişlemek için de bu. Local zone testing dedikleri üçüncü nesil darbe konseptidir bu konsept. İnternet kesilmemiştir. İnternet. Sen internetin kesilmedi yani, yarın darbe yapacak olsan sabahleyin. İlk işin internet olmaz mı ya? İlk işim. Nasıl? İşte bizim... Şimdi konuyla alakasız ama belki deprem oldu. Allah bir daha yaşatmasın. Tabii. Biliyorsun 12 saate yakın internet problemi yaşadık hepimiz. Şimdi darbede interneti kesse nasıl olacak? Bana göre de darbenin antrenmanı diyebilirim ben kendim. Bütün Türkiye'de elektrik kesiliyor ve öğlenleyin ilk defa adliyeye DHKPC girip Mehmet Selim Kiraz'ı öldürüyor. Bu bir tesadüf, öyle mi? Değil. Niye?
Mehmet Selim Kiraz ömrü boyunca FETÖ'ye karşı olmuş. Beş vakit namazında ve Berkin Elvan'ın çok önemli bir nasıl abi öldürüldüğünü ortaya çıkaracak olan isimdi. Berkin Elvan'ın ölümü FETÖ'ye gidiyor. Bilmiyorlar mı zannediyorsun? Ramak kalmıştı zaten şehit edilmeden önce. Ona da Ramak kalmıştı. Üçüncü kez tekrar emniyetle bağlantıya geçmişti. Şu olmuştu, bilmiyorlar mı zannediyorsun? Berkin Elvan'ın ölümüyle FETÖ'nün alakasını. Berkin Elvan gibiler ölsün ki ayaklanma devam etsin, şu olsun bu olsun diye FETÖ'nün planıydı zaten. Bilmiyorlar mı zannediyorsun? Yani o tırların, MİT tırlarının kime gittiğini bilmiyorlar mıydı zannediyorsun? Daha MİT tırları hadisesinde bir ölü var. Daha Türkiye onu konuşmadı. Daha biz oralara gelemedik. Daha onları konuşamadık, biliyor musun? Ölü var o olayda. Atları gibi, yani zaten gibisi fazla. Avuçlarının içi gibi biliyorlardı tırların kime gittiğini, ne taşıdığını, ne için gittiğini, nereden gittiğini. Hepsini biliyorlardı. Bileni aldılar, öldürdüler zaten. Olayı bileni zaten aldılar, öldürdüler. Şimdiye kadar herhangi bir yerde yayınlandı mı bu? Yok. Konuşan var mı? Bilen var mı? Yok. Yok. Olabilir mi? Yine yok. Ha, biz konuşuyoruz ya, artistlik yapmıyoruz. Yo, o değil. Ben de anlıyorum. Seni izleyenler de anlıyor zaten, evet. O yüzden işte konuşmanın başında dedim ya, bu topraklarda bu konulara kimse giremez diye. Dolayısıyla bu biraz tarihi bir oyun oldu farkındaysan. Bayağı bir projeksiyon açtık. Toparlamak gerekirse, hani geçen gün bir tweet attım ya, mesela şu anda da geçerli. Mesela yukarı geldin, sen diyorsun ki su kesik. Su kesik olur kardeşim. Kadir Topbaş döneminde de kesik oldu. Sen 20 saat değil 120 saat kes. Ben şimdi mesela 76'lıyım biraz. Yaşımız 43 mü olmuşuz tabi. Ya ben eskiden hatırlıyorum. Eyvallah ama eskiden hatırlıyorum ben. Elektrik her akşam kesilirdi. Su her akşam kesilirdi. Ama beni ilgilendiren şey şu mesela, belki o zaman yaşım yetmiyordu. Göremiyordum. Yalnız bir şehrin belediye başkanı gidip Fransa'da Fransa'yı yalıyorsa, Strasbourg'u, Avrupa'yı yalıyorsa, geliyorsa diyorsa ki, çok iğrenç, özür dilerim ama ya, şunu söylüyorsa, bizim Güneydoğu'da işte belediyelere kayyum atanıyor, biz bunu doğru bulmuyoruz diyerek Avrupa'ya, tamam mı, ne diyelim bunun adını, güzelleme yapıyorsa bunlara, yalıyorsa, bu nedir bu? İşte burada 20 saat değil 20 saniye su kesilse soyuna sopuna söverler bunun bizim millet. O yüzden Süleyman Soylu dedi ki, seni bu millet dedi cezalandıracak, bunun cevabını göreceksin sen. Ahmak dedi. Ahmak dediği de aslında orada bir hakaret gibi geliyor sana. Değil. Salak, siyaseten intihar ediyor. Aldığı oylar bir daha hiç geri gitmeyecek zannediyor. Veya başka bir şey var. Nedir o? Zaten oyla gelmediğini, YSK bilgisayar oyunuyla geldiğini biliyor. Amerika benim arkamda, ben milletin anasına sövsem de hiç oy vermeseler de yine YSK beni bir gösterecek zaten ben, diyor. Şimdi bilişim, İkisinden birisi diyelim, bilişim bırakalım. Bilişim sektöründe birçok ön projelere imza attım. YSK'nın içerisindeki yapılan oyunları ben imzamı atıyorum. Opsiyonel bırakalım da şimdi. Opsiyonel bırakalım. Tamam oldu. Tamam, tamam. Opsiyonel bırakalım orayı. O çünkü o konu çok su götürür bir konu. Ayrı bir yayın yaparız istersen sonraki. Ama sonuç olarak geldiğin yerde ne var? Eğer bundan sonrasında milletimiz, ya bak örnek verdik, dedi ki biz giriyoruz diye Amerika geri çekiliyor. Amerika geri çekildiği için Tayyip Erdoğan girin demiyor. Bunu Amerika biz zaten dediğimiz iş. Trump söyledi. Bunu Jeffrey söyledi. Amerika'nın özel temsilcisi söyledi. Onlar giriyoruz dediler. Onları tehdit ettik. Ve bu tehdidimizi Türk devlet makamlarının tamamına, hepsinin duyabileceği ve anlayabileceği bir şekilde söyledik, ilettik. Buna rağmen bizi dinlemediler. Çünkü Tayyip Erdoğan kararlıydı. Girdi ve çekilmek zorunda kaldık diyor. Şimdi sen buna bakıp anlayamazsan, şu tahliyelere, şu konuşmalara, şu yayınlara, şu anlattıklarımıza, çok daha fazlası var. Bakıp eğer anlayamaz, hala yok onun yanında belinde birisi var. Yok belediyede birkaç tane çakal, şerefsiz parayı götürüyor. AK Partili'den bahsediyorum ben, çakal derken. Götürüyorsa şerefsizdir zaten. AK Partili değil. Babam olsun ben olayım, şerefsizdir onu yapan. Eğer götürüyorsa, ya var ya bir gün ne, aklına ne, işte buna bakmaması lazım, tamam değil mi? Yani milletimizin bunlara bakmaması lazım. Yerli milli dava dediğin şey senin öyle dava, mahkemedeki dava diye hemşerim. Bu konu ağır konu. Devletin değil, milletin namusunu çekip alacaklar. Haberin yok. Mumla değil, başka şeyler aratacaklar. Haberin yok. O yüzden Tayyip Erdoğan satılacak bir adam değildir. Tayyip Erdoğan adamlardan bir adam değildir. Sen 2-3 tane yanlışa, 3-5 tane çakala bakarak Tayyip Erdoğan, bak Ekrem İmamoğlu İstanbul'un başına getirdin. Nerede duruyor mu İstanbul'da? Dedi ki senelik izin. Senelik izin mi? Durdum düşündüm. Ulan ben ne zaman en son senelik izin yaptım? Düşünüyorum, senelik izin mi? Abi bu yaz Almanya'dan dostumuz geldi.
İşte indi, Antalya'da bir tanıdığı varmış. Oraya gitti falan bilmem ne. Bekle babam bekle. İki hafta bekledi bizi otel odasında. Gideceğiz oraya da işte iki gün. İki gün çoluk çocuğu alacağız oraya. Gidemedik ya. Gideme varamıyorsun ki. Ne zaman gideceğim? Hep aynı şey aklıma geliyor. Çengelköy mezarlıktan aşağı iniyorum ya. Halil Kantarcı'nın fotoğrafı var orada. Zaten kilitleniyorum. Bütün plan bilen bozuyorum. Gidemeyiz. Niye? Çünkü içimiz hep bir buruk. Hep bir mücadele etmemiz lazım. Bunları sahaya iki gün bile bırakmamız lazım. Adam İstanbul'u gitti oraya bıraktı. Toplantıya. Batılılarla toplantıya gitti. E şimdi nerede Fransa Strasbourg? Ya hemşerim, senin Tayyip Erdoğan'a oy vermemen, kendine oy vermemendir. Bunu artık anlaman lazım. Oy, ne zaman seçim var? Daha 4 sene var seçime, değil mi? Evet. Seçim için konuşuyor olabilir miyiz ya? Ya şu konuşma, 4 sene önceden boğaz mı patlatacağım ben seçim için? Ne alakası var? Bu bir perspektiftir. Sen artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan şunu bilmen lazım. Senin için artık her gün seçim var. Neyin seçimi ama? Sandık seçimi mi? Hayır, değil. Yerli milli bir duruş var. Bu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir de hainane bir duruş var. Haince bir duruş var. Bu da diğerleridir. Bu da diğerlerine MHP'yi sokmuyoruz. O Tayyip Bey'le beraber olduklarından dolayı. Şuradan şu soru geliyor mesela. Tayyip Erdoğan'a oy vermiyorsa şerefsiz midir? Yanlış mıdır? Hain midir? Değildir. İki tane ihtimal vardır. Ya haindir? İki, şuursuzdur. Anlayamıyordur. Konuyu anlayamıyordur. Şuursuz hakaret olarak söylemiyorum. Fotoğrafı okuyamıyordur. Genel fotoğraf okuyamıyordur. Uyuz olmuştur. Gıcık olmuştur. Uyuz gıcık olduğu için oy vermeyerek devleti milleti yalnız bıraktığının farkında değildir. Düşünür. Evet. Farkında değildir. Devleti milleti yalnız bıraktığının farkında değildir. Dolayısıyla şimdi bu olaylar oluyor. 13 Kasım'da Amerika'ya gider mi gitmez mi ben bilemem. Ama öngörün ne peki abi? Var mı öngörün? Bir kere güvenlik açısından söyleyeyim. Bir sevdiğim bir dostum var mesela, avukat. Ondan geldi mesela demin, Amerika'ya bu şartlar altında gitmemesi lazım, güvenli olmayabilir diye. Yani açık söyleyeyim, dünyadaki en güvenli yer Recep Tayyip Erdoğan için Amerika. Çünkü Amerika'da hiçbir kılına zarar gelemez. Amerika zaten böyle bir şeye izin veremez. Çünkü eğer olursa şehit olur ve arkasından bir sene daha Türkiye'nin başına kendi kafana göre bir Ekrem İmamoğlu koyamazlar. Sen düşünebiliyor musun? Tayyip Bey Amerika'ya gitti. Yok, başına bir şey gelmesine gerek yok. Ayağı burkuldu, anladın mı? Ayağı burkuldu, hastaneye kalktı. Sen burada falan filan diyenlerin ne olabileceğini düşünebiliyor musun? Mesela Ekrem İmamoğlu gelebilir mi Tayyip Bey'in arkasına? Mümkün değil, dediğin bu şartta bir sene. O yüzden Amerika orası için. Burası en güvenilir yer diyorsun. Türkiye en güvensiz yerdir Tayyip Bey için. Maalesef. Bunu söylemek zorundayız. Yanındakilere bakarak, o üçgene bakarak, yani yukarıdan aşağı gelen bir işbirlikçi, yalaka, komprador bir üçgen var Tayyip Bey'in yanında. Bunlara bakarak maalesef bunu söyleyebiliyoruz. Zaten 15 Temmuz'da bunu gördün. Marmaris Amerika'nın bir ilçesi değil. İstanbul Atatürk Havalimanı New York'ta değil, Washington'da, Chicago'da, LA'de, Pensilvanya'da değil. Kendi ülkesinde, kendi ülkesinin en büyük şehrinde havalimanında mahsur kalmış bir cumhurbaşkanıydı. Ben şahidim. Öğleye kadar ve mahsur kalma olayı da darbeden beri ilk defa burada şu anda zikrediliyor. Cumhurbaşkanı havalimanında mahsur kaldığını da bilmiyorlar. Çıkartamadık. Uçak savar gelene kadar çıkartamadık. Uçak savarın gelmesi öğlen saat 13'ü buldu. Ali abiye yalvardım gözümde yaşla. Ali Erdoğan'dan bahsediyoruz. Abi Allah rızası için çıkarma dedim. Uçak savar gelmeden çıkarma. Şimdi geldi dedi. Sarıldım hadi dedim. Elinde Kaleşnikov vardı. Görüyorum, o anı yaşıyorsun gözlerinden abi, belli. O anı yaşıyorsun, şöyle yaşıyorsun. Yani koparabileceğin birisi olsa, anladın mı? Gırttan sıkacağın birisi olsa tamam da, şerefsiz hani, anladın mı? Uçaklarla gelmiş, onunla gelmiş, bununla gelmiş falan. Düşler bilmem ne. Düşler o anlık eşit değil. Atatürk Havalimanı ve Yeşilköy. Tabii eşit değil. Yani daha yeni yeni bunu bana ismini vermeyeyim, bir savcımız var. O söyledi. O gözünde yaşla anlattı. Ben gözümde yaşla dinledim o anı. Siz dedi İstanbul'da yaşadınız. Ben dedi 15 Temmuz gecesinin nöbetçi savcısıydım. Devlet elimizden gitti. Bu ne demek biliyor musunuz dedi savcı için dedi. Bunu sen ben değil, feriştahımız anlayamaz. Yani bunu sivil anlayamaz. Bu adam savcı. Bu adam devlet bu. Devlet 4 saat elimizden gitti bizim dedi. Onlara geçti devlet dedi. Nasıl olduk biliyor musun? O gözüne hıçkırık yaptı. Ondan da ben de gözümüzden yaş aktı bizim. Devlet elinden gitti. Kim ulan bu onun bunun çocukları? Nasıl geldik buraya? İşte biz bunun için bunu anlatıyoruz. Bundan sonra bir daha olmasın yani. Ben diyorum ki bağıra bağıra söylüyorum. Kesin geliyor diyorum ben. Kesin geliyor. Ya oraya girdik, buraya girdik, şuraya girdik. Gir, girebildiğin kadar gir. Arkandan yerli ve milli bir nesil yapmadıkça, özünü, örfünü, dinini, imanını, itikadını, şeriatını bilen bir nesil yapmadıkça, böyle bir çocuklar, gençler, bunlara önem vermedikçe, sana hala yukarılarda Mustafa Kemal'in resmi, içerilerde Kemalistler, Gülenistler bilmem ne, bunlarla uğraştığın müddetçe, tamam. Her zaman için tehlike had safhadadır. Ne zaman ki sen işbirliği reddedersin,
Yerli ve milli sadece ve sadece bu toprakların derdini güdecek. Ama bu toprakların derdini de öyle safiyane, enayi duygularla falan değil. Hakikaten gerçekten ferasetiyle, basiretiyle, yani diyorlar ya, Necip Fazıl der ya, yani ak sütün içerisindeki ak kılı seçerek görecek. Bir nesil yaparsın, bir yardımcılar, bir ekabir dediğimiz büyükler deriz yani. Böyle bir danışman kadrosu yaparsın. İşte o zaman dedim ki, ne darbesi, sen manyak mısın? Betonu sağlam atarız. Bir de sadece darbe de değil, bundan 10 sene sonrasına mesela şimdi telefon geldi, atıyorum bir şey oldu ki darbe tekrar. Ya hadi. Ya şimdi hadi. Yani fark etmez ki. Tankla bir yere kadar gideceksin. Asker inmeyecek mi içinden? O içindeki devamlı orada mı duracak? Herkes dolu şu anda. Ya dünyada en hızlı silahlanmanın yaşandığı ülke burası. Mesele bu değil ki. Ama benim söylediğim şey politik darbe. Benim söylediğim şey, bak bir şey söyleyeyim, bu çok önemlidir. Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri 15 Temmuz gecesi zaten onun tırnak içinde hani bertaraf edilmesiyle ilgili bir akreditasyona giremedi. Burası önemli. Ama ne zaman ki Recep Tayyip Erdoğan'ın tırnak içinde kahraman silüeti, algısı, imajı, gerçeği bir şekilde işbirlikçi veya terörist veya hain veya eksik veya artık o kahraman değil, buraya evrilir. İşte o zaman Tayyip Erdoğan suikast düzenlenebilir. Amerika pragmatizm dini üzere kuruldur. Ne Yahudilik, ne Hristiyanlık, ne Neokon. Geç bunların hepsini. Pragmatizmdir siyaset dini Amerika'nın. O nedir o? Bana bu konudan nasıl bir yarar çıkar? Amerika şuraya bakar. Erdoğan biraz kahramanlıktan düştü ya, mesela örnek veriyorum şimdi, mesela yazılıyor, çiziliyor. Ne deniyor? İşte bu tahliyeler var ya, Eren Erdemler, Altanlar tahliyeleri falan, evet. Bilmem ne. Birisi yazmıştı oraya, ona bir vakit bulamadım. Ona ben buradan cevabını vereyim de o sütü boza. Diyor ki, demek ki diyor Tayyip Erdoğan'la da yalanmış. Biz ona güvendik diyor, o da bizi sattı, Amerika ile anlaştı. FETÖ ile anlaştı diyor. Tayyip Erdoğan FETÖ ile anlaşmış. Şimdi bak, bunun sütünde problem var bu arkadaşın. Tayyip Erdoğan'la kendimden şüphe ederim, Tayyip Bey'den şüphe etme. Asla. Aynı şekilde. Sen eğer lidere, sen cihattasın, daha demek bunun şuurunda değilsin. Sen eğer sancaktarda bir dansözlük görüyorsan, sende dansözlük vardır. Sancağı tutan da o ilk mermiyi yiyendir, yiyecek olandır o. Onda öyle bir şey olmaz. Bugün yarın iki tane meczup müptezel çıksa sokakta, ulan sen falan filansın diye Tayyip Bey, dünyada en kolay şey Tayyip Bey'e suikast yapmak olabilir belki. Ha böyle bir şey yapmış olsa, bu nereye kaçacak bu? O diyecek ya, yanlış düşünmüşüz. Yazacak değil mi işte? İnsan sütüne laf getirmemeli. Dolayısıyla Tayyip Bey'den şüphe edene kadar kendinden şüphe edeceksin. Bu başka bir konu. Ama dikkat et, yine söylüyorum, kaynamasın. Bu tahliyeler dahil, bu tür hareketlerin her birisinde milletimizin aklına aynı şey gelsin. Tayyip Erdoğan'ın kahramanlık algısını yerle bir etmeye, en azından zedelemeye, törpülemeye çalışıp arkasından darbe veya suikast gelmesini sağlamaya çalışan bir stratejidir bu. Yoksa ben tekrar soruyorum sana. Zaman, emre uslu, ne oluyor ki bunlar tekrar geri döneceğiz diyorlar. Neye güveniyorlar, kime güveniyorlar bunlar? Bir de böyle mesajları hiçbir zaman boşa atmamışlardır biliyorsun. Tuncay Okçin attıktan sonra darbe geldi biliyorsun. Yatakta alacak, neydi? Yatakta basacağız, şafakta asacağız. Mesela hala yaşıyor Tuncay Okçin Amerika'da. Ben bundan bir insan olarak rahatsızım mesela. Bir Türk olarak rahatsızım ben bundan. Kesinlikle şerefli bir vatan evladının rahatsız olacağı bir durum. Rahatsızım ben buna. Evet yani Türk olmamıza da gerek ama yani şerefli bir vatan evladının rahatsız olacağı bir konu değil mi? Tuncay Öpçün hala nefes alıp veriyor. Karısıyla yatıyor, uyuyor mesela. Doğru mu? Doğru. Ama şehitler yatıp benim uyuyamıyorlar. Aileleri hala gözyaşlı, benim kendi yaşamdan bildiğim iki şehit var. Allah onların mekanını cennet etsin. Ondan dolayı ben her zaman bunu da bağırarak söylüyorum. Ben Emre Olur olarak her zaman kinimi diri tutacağım. Bunu her zaman ölene kadar da söyleyeceğim. Şunu Emre, özür dilerim. Hani şunu söylememiz lazım. Yani millet devamlı aynı şeyi soruyor. Ne yapmamız lazım? Yani ne yapmamız lazım? Yani biraz böyle flash konuşmak için söylemiyorum bunu ama bunu mecburum söylemeye. Milletin devlete sızması lazım. Milletin devlete sızması lazım artık. Devlette millet yok. Evet. Ben sana sorayım mesela, atıyorum bu kadar baba çocuğundan ayrı, yüz binlerce baba. Bu milletin verebileceği bir karar olabilir mi? Mesela şimdi Eren Erdem serbest bırakıldı. Orada ne yazıyor kararın altında? Türk milleti adına yazıyor. Ya Türk milletin adına olmuş olsa böyle bir kararla çıkabilir mi? Cezaevinden çıkamazlar. Şimdi 15 Levent Özeren mesela Türk milleti adına verilen bir kararla beraat etmiş. Örgüte üye olmamakla beraber işte işbirliği falan filan. Yardım etme, vır zır. Onun kararını kim veriyor? Örgüte üye olup olmadığını kararını kim veriyor? Nasıl veriyorsunuz onu? 15 Temmuz gecesi biz sokaktayız. Doğru mu? Doğrudur.
Ben aranan eleman olarak sokaktayım bir de. Yani yanımda koruma polisinde resmen tankın önünde gördüm videoları, fotoğrafları. Levent Özeren çıkmayın, darbenin başarılı kansız bitmesini istiyoruz diyor. Basit yoldan olsun başarılı diyor. Olmasını istiyor. Levent Özeren şu anda şerefsiz, Bursa'daki şerefsiz. Diyor ki savcılar görevi bu FETÖ'cü Fatih Tezcan, bunu alın diyor. Ya bir tek ama şimdi Levent Özeren de değil, ben yayın öncesi liste yaptım, özür diliyorum. Bunları onlar tek... ayrı, o kara liste, o ayrı. Geleceğim. Şimdi o zaman oraya gelelim yavaş yavaş. Şimdi bunlar da 29 Ekim günü Yeni Şafak bir tam tepeye Mustafa Kemal'in resmini koyuyor. Bir reklam alıyor Turkcell'den. Biz de diyoruz ki, ne dedik orada? Ya yani ömrü boyunca Cumhur'da seçim yapamadığından dolayı Mustafa Kemal'in. Dedi ki Cumhur'dan rakı masalarına sığınan, bu laf benim lafım değil. İsmet İnönü'nün lafı bu laf. Gidin İsmet İnönü'ye dava açın ama boş ver. Kolay hedef gibi görüyorlar ya bizi şimdi. Önemli değil. İsmet İnönü'ye dava açamaz. Benim hatırladığım şu muydu, özür diliyorum abi. Hatta sesini de yükselterek sanırım şu tarzda bir cümle kuruyor. Yeter artık be diyor, kalk diyor rakının başından diyor, leblebinin başından. Rakı masasından memleket idare olmaz diyor. Evet. Burada bir de büyük de bir itiraf var. Memleketi başbakanın değil, yani İsmet İnönü'nün değil, Cumhurbaşkanı'nın, Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in idare ettiğini de aynı zamanda itiraf da var. O yüzden kimse mesela bazen bazı Kemalistlerle tartışmışımdır. Şunu söylerler bana. Başta Mustafa Kemal yoktu. O saraydaydı. İsmet İnönü yönetiyordu. Komik bir iddia ama en azından İsmet İnönü bunun böyle olmadığını söylüyor. Mustafa Kemal zaten söylüyor bunun böyle olmadığını. Tamam? Evet. Okey. Tamam. Onun akabinde 29 Ekim'deki bir açıklamam var tweet'in. Bayağı gündem oldum. İşte Fatih Tezcan tutuklansın. Daha da abarttılar işi. Yakalandığı yerde öldürülmelidir. Vatansever milliyetçi arkadaşlarımızı da dahil ettiler bu şey işine. Maddeler halinde isim isim sıralamak istiyorum. Biraz uzun bir liste. Kusura bakma Fatih abi ve izleyen arkadaşlar. CHP'liler, İYİ Partililer, Nihat Genç, Cengiz Er, Süper Haber, buna dahil olmak üzere tüm FETÖ'cüler, Kemalistler, Levent Özeren, şerefsiz özür dileyerek söylüyorum. Saadet Partililer, İsmail Küçükkayalar, İsmail Saymazlar diye diye gidiyor liste. Ve akabinde de diyorlar ki arkadaşlar diyor, savcılar göreve gelsin bu ülkede diyor, şerefli bir cumhuriyet savcısı yok mu diyor, Fatih Tezcan'ı yargılasın diyor. Reysen soruşturma açsın diyor yani. Biliyorsun reysen soruşturma neden kalktı bu ülkede. Bunun da cevabını hem bana sen ver hem de arkadaşlarımız izlesin abi. Şimdi bunlar bizim için ne söylüyorlar? Cumhuriyet düşmanı diyorlar değil mi? Cumhuriyet düşmanı diyorlar. Şimdi bunların her birisinin git bak mesela o hakaret ettikleri yerin altına, ama bizim takipçimiz gidiyorlar diyorlar ki al diyorlar, bunu izle diyorlar. Şimdi burada mesela geçen hafta ben onu yayınladım zaten de YouTube'da bizim yaptığımız bir yayın var. Bu yayın şimdi 29 Ekim günü oldu ya mevzu, sabahleyin biz bunu yazdık ya. O gün de salı, Cumhuriyet Bayramı'na rast geldi salı günü. Biz de akşamleyin bir yayın yaptık. O yayın bir haftada 500 bin izlendi. Yani yüz binlerce insan bunların şerefsizce, onursuzca, haysiyetsizce, sanki şimdi buraya dikkat et, hiç bizim cenah yokmuş gibi 100 seneden beri yaptıkları. Bize iftira attılar bunlar. Bunu yüz binlerce, milyonlarca insan biliyor. Bunların yazdıkları bu şeylerin, platformların falan binlerin altına bizim takipçilerimiz gidip videoyu koydular. Adam bağıra bağıra diyor ki Cumhuriyet dostu biziz, Cumhuriyet düşmanı Mustafa Kemal diyor. Sizsiniz Cumhuriyet düşmanı diyor. Bunun da ispatını yapıyor. Yaptım geçen hafta. Her hafta yapamam bunu ben. Her hafta o açsın seyretsin. Bizim şey zaten takipçilerimiz biliyorlar ve çok rahatlar. Gitsinler baksınlar. Şimdi ben kime destekliyorum? Tayyip Erdoğan'ı. Tayyip Erdoğan Cumhur'a kaç defa gitti? 10 sene, 15 senede 10 kere gitti. Yenildi, yenilmedi. Önemli değil. Aldı almadı konuşmuyorum ben. Yani Cumhur onu seçti. Önemli değil. Gitti mi? Gitti. Peki ben Cumhuriyet'i getiriyorum yalanıyla kim geldi? Mustafa Kemal. 15 senede kaç defa millet Cumhur'a gitti? Sıfır. Kimmiş Cumhuriyet düşmanı? Ben şimdi Cumhuriyet düşmanı oluyorum. Evden çıkamamışlar milletvekilleri. Sana anlattım bunu da. Ben ilk kez duydum. Şok oldum. Kapılarında beklemişler silahlarla. Nasıl çıkacak? Cumhuriyeti getiriyorum diye sen kime danıştın getiriyorsun? Zaten Osmanlı'da Ali, yani Suhabiler, Ali Suhabilerden tuttan işte Ziya Paşa'lara, Namık Kemal'lere kadar herkes zaten Cumhuriyeti tartışıyor. Mustafa Kemal daha, yani Mustafa Kemal yoktu hayatta. Ondan 50 sene önceden doğru. 1. Tanzimat'tan itibaren evet. Zaten Cumhuriyet tartışılıyor kardeşim. Yani siz şunu niye gizliyorsunuz milletten? 1789 Fransız ihtilalinden etkilenen bir Osmanlı aristokrasisi var, entelijansiyesi var, hatta devlet kademeleri var, doğru mu? Herkes çatır çatır Fransızca öğreniyor ama Fransızca da işte Republika bu artıyor, doğru mu? İşte İtalya'da bu konuşmalar falan bilmem ne var.
Osmanlı Cumhuriyeti getirmeyecekmiş gibi niye yapıyorsunuz ki? Ya bunu zaten 90 seneden beri bu milleti bir şekilde kandırmışsınız. Bastırmışsınız, kandırmamışsınız. Zaten Mustafa Kemal söylüyor, ben milletin benim için ne dediğini biliyorum diyor. Gerek yok saçıma gitmeye diyor. 15 sene abi niye gitsin, sabaha kadar rakıyı iç, öğleye kadar uyu, akşam işte bir tek saat gece bir sıralarında falan bilardo oynuyor. Kafana göre birilerini çağır, o seni eğiliyor, sen onu eğiliyorsun. 15 sene öyle geçmiş. En sonunda zaten bana göre yine İşte karşı çıktığı için bazı şeyleri öldürülme ihtimali var. Onu ben söyledim 2013'te. Şimdi bunlar o kadar sahtekarlar ki. Liberaller Mustafa Kemal'i eleştirdiğinde hiçbir problem yok. Kendi arkadaşları Mustafa Kemal'i eleştirdiğinde hiçbir problem yok. Şöyle diyeyim ben sana. Kim Mustafa Kemal'i eleştirirse hiçbir problem yok. Ama Müslümanlar Mustafa Kemal'i eleştirirlerse... Oh, dur, savcılar göremedi. Ve diyor ki, sen niye soruşturma açmıyorsunuz diyor. Şimdi bilmiyorum bana soruşturma açıldığını. Biliyor. Ama o bir şey söylüyor, Tuğba Vural Çokal, İyi Parti milletvekili. Evet, İyi Parti milletvekili, bak onu unuttum, bir dakika, hatırlattım. Bir dakika, Mehmet Aslan, o da İyi Parti. Dikkat et, FETÖ'nün en fazla sızdığı parti şu anda İyi Parti. Çalkalanıyor. Neden? Neden RSN soruşturma Adalet Bakanlığı'nca yasaklandı halde, bütün Türkiye'de yasak, bizle alakası yok bunun. Yasaklandığı halde neden RSN soruşturmayı Fatih Tezcan üzerinden aktive etmeye çalışıyorlar? Bunu bana bir bakanlık yetkilisi çok güzel özetleyene kadar anlamamıştım ben. Evet, izah etti konuyu. FETÖ RSN soruşturmaların başlamasını istiyor. Bu müessese var, kanunda var. Ama bakanlık dedi ki bunu yapmayın. Niye? Çünkü bu bir FETÖ taktiği. Ne taktiği? Tayyip Erdoğan hakkında örnek veriyorum. Kamuoyunda yazılanları, basında çıkanları ihbar kabul ederek harekete geçecek olan savcılar bilindiği için FETÖ geçmişte bunu yaptığından dolayı bakanlık RSN soruşturmayı kaldırdı. Dedi ki suç duyurusu olur, birisi gider suç duyurusunda bulunur. Gerekeni yaparsın. Peki Emre'cim ben de söylüyorum. Ya ben ne tür bir gerizekalı rast geldim. Oğlum siz hala savcı mavcı diyorsunuz. Ben diyorum ki savcıya gitmezseniz şerefsizsiniz. Siz niye burada tweet atana kadar duruyorsunuz? Niye yoruluyorsunuz? Ya özür dilerim, ailelerine kadar varacak çok terbiyesiz kelimeler kullandım ben. Annelerine varan kelimeler kullandım benim. Fethullah Gülen'i dinlerken çorba içtim işte. Gözyaşım çorba, saçma sapan bir ifade kullanmışım. Şimdi kullanmayayım. Garip geliyor bana. O zaman da kullanmışım. Önemli değil ya. Neden bunu savcıya götürmüyorsun be şerefsiz? Aradım ben bir tanesini. Geçen de aradım ben. Sen oraya yazmadın mı? Telefonumu nereden buldun? Oğlum dedim, orayı hızlı geçelim. Sen bunu buraya yazmadın mı? Finale gel. Fatih Tezcan olamaz diyor benim karşımdaki. Oturduk Fatih Tezcan olduğumuzu ispat ettik arkadaşlar ya. Fatih Tezcan. Öyle yani, de bir cahil yani. Ya mesajdan bir şey yazıyorum şu an. Görüyorum. Aa evet, Fatih Tezcan bana yazıyor. Oğlum dedim, oraları geç. Sen bunu söylüyorsun, bak orada bir şey yazıyor. Bilmem ne çocuğudur diyor. Sen niye savcıya gitmiyorsun oğlum benimle alakalı? Savcıya gittiğinde ne olacağını biliyor musun sen? Normal bir vatan evladı olsan zaten savcıya gitmezsin. Niye? Bir vatan evladıysa beni takip ediyordur. Lan oğlum salak mısın sen? 2013'te Fethullah Gülen'in susturun talimatı verdiği adam benim. 15 Temmuz'a çağıran benim. Şahit olarak mahkemeye çağıracağın isim benim. Recep Tayyip Erdoğan. Oğlum sen gerizekalı mısın? Benim mahkemeye şahit olarak çağıracağım isim Tayyip Bey. Niye birebir görüşmemizde Fethullah Gülen'le ilgili bizim için paralel devlettir, mafyadır efendim kendisi. Din mafyasıdır efendim dediğim kişi Tayyip Bey. Sen gerizekalı mısın oğlum? 2013'ten beri yazdığım çizdiğim benim orada duruyor. Diyorlar ki Fethullah Gülen'e öldü diyorlar. İşte bunu yazmayın. Niye bu işte Fethullah Gülen için burada böyle yazdın sen? Ne yazmışım orada diyorum. Fethullah Gülen. Hoca efendi niye yazmıyor? Niye yazmıyor diyor. Oğlum muhterem niye yazmıyor? Biz o zaman bir algı yapıyoruz. Buna muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri diyorlardı ya şerefsize. Ya benim 2010'da çaktığım yazı var. Bütün Türkiye, en azından bizim takip edenler bilirler ki bu adam zaten Fethullahçılık zihniyetine karşı, hurafeciliğe karşıyımdır ben Emre. Kur'an ve sünnet, devrimci sünnet. Oturarak su içtin o falan bilmem ne, hani sen geç. Para sende ne kadar var? 100 bin lira. Bak burada o ölüyor. Bilmem ne atıyorum. 20 bin lira borcu var. 40'ta 1'i vereceğim. Ne kadar? İşte şu kadar. 100 bin lira. İşte 40'ta 1'i 2500 lira yapıyor. Doğru mu? 2500 lira vereceğim. Yani Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu getirmiş. Kızım okuldan geliyor. Eve geliyor. Doğruluyorum. Aleyküm selam kızım. Hoş geldin. Nasılsın kızım diyorum ben. Niye? Ya kızım benim 11 yaşında daha Emre. Biz onun karşısında mı ayağa kalkıyor olabilir miyiz yani? Hayal yok öyle bir şey. Kimin karşısında ayağa kalkıyorum ben? 10 sene sonrasının annesinin karşısında ayağa kalkıyorum. Kızım bunu bildiğinden dolayı tavrı değişti biliyor musun? 2-3 aydan beri benle yaşıyor tavrım. Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Biz bir şey üzereyiz. O üzere olduğumuz şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Hazreti İbrahim'in yoludur. Ben hurafelere hep karşıydım. FETÖ
aklına kadar hurafeden ibarettir. Yok peygamber geldi rüyada ülkeyi bize verdi. Yok öbür tarafta şerefsiz. 40 seneden beri uyduruyor. Yemin ederim böyle bir şey olamaz. Uydurma hurafe fabrikası. Onu oradan uydurdu, bunu buradan uyduruyor. Onu orada. Ya ne o Çalılıklarda Mevlana oturuyor. Yunus Emre oturuyor. Bir de öbürü kimdi? Hasan-ı Basri Hazretleri. Onu söylüyor. Çalılıklarda nereye gelmişler bunlar? FETÖ'nün yurt açılışını. FETÖ'nün yurt İmam-ı Azam ve bu Hanefi gelmiş. FETÖ'nün yurt açılışına. Ya bu FETÖ'nün handikapı ne biliyor musun Fethullah Gülen'in? Bak bu önemlidir bu. Şimdiye kadar hiç Kızılcık'la dayak yememiş olmasıdır. Bunu şimdiye kadar kimse dövemediği için bu şimdi Amerika'ya gitti. Biraz orada o iş zor. Handikapı buradan geliyor. Bu Twitter'da atılmış. Bana göre en güzel tweetlerden birisi. Hatırlar mısın onu? Ben buraya girdim baktım diyor. Ben anladım buradaki konuyu. Buradakilerin en büyük handikapı ömürlerinde hiç dayak yememiş olmaları diyor. Yani dayak yemeden yazdığı için onu anladım. Bedava yazıyor. O yüzden bizim karşımızdaki adama diyoruz ki bak oğlum o zaman herkes Hoca Efendi diyordu. AK Partililer bana saldırıyordu. Biz de o konuyu kullanarak Fethullah Gülen diye yazdık. Ne demek o? Hoca Efendi demeyin, muhterem demeyin, hazret demeyin buna diye. Bu maksatla atılmış bir şey. Atıyorum örnek veriyorum ben. Şimdi diyor ki o zaman diyor başka bir şeyin var mı? 2010'daki 58 sayfa yazıyı çıkartıyorum. Mavi Marmara meselesine Gülen'e ne yaptı mı? Zaten öyle olmasa ta herif Pensilvanya'dan niye benim ayağımı o zaman doçentti şimdi profesör oldu. Niye doçent gönderiyor bana yazma etme Twitter'da diye. Niye susturun diye talimat veriyor. Niye bütün baştan aşağı bütün suikast raporlarında listelerinde niye Fatih Tezcan ismi var? Ha sen biliyorsun devlet bilmiyor bedava oradan koruma veriyor. Yok işte başka türlü şeyler var tedbirler alınıyor. Bizde bunlar öyle mi yani? Ha sen bilmiyorsun. Ya biliyorsun devletin istihbaratı bilmiyor öyle mi? Daha Belçika'da. Ya Belçika nereye burası neresi? Almanya. Suikast listesi var. Orada Fatih Tezcan. Öbürü Fatih Tezcan. Niye? Adam 15 Temmuz'da gördün niye falan. Bunu övmek için falan söylemiyorum. Amerika'dan bir gün birisi aradı beni. Dedi ki ben aralarındayım. Çıktı artık. Bildiğim için rahat konuşuyorum. Değil artık. Çıktı. Burada dedi 3 kişiye dedi. Sinir oluyor. Diğer ikisine ulaştım size dedi. Zor ulaşıyorum ben dedi. Bir tanesi o zaman Cübbeli Ahmet'ti. Bir tanesi bak bunu ilk defa anlatıyorum. Birisi Sedat Peker'di. Birisi Fatih Tezcan'dı. Burada sizinle ilgili ben konuştuklarını görünce dedi irkildim. Hani senin arkadaşın Ekrem İmamoğlu'nun konuştuklarını önce irkilmiş ya. Ulaşmış hatta ben kendisine de sordum Peker'e bunu. Doğru mu diye evet dedi ulaştı dedi. O mevzu bize. Adamlar daha Amerika'dan buranın planı yapıyorlar. Cübbeli Ahmet İşte bunlara karşı biliyorsun mevzularını. Evet. Çıkıyor. Sedat Peker zaten biliyorsun. İşte Fatih Tezcan medyada. Ha bunları susturursa benim hemen sana demin anlattığım konu bu işte. Hangi isimleri susturursak kitleyi rahat kontrol edebiliriz. Canım algıyı nasıl yönetiriz? Algıyı nasıl bunlar bravo. Sussun biz yürütürüz gemiyi. Peki şimdi ben bir şey soracağım. O listeyi bir dakika verir misin bana o listeyi? Şimdi bak ben buradan sormak istiyorum. Nihat Genç bak seni kafaya alarak soruyorum. Biz sana ne yaptık? Biz Nihat Genç'e ne yapmışız? Niye ver yansın TV'den bize iftira atıyorsun? Senin bir onurun yok mu Nihat Genç? Ben sana yazı bile yazmıyorum. Ya bizimle ilgili yazı yazmış cevap yazısı bile yazmadım ben. Niye? Çok kötü kıracağım kalbini çünkü. Yani öyle böyle değil rezil yanlış edeceğim. Yanlış anlatmışlar. Eksik anlatmışlar Fatih Tezcan'ı. O bilse yazamaz. Yazamaz abi. Şöyle bir şey teklif etsek olmaz mı? Mesela bırak diğerlerini bırak. Bunları ben adam yerine koymam da. Nihat Genç mesela bu kadar kendisine güveniyorsa varım diyorsa eğer hani bir kanaat önderi gibi şimdi biliyor musun? Varım diyorsa buraya davet edelim biz kendisini. Biz de biliyorsun misafir-i ikram şanımızdandır. Gelsin misafirimiz olsun bizim. Eğer kendisinin de ev sahipliği kuvvetliyse hiç biz sudan başka bir şey istemeyiz o da şüpheli. Biz gidelim oturalım oraya. Mustafa Kemal hakkında konuşalım. Tabii açık ucu açık yayın. Ucu açık desibel de açık. Bağırmak da savaş belli bağırılacak. O da istiyordu. Nasıl kısık ses desibel yasağı olsun. Desibel koyalım. 90 desibeli geçtiğinde çalsın mesela. Alet de bulur. Bulabiliriz değil mi öyle bir şey? Desibel buluruz. Öyle bir şeyle gidelim. Nihat Genç'le oturalım. Bir bana benim yüzüme karşı bir Mustafa Kemal'i bir savunsun bakayım Nihat Genç. Şimdi ver yansın TV'ye. Yani biraz seyirci çekmek için mi acaba bunu yapıyor? Ya, prim, bak hepsinin başında prim var abi. Niye? Yerli milli birisi Mustafa Kemal'i nasıl savunursun sen ya? Yerli milli. Bunu nasıl yaparsın? Bak Mustafa Kemal'i vatanı kurtardı falan filan bilmem ne diye anlatarak savunuyorsun. Bu ayrı bir şey. Hadi savundun. Tamam biz tartışırız. Karşılıklı münakaşası bunu ederiz. Münazara olur bu. Tartışırız. Peki bir başka isme Cumhuriyet düşmanı diye saldırmak ne demek? Siz bak Nihat Genç. Biraz şerefin varsa bir daha anlatıyorum. Tek tek sade sade anlatıyorum. Bak daha ağır konuşmak istemiyorum. Burada CHP'liler, İYİP'liler, Saadet Partililer, Cengiz Er, Süper Haber, tüm FETÖ'cüler, Kemalistler, Levent Özeren, Şerefsizi, Saadet Parti, tamam mı? İsmail Küçükkaya, İsmail Saymaz, Buran Kuzu. Buran'a bir müsaade... Ya Buran'a girmeyeyim olmaz mı ya? Buran kurban... Buran'ın niye o tweet attığını biliyor musun Buran'ın? Biliyor. İki hafta önce çaktım ya ben onun, iç yüzünü çıkarttım ya ortaya. İç acısı var abi. İç acısı yok. Var onun. Tayyip Bey'i tehdit etmiş.
Tayyip Bey de ya demiş çok konuşmasın, tehdit de şey karışık tehdit derken elinde bir şey olduğundan değil. Yani böyle bir gönül koyma falan tribine girmiş. Bir de bir o şey biraz de... kırıktır. O biraz tabii ondan... tabii yarı deli biliyorsun. Tayyip Bey de bunu almış bir yere koymuş. Ha onu fırsat olarak gördü şimdi öyle zannediyor. Ya Tayyip Bey'in sizin hakkındaki düşüncelerinizi biz buradan konuşmayalım isterseniz. Niye aileniz var, nasıl eve gideceksiniz? Siz sevildiğiniz veya saygın isimler olduğunuz için bir yerde değilsiniz siz. O düşünceleri de beyefendinin hiçbir zaman değişmez diye düşünüyorum. Farklı o listeden bir isim var, onu anlatmak istiyorum 2 dakika kısaca sana abi. Şimdi İsmail Saymazsanız açık bir tehditte bulundu belki bana göre. Savcıları göreve çağırdı. Allah Allah. Dedi ki işte ya kardeşim bu şerefli bir savcı yok mu? Onun o cesaret bile yok. Hadi diğerinde biraz deli cesareti var sana karşı. Şimdi İsmail... Yok, onu kendisi yazmamış. Yazdırmışlar onu da. O çöplük yazan onu çözdük onun olayını. Bir şey söyleyeceğim. Şerefli, o tam hatırlıyor şerefli, musun? Onurlu bir savcı yok mu bunu yargılayacak tarzında, bu tarzda bir içerik. Savcıların tamamı soruşturma açabilirler onu. Evet, şimdi ben oraya geleceğim abi. İsmail'cim bak buradan açıklama yapıyorum. Sen kitabın mı aslattı oğlum, bu adama neden yürüyorsun? Prim yapmaya çalışıyorsun ki şöyle bir durum var. Bu birebir belgeleri de var. İnanmayanları da yayından sonra Twitter'ımdan paylaşabilirim. İsmail Saymaz 4 hafta önce bir imza gününde... Dayak yiyecek. Planlar hazırlanmış. Sanmasınlar ki işte onun karşıt görüşü ona bir saldırı düzenleyecek. Birini tokatlıyor. Bir para indiriyor. Ona istinaden buna kuruluyorlar. Ne diyorsun? Bunu dövecekler. İsmini de vermeyeyim. İkimizin de tanıdığı ortak bir arkadaşımız var. İzin almadım kendisi. Ona da kendisi tatildeydi. Aradım. Dedim ki abi bak buna böyle bir plan kurmuşlar. İstiyorsan sen seversin onu bir ara. Görüş, uyandır. Aramadı, girmedi topa. İsmail sonradan öğreniyorum ki yalvar yakar o ara imza gününe bir saat geç gidiyor. Bankadan hemen parayı gönderiyor. Üstüne de mesaj atıyor. Abi tamam ne olur yapmayın. Rezil olmak istemiyorum. İsmail ağır gelir bazı şeyler. Allah Allah. Onun öyle yerleri var mı? Var, ya? Para tokatlama falan. Bunlar genel huyları biliyorsun. Gene duydular abi. O Şevvet Tarikatı'nı yaz. Bize Tokat Tarikatı'nı yazalım. Şevvet Tarikatı kendisi de mensup biliyorsun değil mi Tarikatı? Yani sunucuları yürümesinden biliyoruz. Biz kimlerle uğraşıyoruz? Şu düştüğümüz hallere bakar mısın? Adam diyor ki, kendi adıma söylüyorum. Yani, ki biz diyoruz ki biz Cumhuriyet en büyük dostu biziz. Zaten Cumhuriyet'i ölü doğum olarak getiren isimdir Mustafa Kemal. Cumhuriyet bu topraklarda ölü doğum yapmıştır. Eğer siz illa Cumhuriyet kutlaması yapacaksanız 3 Kasım 2002'yi kutlayın. Çünkü o tarih gerçekten Cumhuriyet'in kurulduğu tarihtir bu ülkede. AK Parti'nin iktidara geldiği, milletin iktidarı. Erbakan ne zaman iktidara geldiyse o günü Cumhuriyet diye kutlayın. 14 Mayıs 1950'yi kutlayın Cumhuriyet'in geldiği tarih olarak. Adnan Menderes'in geldiği tarihtir. Siz Mustafa Kemal'i milletle dalga geçip %25'in üzerinde, %24.76'nın üzerinde katılım yok. %75 kurtulmak istiyor Mustafa Kemal'den. Niye hala bize Ulu Önder diye anlatıyorsunuz? O ne zamandı? İnternet yoktu. Tamam mı? Hani bu imkanlar yoktu. Bak şimdi herkes izliyor. Bitti o dönem. Mustafa Kemal, Kemalizm dönemi biter. Ben ölsem de öldürülsem de biter Emre. Çünkü millet bunu, çünkü gençler izliyorlar. Ya bir mesajlar geliyor. Mesela bak isim vermeyeyim. Geçen gün sadece ismini vereyim. Soy ismini paylaşmayayım buradan. Umut Serkan diye bir kardeşim Çanakkale'den. Bizim hatta yazmış. WhatsApp 0539-862-9999. Seminer, ihbar ve destek talepleriniz için WhatsApp ihbar hattımız budur. En sevmeyerek tekrar ettiğim yer bu ya. Ondan gülüyorum kendime. Bunu yazacağım bir gün bir yere, diyeceğim ki bu ya, şurayı paylaşabilir misiniz diyeceğim. Buraya yazmış, görüşmek istiyor. Tamam eyvallah, fotoğraf bir geldi. Şurada bir Kemal Atatürk dövmesi. Gece kaçta aradım? Sen herhalde yalan olmasın 10-11 gibi aradım. Bir saat görüştük. Twitter'a bir sürü şeyler yazmış. Onlara hala bakmadım. Kaldırmış, özür dilemiş zaten. Anlatıyorum şimdi. Niye biliyor musun? Yani bana söylediği şeyi söylüyorum. Hatta valide hanım, annesi yanındaydı. Selam gönderdik. Ellerinden öperiz dedik falan. Hatta geldi İstanbul'a geldi. Görüşemedim yoğunluğumda. Ya şimdi öyle bir şey bu ki bu Twitter veya şu mecra. Birebir konuşmadığında, işte benim suçum kitaba bunu dökmediğinde... Farklı farklı bir insan oluyor. Kitle psikolojisiyle beraber saldırıyor işte Fatih Tezcan, savcılar görevi. Oğlum savcılar görevi. Ya savcı göreve gelse de bak o an aynısını söyleyeyim. Savcı bana ne soracak? Siz bu lafızda Mustafa Kemal'e hakaret ettiniz mi? Hakaret birisi bir yerde değildir de sen onu düşürmek istiyorsundur da odur. Yani ben Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanlığından kaçtığını zaten sizin elinizdeki belgelerle, devletin elindeki belgelerle ispatlıyorum. TCK'ya göre bir suç yok zaten. Ya rakı masasında diyorsun İsmet İnönü'nün sözü var. Aç İsmet İnönü'yü. Bana açtın mı ki İsmet İnönü'yü de açmak zorundasın. Mümkün değil o. İki tane uyuşturucu satıcısı var. İki torbacı yan yana. Birisini alıp birisini almayacak mısın?
Aynı suçu işliyor. Ben rakı masalarına sığınan diye bir ifade kullanıyorum Mustafa Kemal için. Nereden alıyorum ben bunu? İsmet İnönü'nden alıyorum. Ben zaten bunu görüyorum. Bir dakika. İsmet İnönü'ye sığınmış gibi olmayalım. İnönü hiç böyle bir şey söylemedi. Sen kimsin ki benim böyle bir ifade kullanmamı yasaklayacaksın? Sen burada eğer bunu söylesen yarın Ahim'e gittiğimde ben nereye kaçacaksın? Ahim diyecek ki bir dakika ne var bu cümlede? Küfür yok. Eleştiri, hakaret yok. Yani eleştiri hiçbir var, hakaret şey yok. Hiçbir şey yok. Bir insanın rakı masalara sığındığını söylüyor. Sen bana hayırdır? Yani bol mu buldunuz, şey mi buldunuz burayı? Yani bir serbestiyet mi kazandırdınız kendinize? Hiçbir şey yok. Bunları anlatıyor. 5 sene İstanbul işgalde kalmış. 5 tane mermi atmamış. Senede bir tane. 5 senede bir mermi atmamış diyorum ben. Ne var burada hakaret? Bak burada hakaret yok. Burada söyledikleri şey şu. Biz bu milleti kendi ülkesinde bir parya konumuna düşürmüştük. Vergisini çekip alıyorduk. Tokatlıyorduk. Mustafa Kemal üzerinden sahte bir ulu önder uydurmuştuk. Savaşı kazandı falan diye. Sen şimdi çıkmışsın. Tam da Kadir Mısıroğlu öldü diye de bayram ediyorduk. Arkadan sen çıktın. Kadir Mısıroğlu haftada bir gün cumartesileri konuşurdu. Sen haftada bir gün konuşuyorsun. Haftada 7 gün 24 saatte yazıyorsun kardeşim. Bir de arkadan şimdi kitaplar geliyor. Kadir Mısıroğlu'nu üstad diye rahmetle anıyorsun. Biz ona deli dedik, mensup dedik demediğimizi koymadık. Hayırdır. Şimdi diyorlar ki mezarına saldıracağız Kadir Mısıroğlu'nu falan. 50 bin. Bizi asacaklar oraya, bunu yapacaklar falan. Ben de diyorum ki gerçekten yapabilirler. Başbakan öldürmüş bu adamlar diyorum sana. Seçilmiş başbakana küfür etmişler. Şu andaki cumhurbaşkanımızın ölmüş anasına sövmüşler. 15 Temmuz'da imamları, müezzinleri dövmüşler, yaparlar. Eline imkan geçerse yaparlar. Allah imkan vermesin diyelim. Şerlerinden Allah'a sığınırız. Ama hani burada İyi Parti milletvekili Tuğba Vural Çokal'a özellikle bunun cevabını veriyorum. Savcılar neden görevsiz? Savcıların görevde olduğunu, neler yaptığını, hakkımızda soruşturmaları yani. Tabii cevap verdiklerini, suç duyurularına cevap verdiklerini, bunların hepsini siz zaten biliyorsunuz. Sıkıntı yok. Biz de rahatız, siz de rahat olun. Eğer bir ortada yalan varsa zaten bu ortaya çıkar. Siz deyin ki Fatih Tezcan sen şerefsizsin, yalan söylüyorsun, buyurun rahmetli Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün girdiği seçimler ve aldığı işte şu partilere mümkün değil. Mustafa Kemal, bak şimdi bir insanı eleştirebilirsin ama hakaret edemezsin. Mustafa Kemal salak değildi. Bir kere sandığa gittiğinde tarihe gömüleceğini biliyordu. Bir kere gitseydi 1930'da ne oldu? Sandığa gitmesine gerek kalmadı ki. İzmir'de 50 bin kişinin, o da Kemalistlerin verdiği kaynak rakam. En az 100 bin de boş ver. 50-100 bin kişinin bizi Mustafa Kemal'den kurtar diye. Bak nazik söylüyorum ha, daha ağır orada. Evet. CHP binasının bütün camların indiğini, taşlandığını görünce Mustafa Kemal bir dakika dedi. Benim milletim yine anlamamış dedi. Kapattı. SCP'yi de kapattı. Döndü yine rakı masasına. Gidemezsin seçime. 31'de gitti. Katılım 11, 13, 19 oldu. En son 35'te gitti. %24.76 idi. Yok Emre gidemezdi. Çünkü o zaman bu şekilde asimile edilmemişti milletimiz bizim. Ve yaşayan halk şahidiydi ki Mustafa Kemal bir emperyalist işbirlikçisidir. Zorla, silah zoruyla başa gelmiştir. Silah zoruyla başta kalmıştı. Şimdi ben nihalatsızdan geri mi düşeyim? Sen fırına gittin ekmekten, mesela o arkadaşa da söylediğimiz örnek aynı. Fırına gittin ekmeğin içinden atıyorum ki fare yumurtası çıktı, çok özür dilerim. Fare pisliği çıktı, iğrenirsin değil mi? Verirsin geriye, ya paranı verir ya başka bir ekmek verir, bakarsın. Peki aynı şey 3 kere, 5 kere, 10 kere olursa? Sen bir köfte yapan birisini köftenin içerisine tükürük atarken görürsen ne dersin? Şerefsiz dersin değil mi? Dengesiz, ruh hastası. 100 tane bir doktor görsen ki mesela atıyorum... saçma sapan bir şey yapıyor. Mesleğine yakışmayan bir şey yapıyor. Ne dersin? Bir garson görsem üstüme dökse bir şey demem ama başımdan bilerek aşağı dökerse. Mesleki namusu yok dersin değil mi? Ben neyim? Gazeteci, yazarım, araştırmacıyım ben. Ben eğer bu gerçekleri saklarsam ekmeğin içine kasten fare pisliği koyandan benim ne farkım kalır? Ben çıkayım her gün haftada bir kere sıradan şeyleri paylaş durayım. CHP'ye bir tane çakayım. İşte Ekrem'e çakalım. Dönelim PKK'ya çakayım ben. FETÖ'ye çakayım bir tane. Hadi kapatalım gidelim biz. Ne hayır siz nasıl bir insan hayal ediyorsunuz? Karşınızda nasıl birisi var? Nihat Gence, ben buradan senin de hani şahitliğinde, seyircilerimizin de şahitliğiyle ben buradan davetimi yineliyorum. Ya o gelsin ya biz gidelim. Keşke ya da istediği olsun. Kanalda çıkalım. Keşke hani olsun. Ulusal Halk TV çıkalım. Biz daha önce onu saymamıştık. Biz Sülün Yılmaz var bir de biliyor musun? Sülün Yılmaz. 2005 sure tokatlıyordu bir kitabı biliyor musun? Sülün Yılmaz'ı çağırdık, Uğur Dündar'ı çağırdık. Gelemezler. Blok Uğur, o anda Blok Uğur koydu üstüne. Herkesi bloklamış. Özel bir yazılımla yapıyor değil mi bunu? Evet, bir botla yapıyor.
Bu onu anlatırsın bir ara. Veya biraz anlat onu. Nasıl yapıyorsun? Yani Tayyip Bey'i takip eden herkesi nasıl bloklayabilirsin? Şimdi şöyle bir genel özetini açıklamak gerekirse şöyle olur. Twitter'ın bir apisi var. Yani yazılım kütüphanesini dışarıya açıyor. Diyor ki yazılım geliştirilebilir. Kütüphanemiz burası. Şimdi diyor kabiliyetleriniz konuşsun. Şimdi Uğur Dündar'ın kullandığı yazılımı ben nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Canlı şahidim. Maslak'ta bir plazada çalışıyorum. Bir şirkette, özel bir şirkette. Yan tarafı çalışıyordum. Yan tarafımız Sözcü Gazetesi'nin ofisiydi. Orada da benim sevdiğim bir arkadaşım var. Bize bilgi transferinde de yardımcı olur hala sağ olsun. Ya dedi Uğur Dündar dedi bir yazılım yaptırdı dedi. Bomba. Allah Allah. Dedim bir ekran görüntüleri alabilirsen al. Ben dedim bir bakayım. Tamam. Abi şöyle yapıyor sistem. Bir. Diyor ki Fatih Tezcan hesabına git. Tamam. Fatih Tezcan'ın takip ettikleri, Fatih Tezcan'ı takip edenler. Tamam. Bunları bir liste haline getir. Otomatik 15 saniye gibi bir kısa sürede gerçekleştirebiliyor. Yapay zeka kullanılıyor tamam. Arkasında. Tamam. Bir metin belgesinde birikiyor kullanıcı hatları. Kaç bin tane var? 2000 tane. Sistem yapay zeka bu sefer şu tarafa dönüyor. Engelle bölümüne. Liste oraya transfer oluyor. Tek butonla engelleniyor. Günde... Uğur Dündar bu iş için kaç para harcamıştır sence? Ben sektörde olduğum için bana gelse 50 bin liradan aşağı yapmam. Üst limitleri var. Minimum 50. Ama Allah rızası için bugün sokaktaki birine yardım etmezler. Bir camiye gidip cami imamına demezler ki bir sıkıntın var mı hocam? Sana biraz yardımcı olalım. Kurban olurum. Bu tarz şizofreni konularda Allah... Yani bunların aslında sen yayınlarında hep söylüyordun. Bunların derdi benle değil, senle değil, Tayyip Bey'le değil. Bunların yok. Derdi Hazreti Muhammed Efendimiz'le. Allah'la. Onu biz söylemiyoruz. Onu Mustafa Kemal'e röportaj yapan o röportaj söylüyor. Yazıyor ki o zaman biliyorsun. Tekzip etmiyor Mustafa Kemal. Atatürk'ün kavgası Allah'la diyor. Çünkü Allah'ın uydurulmuş olduğuna inanıyor. Ate diyor, ateist diyor. Ve Türk milletinin de diyor bunlara tabi olduğunu falan söylüyor diyor. Yani Arapların peşine gittiğini falan söylüyor. Bu bizim söylediğimiz gibi peygamberle kavgasını Mustafa Kemal kendisi söylüyor canım Kazım Karabekir'e. Ama sen bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Uğur Mumcu da yalancı. Biz de yalancıyız. Kazım Karabekir yalancı. Nazım Hikmet yalancı. Bunlar doğru biliyorlar bunlar. Cehalet kadar kötü bir şey yok kurban olayım. Açma, okuma. Sen lise müfredatında resmi ideoloji sana ne anlattıysa yalanlar hepsine inan. Peki şuraya gelemeyecek miyiz? Yani tamam Mustafa Kemal konusunu bir kenara bırakabilir miyiz? Peki. Tabii. 15 Temmuz gecesi imamları müezzinleri niye dövdünüz? Bir tane tweetim var. Onu hatırlıyor musun? Geçen gün tekrar retweet yaptım Ekrem İmamoğlu meselesiyle. CHP'nin AK Parti Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye şikayet etmesine... Hani diyor ya Necip Fazıl bizdeki muhalefet öyle bir şeydir ki iktidar devrilsin de yani Türkiye'yi satar diyor yani mealen şimdi tamam. Biz bir şey söyledik dedi ki bunu belki de Allah-u Teala kurban olur bilerek yapıyor. Şimdi ben nasıl anlatacaktım sana mesela burada ben 100 sene 200 sene önce olanları saatler sürer. Hiç gerek yok. Bak Emre'ciğim Ekrem İmamoğlu'na bak Mustafa Kemal'i görürsün. Mustafa Kemal nasıl Batı ile işbirliği yaptı? Osmanlı'ya karşı nasıl 13 Nisan 1909'da Selanik'ten topladı Yahudileri geldi buraya 2. Abdülhamit'i devirip 14 gün sonra 27 Nisan günü gönderdiler Alaaddin Efendi'nin köşküne Yahudi Selanik'e o da zaten Şimon Zivi yani Şemsi Paşa diye öğrettikleri okulun gerçek ismi oranın sahibiydi. Tamam o zaman nasıl olduysa şimdi ondan dolayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Ömer Emin Ağaoğlu gibi tipler daha oğullar uzun. Bunlar da ondan dolayı işte Batı'ya, Türkiye'yi, AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'ı şikayet edip yalıyorlar. Diyorlar ki bizi Türkiye'nin başına getirin. Nasıl işte Allah gençlere bunu göstermek için belki de bunların bunu yapmasına izin veriyor. Ekrem İmamoğlu'nun bunu yapmasına izin veriyor. Süleyman Soylu ne diyor? Sana millet diyor senin hak ettiğini verecek diyor değil mi? Aynen öyle. Devamında da diyor ki senin diyor bu millet okuttu diyor. Millet okuttu diyor. Buradaki... Sözün gittiği bir yer var biliyor musun? Gerçi Süleyman Soylu ile Mustafa Kemal konusunda da pek aynı yerde olduğumuzu söyleyemez. Mesela söyleyemez çünkü sohbetimiz vardır. Bana söyler niye giriyorsun diyor. Yani girme diyor yani başka türlü bir bakış açısı var onun olaya. O mesela Mustafa Kemal'in resmin olduğu her yerde dikkat et. Süleyman Soylu'nun makamında Tayyip Bey'in de fotoğrafı vardır, resmi vardır. O başka bir yerden bakıyor olaya. Daha önce de mesela söyledi. Peker de başka bir yerden bakıyor. Ben de kendime göre bir izah getiriyorum. Ben devletimin kinini tutuyorum diyorum ya. Ben Osmanlı'mı kinini ya tutuyorum. Bu gitti. Yine sözünü, bu benim devletim. Yine sözünü kesiyorum. Çok özür dilerim. Şimdi Peker ismini verdiğinde konulara hiç girmeyeceğim. Sadece şunu söylemiştim bir görüşmemde. Efendim demiştim. Fatih Tezcan gibi iki insan daha olsaydı bu Türkiye'de şu an dedim bunları yapamayacaktı. Bu insan dedim tek başına mücadele ediyor. Ondan dedim Allah razı olsun. Bilir. Bunu evet. İçten söyledim yani. Yok, eyvallah, takipçilerimiz eyvallah.
Bilir. Bilsin diye söyledim. Şey yok bize ama biz şuna çok saygı duyuyoruz. Sadece o değil. Mustafa Kemal konusu konuşulabilir ve tartışılabilir olmalıdır. Bunu zaten herkes söylüyor. Bunda bir sıkıntı yok. Burada bizim sıkıntımız şu. Bize Cumhuriyet düşmanı diyerek iftira atamazsınız. Mesela bana Atatürk düşmanı der bazıları. Ya bu senin klasifikasyonun. Benim öyle bir derdim yok ki. Atatürk düşmanı ne demek? Ben Ebu Cehil düşmanı mıyım? Alakası Ebu Leheb düşmanı mıyım? Alakası yok. Kur'an bir yerde bile kafirlerin ismini anmaz. Sadece Ebu Leheb'in ismi geçer. O da halbuki Ebu Leheb'e değil. Tebbet yeda Ebi Leheb. Yani Ebu Leheb'in eline, ne demek Arapça? Yet, el. Yani yönetim sistemine. Ebu Lehebizm'edir. İşte Ebu Lehebizm'in ne olduğunu anlatmak gerekirse, bu konuyu tekrar etmemiz gerekir, seyircileri sıkarız. Evet. Ebu Leheb kaypaklıktır, yavşaklıktır, özür dilerim. Tamam. Ebu Leheb budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evde mi değil mi tam bilmiyorlar, kadınların, annelerimizin, Allahu Ekber diye çığlıkları geliyor. Utbe bin Rebiya, ben evde kadınlar olan bir evi geceleyin bastı, dedirtmem arkamdan diyor. Kafir, müşrik, müşrik. Allah'tan başkasının kanununa razı gelen, otoritesini kabul edene müşrik denir. Müşrik. Ebu Leheb diyor ki olsun diyor, girelim içeri diyor. Şimdi bak ben buna, şimdi hanım izleyicilerimiz var, çocuklar da izliyorlar. Ben ağır konuşamıyorum ama anladın mı demek istediğim şeyi? Evet. Dolayısıyla günümüze geldiğinde bunun ben iz düşümleriyle karşı karşıyayım. Dün Mustafa Kemal, bugün Fethullah Gülen, yarın belki Ekrem İmamoğlu veya başkası, fark etmez. Bizim gibileri susturamazsınız. Bunu beceremezsiniz. O zaman bizden size ince bir akıl. Diyoruz ki bizi susturmaya çalışmayın. Bizimle karşı karşıya gelin. Bizim yanlışımız varsa düzeltin. Şimdi aklıma geldi. Bir yandan o zaten benim sorgulayan bir noktada. İmamoğlu'nun korumalarının İki vatandaşı gördüğü videoyu gördün mü? Gördüm abi. Vatandaş çekmişler. Vatandaşın açıklamasını dinledim abi. Yok hayır, ne diyor? Çekmeyin abi diyor. Doğan Haber Ajansı çekiyor o anda. Çekmeyin abi diyorlar. Sonradan yazılı olarak bir açıklama yapıyor arkadaş. Diyor ki ben diyor bunlara diyor oy verdim. Dayak yiyecek pozisyona geldiğim için diyor pişmanım diyor oy verdiğime. Niye dövmüşler? Hiçbir sebep yok. Sadece orada bir İşte hepimizin başına geliyor. Trafikte sıkıştırılıyoruz. İşte ışık kavgası. Yanında karısı olduğu doğru mu? Doğru. Ben video gördüm. Doğru. Eşi de var. Hiçbir olay yok yani. Yol kavgası sadece. İniyorlar direkt. Silahları çekiyorlar. Bunlar daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın korumalarının ilk etabında yaptıkları. Yani düşünemiyorum ki Cumhurbaşkanı noktasına geldiğinde demek ki bizi harbiden sallandıracaklar. Ekrem İmamoğlu'nun korumaları... Yanında eşi çocuğu olan adamın, çocuk var mı arabada? Çocuk da var. Eşi çocuğu olan adamı yere indirip silah mı çıkarıyorlar? Evet. Çekiyorlar. Bu silah çekmiş mi? Adam silah yok çekmiş. Adam da silah geç. Adam yani tekme bile atmıyor. Direkt yere yatmış. Videoyu zaten ben defalarca izledim. Senin dediğin şey güzel ya. Yani İBB başkanı ise bunları yapıyorsa kendine oy verene. Cumhurbaşkanı falan olsa yarın işte benim dediğim yere geldik mi şimdi? Geldik. Şimdi oradan o parçayı aldım. Bu geldi. Fethullah Gülen havalimanına karşılar ya. Tabii hoş geldiniz efendim. Bak abi diyorum mi? Hoş geldiniz efendim der. Elin ayağını öper. Tabii. Zaten var mesajları gidiyor efendim diyor. Yok, sağınıza duacıyız. Peki toparlayalım mı? İnşallah. Haftaya salı 21'de tekrar beraber olalım inşallah. Yani çok önemli bir konu var. 5-7'de 12. Salı demek pazar. Pazar 10 Kasım pazara tekabül ediyor. İki tane şey söyleyeceğim. Geçen hafta söyledim, bir daha söylüyorum. Hususen takipçilerimden rica ediyorum. Kameranın gözünün içine bakarak söyleyeyim bunu. Yayını ben kapatayım eğer müsaaden varsa Emre. Emre Olur'a tabii bugün konuk moderatör olduğundan dolayı, olmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Beni kırmadı ve geldi. 10 Kasım'la ilgili önemli. Çünkü 10 Kasım'a kadar başka yayınımız olmayacak. Mustafa Kemal bir ateistti. Ve bizim eleştirdiğimiz yanları ateizm değil zaten, biz başka yani seçim yapmaması, diktatörlük yapması falan, onu da eleştiriyorum ben. Ama bu konunun dışında 10 Kasım'da şahsımın Fatih Tezcan isminin üzerinden provokasyon yapılacağını dair çok sağlam duyumlar aldık. Ben buradan herkesin anlayabileceği şekilde duyuruyorum. Geçen hafta söylemiştim. Cüneyt Özdemir, bunu yazmadık demin, Amerika'da yaptığı o videoyu çektiğinde Cüneyt Özdemir'in sağlığını pek yerinde bulmadım. Ruh sağlığını biraz sıkıntılı buldum. Allah yardımcısı olsun onun da. Orada Cumhuriyet bayramlarında 10 Kasım'larda ortaya çıkan diye bir ibare kullanmış bizim için. Bizim bir tane 10 Kasım'da Mustafa Kemal ile ilgili yazdığımız bir tane harf bulamazsınız.
Twitter orada. Bir hakaret bulamazsınız, eleştiri bulamazsınız. Çünkü 10 Kasım, şimdi benim binlerce Atatürkçü arkadaşım, dostum var. Ailem zaten benim Atatürkçüydü. Atatürkçü, yani ailem derken eşim ve çocuklarım, ehlim değil, üst ailem. Şimdi baktığında iftirayı o kadar rahat atıyorlar ki. Yani bu kadar bizim Atatürk'ü tanıdığımız varken kalkıp 10 Kasım'da bir şey mi söylüyor? Şimdi 10 Kasım yine geldi. Şimdi 11 Kasım günü ne yüzle gezecekler bunlar? 10 Kasım günü görecekler ki ben bir tane bile tweet atmayacağım Mustafa Kemal hakkında. Hatta diğer attığım tweet'e de dikkat edeceğim. Niye? Çünkü biz zaten biliyorsun en son Resulayn Tel Abyad operasyonu Barış Pınar Harekatı sırasında da Mustafa Kemal'le söz ilgili birisi yazdı. Bir takipçine. Bir takipçi Atatürkçüydü, dedi ki bari operasyon sırasında bir şey söylemedi. Sen de sözünü tuttun operasyonda. Sanki şey var hani... kaçan var sanki. Ya tamam, Anıtkabir'de o da duruyor. Kemalizm de zaten burada. Biz de burada konuşuyoruz. Burası normal bir ülke. Kurban olayım. Burasının 50-60 senenin öncesinin böyle bir darbeler olan falan, böyle bir psikopat Kemalist fanatiklerin olduğu falan bir ülke gibi göstermeyi bırakın. Ne sizden korkacak olan var, ne de susacak olan var, da başka bir şey söyleyeceğim. Karışmasın laf lafa. Söylemek istediğim şey şu benim. 10 Kasım'da hususen özellikle benim takipçilerimden ağır bir şekilde, yani kalben, ruhen ve samimiyetle bir şey rica ediyorum. Bir imada bile bulunmayın. Bir karikatür bile yayınlamayın. Bir resim bile paylaşmayın. Bir harf bile yazmayın. Mümkünse 10 Kasım günü, pazar günü ailenizi ayırın, dinlendirin kendinizi. Çünkü bu ülkede gladyo artıklarının, bu Cengizer'i ben ayrı güzel yapacağım ben onu kitapta. Onun çünkü Tayyip Bey'le hatıramız var Cengizer hakkında bizim. Ben onu çok güzel yapacağım kitapta. Süper Haber'de yine bir şeye yer vermiş bana şahsıma. Süper Haber'de benim haberlerim duruyor bir yana. Kaldır bari onları, kaldır da biraz omurilikli dur Cengizer. Orada benim için mesela, orada ismimi söylüyorlar mıydı hatırlamıyorum da. Önemli değil. İşte imayla bahsediyorlar. Buradan Habertürk'te bir şeyimiz olacak. Neyse uzatmayın. Konu konuya karışmasın. Orada gladyo falan dedi herif bizim için. Gladyo. Şahsım için dedi bunu ya. Ya Fethullah Gülen için yaşayan en tehlikeli ve tecrübeli gladyo elemandır diye yazan, benim gladyoyu senelerden beri anlatan benim adam bizim için gladyo dedi ya. Niye Mustafa Kemal'i eleştiriyor diye. Ya bunlar gerçekten algı, girmeyeceğim ben. Şimdi bu ülkede eleştiri her zaman için olmalı ama bizim ülkemizde eleştiri kayboldu. Küfür var. Şimdi biz öyle değiliz. Adımız, soyadımız, fotoğrafımız, adresimiz, her şeyimiz belli. Zaten hani devlet hakkımız her şeyi biliyor. Ya ben geleyim diyorum. Geleyim hani. Ama şu istenir. Mesela orada bir şey var. Gladyo tarafından. Yani mesela Fatih Tezcan şu anda onlar için bir açık ihale. Mesela Levent Özeren bizi açık ihale haline getirmeye çalışıyor. Ne diyor? Fatih Tezcan susturulmalı diyor. Oraya yazıyor. Arkasından da yalandan Twitter mentionluyor. Ne yapıyor? İşte o Önder Aytaşlar'la falan filan, demin dedim ya ben sana, görüşmeleri olduğu için Levent Özer'in FETÖ üst kademeleriyle bizim nasıl birisi olduğumuzu biliyor. Ve biliyor ki bizi öldürmeden susturamayacaksınız zaten. Cezaevine girsem sizin için bin misli kötü, anında kitabı çıkartırım cezaevine girsem. Bir ayda hemen her ay bir kitap çıkartırım. Öldürse, daha zarar veririm Allah ben. Allah korusun, ölsen daha beter, arkandan bir milyon Fatih Tezcan gelecek. Tamam, o şimdi sıkıştılar bunlar. Önemli değil benim için ne yapacaklar. Ben umursamam, ben kendi işime yoluma bakarım. Allah'ın izniyle, takipçilerimizin desteğiyle. Ama... Ya bir de nasıl destek oluruz diyorlar. Analiz merkezine girin, en üstte yazıyor nasıl destek olabileceğiz arkadaşlar. Ama burada şunu ister gladyo. Yani 10 Kasım'da mesela atıyorum daha önce oldu. Hasan Ocak mıydı ismini unuttum şimdi. Hasan evet. Bilmem neydi mesela. Mustafa Kemal'in annesine dil uzatma durumları falan bilmem ne oldu. Bu iki bahistir şu konu. Bir, Mustafa Kemal ateisttir. Anamazsınız. Eğer İslam dinine mensupsanız rahmetle anamazsınız. Bununla ilgili Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hitaben Allah-u Teala'nın indirdiği özel ayet vardır. Onlar için bağışlama, yargılama yani ne oluyor? Af dilemede bulunma. Allah onları affedecek değildir diye açık açık. Niye? Sağlığında Allah-u Teala'yı reddetmiş. Allah'lar vardı, bir tane Allah oldu diye tarih kitaplarına yazmış. Uygun el yazıları tespit olmuş. Mustafa Hazreti Muhammed Mustafa için, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için ahlaksız demiş, yalancı demiş, Kur'an'ı uydurdu demiş. Buna inanmamış ya. Şimdi dinen bu İslami bir şey söylüyoruz burada. Başka bir açıdan değil. İyi bildiğimiz bir alan bu. Ayet hadis işlediğimiz bir yer. Bir Müslümanın bir kafirle ilgili Allah rahmet eylesin sözü, kafir olması şart burada. Ehli kitapla ilgili tartışma vardır çünkü alimlerin kendi aralarında tartışmaları var. Bir ateistle ilgili Allah rahmet eylesin diyemezsin. Dediğinde
Allah'ı rencide edersin. Adam Allah'ı inkar etmiş. Sen Allah'a dönüp diyorsun ya, sen yine ona rahmet eyle. Allah-u Teala zaten Kur'an'da azap edeceğini söylüyor. Allah tırnak içinde senin kafandaki gibi tezat sahibi bir ilah değildir. Bu konu teolojik bir konu. Dolayısıyla Diyanet, galiba anladığım kadarıyla doğru mu değil mi onu da ben bilmiyorum da, neymiş? Merkezi ezan sistemine siren girilmiş. 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe bütün ülkede cami hoparlörlerinden siren çalacakmış. Eğer böyle bir şey olursa, ben Fatih Televizyon olarak şunun sözünü veriyorum. Benim bulunduğum yerdeki camiyi ve totalde Diyanet'i şikayet ederim. Gürültü çıkarttığından dolayı. Sen cami hoparlöründen ezan okumakla mükellefsin ey Diyanet. Böyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Var mı, varsa diye opsiyon açarak konuşuyorum ben. Yani fiktif bir şey konuşuyoruz. Böyle bir şey varsa ben söz veriyorum ve takipçilerime de duyuruyorum bunu. 10 Kasım günü lütfen hiçbir şey yazmayın. Bugün geçsin. Onlar bizim ölülerimize, benim ölmüş anneme, benim ölmüş babama, dedelerime, Kadir Mısıroğlu'na, bütün Müslümanların ölülerine etmedikleri bir küfür yok. Çünkü onların Allah'ları yok. Bir Allah'a inanmıyorlar. Çünkü onların ilahı Mustafa Kemal. Ama bizim bir Rabbimiz var ve Allah-u Teala onların ölülerine hakaret etmemizi bize emretmiyor. Biz bununla emrolunmadık. Dolayısıyla 10 Kasım'ı normal, hakaretsiz şekilde atlatabilirim ki yine 11 Kasım'dan sonra Mustafa Kemal'in, Ulu Önder falan olmadığını, İngilizlerle İslamsız bir Türkiye projesi için anlaşarak başa geçtiğini, zaten ömründe de İngilizlere attığı bir tane mermi yok, ispatlayabilen yok. Bunu biz yine konuşmaya devam edebilelim. Bu işin bir ucu. Diğer tarafta da yani sükunet ve suhulete davet ediyorum burada Fatih Yazıcı olarak. Diğer tarafta da Diyanet'e ben buradan uyarımı yaptım. Yine bütün takipçilerimi eğer 10 Kasım'da düzeltiyorum. Sabah 9:05 geçe, biliyorsun öldüğü saatte o değil. Gecenin köründe öldü. Ama onlar sabah 9:05 geçe, bir de 5 geçe. Anladın? Yani 8:30-9'da geldin, çayını içtin, ayağa kalkabil diye. 9:05 geçe. Tam ayarlamışlar onu da yani. Eğer bu saatte siren falan bilmem ne öyle bir şey çalmaya kalkarsa camilerde, olacak olan ben infiali tahmin edemiyorum zaten. Bir daha o camiye milleti nasıl cumaya çağıracaksınız? Yani Ebu Cehil'e rahmet okunan camiye Hazreti Muhammed ve sahabeyi Aleyhisselatü Vesselam'ı şeye mi çağıracaklardı? Namaza mı çağıracak? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz milleti? Tam gerizekalı yerine koyma. Yani birlik, konsolidasyon, sandıkta daha fazla oy alalım diye mi bütün bunlar? Böyle mi oy alınacak? Ya bu oydan bir bereket çıkacağını gerçekten düşünüyorlar mı? Yani böyle... Düşünüyorlarsa da çok yanlış. Aman yarabbim, yani %51 diye bir putumuz mu oldu bizim? Bu yeni tanrının adı bu mu? %51 putu. Ben bunu AK Parti İl Başkan Yardımcısına bir saat anlatmıştım. Bakırköy'de bir vesileyle Yeşilköy'de şeyde oturmuştuk sahilde. Orada bir masa olmuştu, rast gelmişti de. %51 diye bir putumuz yok dedim ben ya. Öyle rahmetli, öyle bereketli %49'lar olur ki. Öyle bir %51 alırsın, bet bereketin kaçar, yerin dibine geçersin demiştim. Anlatamadık. O zaman ismini de hatırlamıyorum. Önde vermeye, bulmaya da gerek yok. Anlatamadık. Olur mu, olur mu, olur mu deyip geçiyordu. Ya ne olur mu, bana mı anlatacaksınız? Siz politikayı biliyorsunuz. Ben siyaseti biliyorum. Siz politikacılığınız kadar konuşun. Benim bildiğim şey bambaşka bir şey. Sizinki bambaşka bir şey. Dolayısıyla bu davete de bulunmuş olayım. Emroğlu'na tekrar teşekkürler. Her salı akşamı 21'de olduğu gibi bu salı akşamı da 5 Kasım itibariyle analiz merkezimiz bitiyor. Destek olmak isteyenler nasıl destek oluruz diye. İhbar hattı çok güzel çalışıyor. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir 10 gün 15 güne kadar ben düze çıkıyorum. Kasım ayı benim düze çıkma şeyim. Belli oldu, bazı sıkıntılarımız vardı. Biraz bahsettim sana yayından önce. Onları atıyoruz. İnşallah çok güzel şeyler yapacağız. Anlattın. O yüzden söylüyorum, bir büyüsü kaçma durum olmaz diye mobil uygulamalar çıkıyor, bunu anlattım. Mobil uygulamalar geliyor, sadece o değil, analiz merkezi tekrar aktive olacak, hem de birden fazla editörümüz olacak. Eğer gönüllü editör olmak isteyenler varsa yine aynı yerden başvurabilirler. Bir seminer davetimiz var İstanbul'da, inşallah bir seminerde buluşacağız. 500 kişilik bir salon Pendik'te, umuyorum ki herhalde o da Kasım ayı içerisinde olacak herhalde. Burada beraber diğer seminer davetleri için gelebiliriz. Merak etmeyin, başınızı belaya sokmayız. Çok korkuyorlarmış ondan. Diyorlarmış ki çağıracağız Fatih Tezcan'ı ama ne söyleyecek? Ha, sen beni ne için çağırırsan ben onu söyleyeceğim. Sen beni şimdi başka bir konuda çağırdın, ben Mustafa Kemal'den mi bahsedeceğim? Bizim sanki gören de zanneder ki Mustafa Kemal'den, Kemalizm'den başka bir konumuz yok, bir şey konuşamıyoruz. Onunla yatıyor, onunla kalkıyor. Ya evet. Yüzlerce seminer verdik. Mustafa Kemal'in belki isminin geçmediği çok şey var.
konuşacak çok daha başka şeylerimiz var. Merak etmeyin. Değiniriz. Korkmayız. Korkacak olan da bizi çağırmasın. Bizim zaten korku diye bir şeyin varsa, Allah'tan başkasına çekiniyorsan, ben de senin ne işin olur? Sil beni defterden. Gideyim ben de. Eyvallah, çok mu konuştuk? Hakkınızı helal edin. Eğer hayırlı bir şey söylediysek, bu kesinlikle bizden değil, Allah-u Teala'dandır. Biz vesile olmuşuzdur. Bir şekilde nasiplenmişizdir. Eğer yanlış bir şey konuştuysak, bu kesinlikle bizim nefsimizdendir. Bundan dolayı da Rabbimizden mağfiret, sizden de özür dileriz. İhbar için, destek için, seminer daveti için, hepsi için WhatsApp yazabiliyoruz. Yazabilirsiniz. 0539 862 9999. Buradan yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi sizi alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünneti, hadisi şerifiyle uğurlamak istiyorum. Allah sizi sevsin, sevdirsin ve sevindirsin. Rabbim sizi münafıklara karşı muhafaza buyursun. Aslında bu duayı da bundan sonra etmemiz lazım. Öyle değil mi? Avrupa'ya gidip eğer birileri burayı şikayet ediyorlarsa, bundan sonra da buraya girip ellerini açıp da dua eder pozisyona geliyorlarsa, şimdi ben bunlara münafık demeyeyim de ne diyeyim, sen bana bir ismi söyle. Net münafık değil mi hem de? Yani doğru, çok doğru. Açık açık noktada münafık. Noktada buluşuyoruz hepimiz. Ya işte böyle. O yüzden biz de buradan o zaman yavaş yavaş yayınımızı kapatma noktasına gelelim. Şuradan evvela bulalım. Tamam. Ya işte böyle Emre. Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Teşekkür ediyorum izleyen herkese. Lütfen bir 15-20 saniye olsun. Söyleyecek bir şey bulur musun? Ha, şeyi söylemeyi unuttun az önce. Neyi? Analiz merkezinden sağ üstte miydi, sol üstte miydi? Sağ üstteydi galiba. En üstte. En üstte. Oradan da destek olun butonuna bakarsanız daha detaylı bilgiler de elde etmiş olursunuz. Biz düşünebiliyor musun? 2 haftadan beri Almanya'dan destek olmak isteyenler için hesap numarası paylaşacağız. 2 haftadan beri onu paylaşmadık. Ve diyorlar ki sen para için mi konuşuyorsun? Lan bir tane IBAN gireceğim oraya. IBAN işte Almanya üzerinden. 5 saniye IBAN. Ya. PayPal çekildi ya buradan. Swift. PayPal buradan protesto için falan çekildi değil mi? Tayyip Bey protesto için çekildi evet, değil mi? Evet. PayPal yoksa Türkiye'de çok başarılı giden bir projeydi yani. Çekildi. İşte onun yerine bir tane şey bulduk. Almanya üzerinden hesap numarasını. Daha onu paylaşmadık. Var yani Almanya'dan. Ama baktığında Fatih Tezcan proje işte maalesef. Kurban olurum yaradana ya. Neyse. Peki o zaman YouTube'u da kapatıyoruz. Hepinize iyi geceler. Lütfen yayını paylaşmayı unutmayın.